Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. 16. Bölüm Fransız Dağı'na Hücum Noel haftasının başında Fransız Dağı'ndaki altına hücum son hızına ulaşmıştı. Corliss ve Bishop vakit geçirmeden hisselerini kaydettirdi toprağı iyice incelemek istiyorlardı. Daha sonra sırlarını birkaç arkadaşa açtılar. Harniye, Wells'e, Tredewe'ye, bir Hollandalı'ya ve sonunda Lucy ile söz ettiler. Corliss genç kadının işaretini eliyle dikti. Albayı da bu durumu açıklaması için kadını davet etmekle görevlendirdi. Ülkenin geleneğine göre bu şekilde kayırılanlar paylarının yarısını o yeri keşfetmiş olanlara verdiler. Corliss bu öneriyi geri çevirdi. Bishop da öyle yaptı ama başka nedenlerden. Çünkü altına doymuştu. Çiftliğimin parasını kat kat çıkardım diye açıkladı. Daha fazla kazanırsam paraları ne yapacağımı bilemem sonra. Altına hücumdan sonra Corliss kendisine yeni bir hizmetçi bulmayı doğal karşıladı. Bu nedenle kampa Kaliforniyalı göze açık birini getirdi. Deal burun kıvırdı. Asla olmaz diye söylendi. Şimdi zenginsin Deal. Benim için çalışmana gerek yok artık, dedi Vance. Zengin mi? dedi madenci öfkeyle. Anlaşmamıza göre beni kovamayacaksınız. Canımın istediği kadar yanınızda kalıp hizmetinizi göreceğim. Anladınız mı? bir cuma sabahı tüm ilgililer paylarını kaydettirmek için altın komiserliğinin önünde toplandı. Bu haber çabucak yayıldı. Beş dakika sonra erkekler yola düştü. Yarım saat sonra da tüm Dawson halkı ayağa kalkmıştı. Yanlışlıkları, haklarına tecavüzleri ve kayıt sırasındaki yanlışları önlemek için Vance ve Dil kayıtlarını hemen yaptırıp geri döndüler malları hükümetin mühürüyle mühürlendiği için arazilerine gitmek için acele etmiyorlar, yola çıkan kalabalığın kendilerini geçmelerine pek de aldırmıyorlardı. Yarı yolda değil, arkaya bir göz attı. Saint Vincent acele acele geliyordu. Omuzlarında altın aramak için gerekli yükler vardı. Orada yol kıvrılıyordu. Görünürde de iki kişiden başka kimse yoktu. Sus, tek söz bile etme.'' beni tanımıyormuş gibi davran, dedi Deal arkadaşına. Kimliğini saklamak için kasketinin siperliğini iyice çekti. Yere iyice yatıp şu aşağıda göreceğiniz sudan içiyor gibi yap. Daha sonra kulübeye yalnız dönersin. Benim küçük, kişisel bir hesabım var. Tanrı aşkına, ne benimle ne de bu yaratıkla konuşma. Özellikle senin yüzünü görmemeli. Şaşıran Corliss söylenenleri yaptı yoldan ayrılıp karların içine yattı ve boş bir konserve kutusuyla su içti. Bishop bir dizini yere dayamış, ayakkabılarını bağlayarak oyalanıyordu. Vincent yanından geçerken ayağa kalktı ve yola doğru atıldı. ''Hey ahbap, bu kadar acele etme!'' diye bağırdı gazeteci ona. Bishop ona baktı ve adımlarını sıklaştırdı. Vincent koşmaya başladı. Birbirlerine yaklaştılar. Bu yol Fransız dağına değil mi? Sanırım öyle. Ben de oraya gidiyorum. Hoşça kal. Deal öne geçti. Gazeteci de ona yetişmek amacıyla ardına düştü. Corliss başını kaldırdı ve iki adama baktı. Madencinin hızla sağa dönüp adamın ırmak yoluna saptığını görünce aklına bir şey geldi ve kahkahayla güldü. O akşam Dil Eldorado'daki kampa çok geç döndü. Yorgun olmasına karşın çok neşeliydi. Ah onu istediğim gibi pataklayamadım ama yine de iyi benzettim diye bağırdı içeri girer girmez. Dişlerimin arasına tıkınacak bir şeyler sokun. Ya, papuç, mum parçası, ne olursa olsun. Çaydanlığı kaptı, boğazına sıcak sıvıyı boşalttı. Sonra battaniyelerin üzerine kendini atarak koşmaktan sertleşmiş bacaklarını ovalamaya başladı. Corliss et kızartmaya ve fasulye ısıtmaya girişti lokmaları çiğnerken, ona öyle bir şey yaptım ki, dedi. Bir daha Fransız dağına adımını atmaz. Dill, Vincent'ın konuşmasını taklit ederek, neredeyiz, Fransız dağına yaklaşıyor muyuz acaba, diye eğleniyordu. Gülmekten tıkanan madenci çayını yuttu ve öksürük nöbetine tutuldu. Yeniden konuşmaya başlayınca ekledi. Onu nerede bıraktığımı biliyor musunuz? Hint ırmağının öte yakasında. Rüzgara açık, yüksek bir tepenin üstünde. En yakın kampa sürünerek gelebilir. Ben de 75 kilometre koştum. Uykusuzluktan ölüyorum. İyi geceler. Yarın sabahtan önce beni uyandırmayın sakın. Battaniyeleri üstüne çekti. O uyurken Corliss onun neredeyiz, neredeyiz diye sayıkladığını duydu. Corliss Lucille konusunda biraz huzursuz oldu. Onu anlayamıyorum, dedi Albaya. Altın payı nedeniyle gazinoya gelmesine gerek kalmaz sanıyordum. Yaşama biçimini hemen değiştiremezsin diye karşılık verdi albay. Ama hakkının bir kısmını satabilir. Bunu göz önüne alarak ona birkaç bin dolar avans vermeyi önerdim. Para sıkıntısı çekmediğini söyleyerek kabul etmedi. Çok duygulanmış göründü ve bana günün birinde sıkılırsam kendisine başvurabileceğimi söyledi. Albay saatinin kösteğiyle oynayarak gülümsedi. Ne istiyorsunuz Aziz dostum? Bu kaybolmuş ülkede bile yaşam sizin ve benim için biraz yiyecekten, battaniyeden ve sobadan başka bir anlam taşıyor değil mi? Herkes de bizim gibi, hatta daha bile ileri. Lucy toplumu seviyor. Ona gazinoyu yasaklarsanız nereye gider? Kışlaya. Yüzbaşının karısını görmeye mi? Ya da Fronaya? Ve Bayan Shovla ziyaret mi yapabilir? Bu açıdan bakın onunla güpe gündüz sokaklarda dolaşır mıydınız? Ya siz? diye sordu Vance. Tabii, zevkle, dedi albay. Ben de ama, sustu ve ateşe dalgın dalgın baktı. Vincent'a nasıl davrandığını gördünüz mü? Panayır hırsızları gibi anlaşıyorlar. Her zaman birlikteler. Buna ben de şaşırıyorum, dedi albay. Vincent'ın görüş açısını kolayca anlıyorum. Lucille'ın Fransız dağında hatırı sayılır bir payı var. Bunu aklınızdan çıkarmayın Corliss. Frona'nın bu adamla evleneceği günde gelecektir. Ama o buna razı olmaz. Corliss birkaç saniye düşündü. Albay devam etti. Yine de Lucille'ın hayranlığı beni şaşırtıyor. Vincent da ne buluyor ki? Onun zevki ötekinden. Başka kadınlardan daha kötü değil, dedi Vance. Şuna eminim ki örneğin Frona'nın zevki de yabana atılmaz değil mi? Corliss arkasını dönüp çıktı. Albay dudaklarında bir gülümsemeyle ardından bakıyordu. Corliss bu Noel haftasında kendi mutluluğuyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgilenenlerin çoğunluğundan hiç kuşku duymuyordu. Özellikle iki kişi, birisi Vance'den yana, öteki de Frona'nın sevgisi için çalışıyordu. Ülkedeki Pete Whipple adındaki eski bir madencinin tam Fransız dağının üstündeki Eldorado'da bir işletmesi vardı. Adamın kanı melezdi. Annesi yerli, babası da Kürk tüccarı bir Rus'tu. Kadın pek güzel sayılmazdı. Bir pazar sabahı Dil Bishop arkadaşı Whipple'la gevezelik etmek için indiğinde onu evde bulamadı. Kötü ve anlaşılmayan bir İngilizceyle ile kadın ona bir şeyler söyledi. Madence piposunu içtikten sonra gitmek niyetindeydi. Ama kadının dili birden çözülüverdi. Dil Bishop da bir türlü kalkıp gidemedi. Kadını dinlerken sözünü kesiyor, homurdanıyor, konuyla ilgilenmez görünüyordu. Bir süre sonra melez kadın eski bir dolaptan deri ciltli eski bir kitap çıkardı ve masanın üstüne koydu. Kitabı açmadan elleri ve gözleriyle Bishop'a onu gösterip duruyordu. Kadın birçok kez aynı hareketi yaptıktan sonra Dil altın tozu kesesini çıkardı. Bayan Whipple teraziyi hazırladı ve Dil 100 dolarlık sarı tozdan tarttı. Satın aldığı şeyi göğsünde saklayarak tepeye çıktı. Çadıra varınca Corliss'ın oturmuş ayakkabılarını onarmakta olduğunu gördü. ''Değerini yitirmeyecek.'' dedi. Yatağın üzerine attığı kitabı okşayarak. Corliss dile sorar gibi baktı ve zamanla sararmış eski kitabı eline aldı. Kitap Rusçaydı. ''Bak hele, Rusça biliyor musun? İlk kez duyuyorum.'' dedi Corliss alayla alaylı. ''Ben bu kitaptan bir tek sözcük bile anlamam. Ben de Whipple'ın karısı da bilmiyor. Bunu bana o sattı. Ama Rus olan babası. Yüksek sesle okuyormuş. Babasının ona öğrettiklerini o da bana öğretti.'' Peki üçünüz neler biliyorsunuz bakalım? Sabret, benim küçük meylerime dikkat et. Zamanı gelince sen de anlayacaksın. Matt McCarthy, Noel haftası geldi ve Winston Frona'nın yanına sık sık uğramasını hoş karşılamadı. Dave Herney ve iyi dostu olduğu Lucille ona bu konuda geniş bilgi verdi. Başka yerlerden de bilgi edindi. Sonuç olarak erkekler gazeteciye iyi gözle bakmıyordu. Kuşkusuz kadınlar arasındaki üstünlüğünü çekemiyorlardı. İlk bakışta hem cinslerine karşı uygunsuz bir davranışı da yoktu. Onlara kendisine göstermiş oldukları dostluğu gösteriyordu. Ama McCarthy kararını vermeden önce Vincent'la birlikte Wells'lerin evinde bir akşam geçirmeyi bekledi. Adamı tutkun olduğu için Lucille'ın yargısına pek değer vermemişti. Matt böyle şeylere papuç bırakmazdı. Çünkü söz konusu olan küçük Frona'nın mutluluğuydu. Eldorado'da da iyi tanındığı için insanların arasına girmek için ondan yararlanacağım, dedi Diyuherni'ye. Gece boyu Met, Vincent hakkında birçok kez şaşkınlığa uğradı. Gazeteci, sade, açık yürekli ve neşeli görünüyordu. Şakaları öyle iyi niyetle karşılıyordu ki, Met onda herhangi bir kusur bulamadı. Mezarımı köpekler çiğnesin, dedi kendi kendine. Oyun kağıtlarını incelerken, Yıllar geçtikçe aklım karışıyor galiba. Bu sevimli çocuğun nesi var? Ona neden çatıyorlar? Çünkü kadınlara iyi davranıyor. Ateşli gülücükler yağdırıyor. McCarthy erkeklerde yüreklilik ve parlak gözlere önem verirdi. İhtiyar kurt dedi. Yüreğin taşlaşıyor galiba. Ama biraz sonra yine şöyle dedi içinden. Acele et Mehmet, gözünü dört aç ve zayıf tarafını bulmaya çalış birazdan bunun için fırsat çıktı. Bayan Shovel'ın evindeki bir oyunun sonunda Vincent Metle konuşmaya girişti. Hile yapıyorsunuz oğlum Vincent. Kendine dikkat et. Herkes giysilerine bürünürken Vincent tepenin altına gitmek için kolunu genç kıza uzattı. İzin verin genç adam, dedi Met. Bu akşam onu evine isim babası götürecek. Bıyık altından gülen Met, Frona'nın yanına geldi. Vincent adama saygı gösterdi ve arkaya baronun ve bayan Mortimer'ın yanına geçti. Vincent'la aranızda çıkan dedikoduların aslı nedir? diye sordu et. ötekilerden uzaklaşınca. Kıza karşıdan bakıyordu. Kız bakışlarını gözlerinden ayırmadı. Nereden bileyim? Her ikisi de bekar olan bir kızla bir erkek hakkında söylentiler çıkınca bunun tek bir anlamı vardır. Yok canım. Çok önemli bir durum bu. Ne yapayım? Frona öne geçti. Düğün tabii diye bağırdı Met. Her ikinizden de çok söz ediliyor. Söz ediliyor ama yanılıyorlar. Sanmaları yeterli değil mi? Hiç de değil Met. Senin yaşında insan dedikodulara kulak asmamalı. Vincent'la biz birbirimize arkadaşça seviyoruz. Hepsi bu. Senin dediğin gibi de olsa bunda tuhaf olan ne? Ben de bu konuya gelmek istiyordum. Winston, Lucille denen bir kızla da arasının çok iyi olduğu söyleniyor. Sonra kız gerisini bekledi. Ned bir şey söylemeden ona bakıyordu. Lucille'ı tanıyorum ve ona karşı sevgi duyuyorum, dedi Frona. Ya sen? Onu tanıyor musun? Hoşuna gitmiyor mu hiç? Ned konuşmak için ağzını açtı. Biraz duraksadı. Sonunda bağırdı. Neredeyse seni kucağıma yatırıp eskiden yaptığım gibi pataklayacağım. Frona kahkahayla güldü. Buna kalkışamazsın Met. Daya da yalın ayak gezen küçük kız değilim artık. Şakanın sırası değil. Ben çok ciddiyim. Önce şu soruma karşılık ver. Lucille'ı seviyor musun? Onu seviyor muyum? Bunu nasıl sorabiliyorsun? Ben de bunu kendi kendime soruyorum. Bakalım ne diyeceksin. Beni dinle Frona. Baban olacak kadar yaşlıyım. Seninle baba gibi konuşuyorum namuslu bir genç kızın evine sık sık gelinmesinin soylu bir davranış olduğunu sanmıyorum. İltifatların için teşekkür ederim, dedi Frona eğilerek. Sonra acıyla ekledi. Ben böylelerini de tanıyorum. Adlarını söyle. Sakin ol Met. demek istiyorsun ki... Vincent'ın aynı zamanda bu tür bir yaratıkla birlikte görünmesinin doğru olmadığını söylemek istiyordum. Frona dudaklarını ısırdı. Lucille'ı son kez ne zaman gördün?'' bu seni neden ilgilendiriyor? diye sordu kuşkuyla. Pek önemi yok, kim bilir? Bu hoşuna gidecekse söyleyeyim. dün akşam gördüm. Onunla dans ettin mi? Evet, bir iki kez. Frona ses çıkarmadan yürüyordu. Ayaklarının altındaki karın gıcırtısından başka bir şey duyulmuyordu. McCarthy yöntem değiştirmeyi yeğledi. Şimdi de senin mutluluğundan başka bir şey düşünmeyen ihtiyar Mete kızacak mısınız? Tabii ki hayır. Evet. Şu anda budala gibi göründüğümden eminim. Bak. Ona doğru döndü ve kucakladı. Daya'daki eski günleri düşününce sana nasıl kızabilirim? Ah, küçük Fronan benim. Çok haklısın. Ben senin ayaklarının tozuyum. Bana istediğini yapabilirsin. Yalnız kızma. Senin kılına dokunacak adamı öldürür ve eğer hoşuna giderse dudaklarımda gülümsemeyle cehenneme bile giderim. Fruna'nın evinin önünde durdular. Kız onun kolunu sevecenlikle sıktı. Sana kızmış değilim Met. Ama babam dışında benimle böyle konuşabilen tek insansın. Seni çok severim. Yalnız beni ilgilendiren konularda söz söyleme hakkını veremem. Senin için kötü. Sen tehlikeden sakınmak mı? Nasıl istersen. Peki, tamam. Adam ağzının içinde bir şeyler geveledi. Ne diyorsun? diye sordu kız. Sonunda ağzımı kapattığını söylüyorum. Kolumu tutarak beni yatıştıramazsın. Sevgili Med, sakin ol. Adam yeniden ağzının içinde bir şeyler geveledi. Öyleyse mutluluğum için hiçbir şeye karışmayacağına söz ver. Sana hiçbir şey konusunda söz veremem. Hadi, anlayışlı ol biraz. Kabul etmiyorum. Üstelik de hava çok soğuk. Güzel ayakların donacak. İçeri gir. Küçük Frona. İyi geceler. Kızı içeri itti ve uzaklaştı. Sokağın köşesine varınca durdu ve kardaki gölgesine baktı. ''Matt McCarty, sen budalanın birisin. Velsin kızının öğüde gereksinimi olur mu hiç? Bu gururlu soyun ne yaman olduğunu bilmiyor musun?'' Ara sıra homurdanarak yoluna devam etti. Arkasından gelen kurt köpeği tüylerine dikerek ve hırlayarak ona karşılık veriyordu. 17. Bölüm Baba ve Kız Yorgun musun yavrum? Jacob Wells iki elini kızının omuzlarına koydu. Gözlerinde büyük bir ilgi ve sevecenlik belirmişti. Noel ağacı solmak üzereydi. Bayram bitince yirmi kadar çocuk şu anda kar üzerinde evlerine dönüyordu. Son konuk da biraz önce gitmişti. Ve Noel şafağı sökmek üzereydi. Frona babasına sevinçle döndü. Şöminenin önündeki rahat koltuklara oturdular. Gelecek yıl bu zamanlar nerede olacağız acaba? Jacob Wells bu soruyu odunlara sorar gibiydi. Sanki buna karşılıkmış gibi odunlardan bir kıvılcım sıçradı. Çok güzel bu, diye sürdürdü. Geleceği unutmak için kendini zorlayarak. Şu son aylar çok çabuk geçti. Çocukluğundan beri birbirimizden uzak yaşadık hep. Bazen düşünüyorum da senin kızım olduğuna inanasım gelmiyor, dayadaki kara karışık saçlı küçük kızı çok iyi anımsıyorum şimdi bakıyorum da çok güç geliyor sesi cılızlaştı ellerini umutsuzca salladı seni yanımda alıkoymadığıma üzülüyorum birlikte yolculuğa çıkardık benim başarılarımı ve başarısızlıklarımı paylaşırdın o zaman daha iyi anlaşırdık eskinin vahşi kızına bugün bir incelik bir karmaşıklık gelmiş Söylemeyi pek beceremedim ya, neyse. Ağzına gelen sözcükleri elinin tersiyle itti. O zaman Fruna ayaklarının dibine oturdu ve başını babasının dizlerine dayadı. Hayır, böyle değilim. Tüm düşüncelerimi anlatabilmek için sözcük bulamıyorum. Bütün hareketlerinin temelinde soyumuzun izi görülüyor. Sen giderken kuşku duydum, korkmuştum. Bekleyip yakardım sessizce. Sonunda dönüş günün geldi. Gemi yaklaşırken büyük bir sevinç ve umutsuzluk duydum. Kentin havasının bozmuş olduğu bir Vels'le mi yoksa soyunun en iyisiyle mi karşılaşacaktım? Bu düşünce beni dile etti. Yeni sürgün acaba güçlü ve namuslu mu olacak diye kendi kendime sorup durdum. Büyük kentlerin yakıcı soluğuyla kavrulmuş kişiliksiz biri mi çıkacaktı karşıma? seni yeniden kollarıma aldığım için çok sevinçliydim. Ama bu bekleme saatlerinde içimi nasıl bir sıkıntının bastığını bilemezsin. Şimdiye dek kimse beni korkaklıkla suçlamamıştı. O anda korkuyu hissettim. Gülünç ve saçma bir duygudur. Bu biliyorum. Bir süre sonra ırmağın üzerinde kara bir nokta gördüm. Yüreğim çarpıyordu. Tek bir kadın bile bunu başaramazdı. Ama bir vez kadını, sen, Dümeni tutuyordun. Bir balstın sen. Bishop ırmağa düşünce dümeni kullanarak bir yandan da buyruklar veriyordun. O zaman sevinçten çılgına döndüm. Çocukluğumu unutmaya çalıştım hep diye mırıldandı Fiona. Yavaşça doğruldu. Bir kolunu babasının boynuna doladı ve başını göğsüne dayadı. Babası eliyle kızının saçlarını okşadı. Dediğim gibi her davranışınla soyumuza çekmişsin. Ama yine de sende bazı değişik şeyler var. Bunu anlamaya çalışıyorum. Sofrada senin yanında otururken çok gurur duyuyorum. Ama varlığınla kendimi daha yumuşamış hissediyorum. Günlük konuşmalar dışındaki konularda da seni anlayamıyorum. Yalnızca deliler bilgisizliklerinin farkına varmaz. Ama ben kendi bilgisizliğimin farkındayım. Ben şiir, resim ve müzik sanatından ne anlarım? Bir insanı da çekici yapan şeyler bunlardır. Kanla bağlı olduğumuz gibi düşünce olarak da birbirimize benzeyeceğimizi sanıyordum. Bu konuda büyük bir düş kırıklığına uğradım. Senin benden uzaklaşarak daha yükseklere tırmanışını gördüm. Browning'den dizeler okurken duydum. Baba, hayır, hayır, bırak da devam edeyim. Yüzündeki büyüleyici anlamı inceliyordum. O zaman sözcükler sersem edici bir müzik gibi kulaklarımda vızıldıyordu. Bayan Shovel da benden fazla bir şey anlamadan büyülenmiş gibi dalıp gitmişti. O anda onu boğacağım geldi. İnanır mısın? Bir gece şiir kitabını çalıp bir hırsız gibi odama kapandım. Parçalar benim için anlamsızdı. Biraz olsun anlayabilmek için kafa patlattım, durdum yıllardır yaşamım gerektirdiği aynı dar ve derin çizgide gidip geldim. Aradan yıllar geçti. Artık yaşamımı değiştiremem. Benim gibi binlerce şair ve ressamın ruhunu satın alabilecek güçteki biri birkaç soluk yaprak karşısında şaşırıp kalıyor. Elini yeniden kızının saçlarında dolaştırdı ve konuşmayı sürdürdü. Olanaksızı deneyerek her şeye karşın yine de birbirimize bağlı kalacağımızı umarak benim yapamadığım eğitimi yaptırmak için seni kendimden uzaklaştırdım. Soyunun izlerini hala taşıyorsun ama hiçbir şey anlamadığım yabancı bir dilde konuşuyor gibisin. Ama yine de onun güzelliğini sezebiliyorum. Sana bunları neden anlatıyorum? Güçsüzlüğümü açıklıyorum sanki. Ah, hayır baba. Sen tanıdığım insanların en büyüğüsün babasına sevecen bir bakışla baktı ve ellerini kırlaşmış saçlarında dolaştırdı. Tüm yaşamın boyunca savaştın ve bu şairlerden ve ressamlardan daha ince işler yaptın. Kendi baban senin çalışmanı görmüş olsaydı ondan da biraz önce söylemiş olduğun şeyleri duymayacak mıydın? Ah evet, bunu biliyorum ama bunları unutalım artık. Babam büyük bir adamdı. Benimki de öyle. Son nefesini verinceye dek dinip durdu. Benimki de öyle yapacak. Savaşarak öldü. Babam da böyle ölecek. Tüm Velsler gibi. Kızını sevinçle kollarında sıktı. Neşesi yerine gelmişti. Dinle Frona. Brownie'yi incelemek için her şeyimi, madenlerimi, şirketi ve kalanları satabilirim. Yine savaşçı ruhun canlandı. Ah baba, soyunu yatsıyamıyorsun bir türlü neden sanki erkek olmadın? diye bağırdı adam. Çok iyi olurdu. Ama kader. Bir kadının erkeği mutlu etmesini ister. Beni terk edeceksin günün birinde. Tanrı bilir ne zaman. Neden böyle düşündüğümü şimdi anlıyorum. Her şey gibi bu ayrılığın bir gün gerçekleşeceğini biliyorum. Ama kimi seçeceksin acaba Frona? Bundan söz etmeyelim. Bana babanın Tree Sur City'de yapmış olduğu son kavgadan söz et. Hani tek başına on adama karşı koymuştu ya. Hayır Frona, yaşamımızda ilk kez baba kız gibi açık yürekle konuşalım. Sana yol gösterecek bir annen yok. Üstelik de soyumuzu biliyorsun. Seni gitmen için tek başına bıraktım. Ama bazen bir genç kıza ana önerileri de gerekir. Sen de anneni hiç tanımadın. Heyecanlanan Frona babasına daha da sokuldu ve konuşmasını bekledi. Bu adam, şu Vincent, Aranızda ne var? Ben ne demek istediğini anlayamadım baba. Şunu aklından çıkarma Frona. İstediğini seçmekte özgürsün. Ama yine de amacının ne olduğunu bilmek isterim. Sana yardım edebilmek için yalnızca. Başka bir nedeni yok. Özgürlüğüne duyulan bu saygı ona çok dokunmuştu. Ama buna karşılık verebilecek durumda değildi kız. Babası onu anlayabilecek miydi? onun düşüncelerine, kendi ilkel yargılarına göre mi karşılık verecekti? Bu düşünceleri kafasından kovdu. Babasına karşı haksızlık ettiğini sandı. Emin ol aramızda bir şey yok baba. Biz iyi dostuz. Birbirimize saygı duyuyoruz yalnızca. Evet, birbirinizi seviyorsunuz değil mi? Onu bir kadının yaşamını birleştirmek istediği bir erkek gibi seviyor musun? Rutun Boza dediği gibi ona da senin halkın benim halkım olacak, senin tanrın benim tanrım olacak diyebilir misin? Hayır, şu anda böyle bir soruya karşılık veremem. Bir mucize olursa bunun nasıl ve neden olacağını kimse bilemez. İçimi kuşkuya yer bırakmadan kör edici bir aydınlık dolduracak. İşte en azından böyle olacağını umuyorum ben. Jacob Wells anlamış gibi başını eğdi. Baba, ''Bu soruyu neden soruyorsun? Bana neden Vincent'tan söz ettin? Ondan önce başka gençlerle de çıktım. Ötekiler bende başka bir etki bırakmıştı. Birbirimize karşı açık sözlü olalım. Sözlerim seni incittiyse beni bağışlarsın değil mi? Hepimiz yanılabiliriz. Benim düşüncemin etkisi altında kalma sakın. Vincent'a karşı duygularımın ne olduğunu bilemiyorum tam olarak. Daha doğrusu onu sevmiyorum.'' Herkes ona karşı çok katı, diye karşılık verdi Furon'a. Böyle ortak bir yargı beni etkileyemez. Kuşkusuz onu bir erkek olarak inceledim ben de. Kadınlar arasındaki başarısı da kadınların başka açılardan yargıya varmasından kaynaklanıyor. Onların fiziksel ve ahlaki yargıları bizimkilerden çok farklı. Bunlar benim için karışık şeyler. Dürüst olmaya çalışarak iç güdüme uyuyorum ben. Ona karşı hıncın mı var? Bu adamdan neden hoşlanmadığını anlat bana. Kesin karara varamıyorum. Böyle şeyler sözlerle anlatılmaz. Ama yine de sana düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım. Wells ailesinden hiç alçak çıkmadı. Böyle birine güvenebilir misin? Bu kum üzerine ev yapmaya benzer. Bana kalırsa Bay Vincent'ın alçaklıkla hiçbir ilgisi yok. Frona'nın yüzü allak bullak olmuştu. Vincent konusunda kesin bir kararım yok henüz. Ama kanılarımda hiç yanılmadım. Şimdi de buna inanıyorum. Gazinodaki olayı duydum. Şunu iyi anla Frona. Bu kavga yüzünden karşı çıkmış değilim. Erkek erkektir. Ama sanırım Bay Vincent o gece bir erkek gibi davranmamış. Senin de dediğin gibi baba, erkek erkektir. İnsan doğasını değiştirebilseydik dünya daha iyi olurdu. Bu arada insanları olduğu gibi görelim. Lucille, hayır, hayır beni anlamıyorsun. Bu genç kadını kastetmiyorum ama kavgayı. Tüm bunlar söylenti. Olaydan hemen sonra bana her şeyi açıkladı. Kızılacak durumları bile açıkça anlattı. Onu suçlamıyorum diye aceleyle ekledi Jacob Wells. Kimi zaman dedikodu ve ön yargılar birinin adına leke sürmeye yeterli olabilir.'' Zaten bu olayın hiç önemi yok. Bundan söz etmeyelim artık. Sana yalnızca kendi düşüncemi anlatmak istiyordum. Sanırım yanılgıya düştüm. Şunu iyice anla Frona. Her şeye karşın ne olursa olsun sen benim kızımsın ve öyle de kalacaksın. Yaşamın senin elinde. Onu güzelleştirebilir ya da bozabilirsin. Senin davranışlarını etkilersem istediğin gibi yaşayamaz ve bir bels olamazsın.'' Çünkü bir vez hiç etki altında kalmaz. Soyumuz boyun eğmektense ölmeyi yeğler. Sanatçı yeteneğini ortaya çıkarmak istersen büyük üzüntü duyarak hemen şimdi gazinoya girmene izin verirdim. İsteklerine karşı gelmeyi bir hata sayardım. Velsler iyi kötü her durumda ayakta kalmasını bilir. Bizim için sakınca diye bir şey söz konusu olamaz. Güçsüz kişi baskılara boyun eğer. Toplumun önemi yoktur. Önemli olan kişidir. Halk çobanı yasaları yapar. Başkalarının düşüncesi vız gelir. Sen benden daha yüce gönüllüsün diye mırıldandı kız babasının alnından öperek. O da iyice ısınırken adam kızına atalarından ve tek başına savaşarak Tresuyur City kayalığında ölen Vels'ten söz etti. 18. Bölüm Doğan Aşk bebek evi büyük bir başarı kazandı. Çok heyecanlanan Bayan Shovel, yanında duran Jacob Wells'e beğenisini öyle ateşli sözlerle anlattı ki, adam öfkeyle onun beyaz boynuna atılıp sıkmamak için kendisini zor tuttu. Dave Horney, oyunun güzelliğini övdü. Ama Nora'nın felsefesini eleştirdi. Ve Thornwald'ın yeryüzünde atlayan eşeklerin en uzun kulaklısı olduğuna yemin etti. Bayan Mortimer da oyuncuların Ibsen'ın yapıtındaki zavallılığı örtbas ettiklerini söyledi. McCarthy ise sevgili kızı Nora'ya hiç çatmadı. Ama altın komiserinin kulağına yavaşça bir balenin ya da küçük bir romansın daha iyi gideceğini fısıldadı. McCarthy ve Harney, Frona'ya veda edip gazinoya gitmek üzere yıldızların ışığı altında dışarı çıktılar. Grigori St. Vincent derin derin içini çekti. Çok şükür. Neden öyle diyorsunuz? diye sordu Furon'a şaşırarak. Sonunda sizi başarınızdan dolayı kutlama fırsatı buldum. Son sahneyi öyle güzel oynadınız ki, sizi gerçekten kendi yaşamımdan çıkıyor sanıyordum. Size çok acıyorum. Alay etmeyin, çok heyecanlıydı. Gerçekten mi? İnanın doğru söylüyorum. Kendimi gerçek hayattaymış gibi sandım. Nora yerine Frona oluyordunuz. Ben de Porvald yerine Gregory'ydim. Başınızda şapkayla sahneye çıktığınız zaman tiradımı sonuna dek söyleyemeyeceğimden korkuyordum. Kapı arkanızdan kapanınca perdenin işiyle kendime geldim ancak. Gerçeğe dönebildim. Halkın gözü önünde peşinizden koşacaktım neredeyse. Bir oyuncunun rolünü böyle ciddiye alması çok şaşırtıcı, dedi Frona. Değil mi? Her ikisi de sessizce yürüdü. Frona hala gecenin etkisindeydi. Arkadaşının düşüncelerini sezebiliyor, en ciddi anlarda bir kadının bir erkeğin yanında duyabileceği çekingenliği duyuyordu. Soğuk geceyi tatlı bir aydınlık kaplamıştı. Bu ne aydan ne de yıldızlardan geliyordu. Şafağın açık yeşil ışığı ufka yayılmıştı. Gökyüzünü beyaz bir ışık demeti doldurdu birden o anın güzelliğinde yeryüzünün sessizliğini on binlerce kurt köpeğinin havlaması bozdu. Kurt köpekleri konserlerine başlamıştı. Şapaktan da renk cümbüşü yayılıyordu. Konuşmaya gerek var mı? diye mırıldandı erkek. Kız başını Winston'ın omzuna dayadı. Birlikte solgun yıldızların teker teker sunduğu kubbeye baktılar. Gökyüzü kızıl bir mantoya büründü daha sonra görünmeyen eller bu örtüyü çekip alıyormuş gibi oldu. Bu ahengi karanlık bir kol bozdu birden. Kara bulutlar belirdi ve boşlukta birleşti. Renklerin büyüsü ufka doğru çekildi. Yeryüzünü yeniden gecenin karanlığı kapladı. Yıldızlar teker teker yandı ve kurt köpekleri yeniden ulumaya başladı. Size verecek öyle az şeyim var ki sevgilim diyordu genç adam acılı bir sesle. Frona adamın elini aldı ve yüreğinin üzerine götürdü. Birlikte olduktan sonra bir çadır ve bir dilim ekmek bana yeter Gregory. 19. bölüm. Alçak bir adam. Çiğ et ve balık yiyen kızıl derililerin soyundan gelen Haoha, -ha, soydaşları gibi ilkel ve sert huyluydu. Beyazların arasında uzun süre yaşamış olması onları tanımasına yetmişti. Kimi zaman içinden onları beğenmez ve yaşamı ilişkin düşüncelerini hiç kavrayamazdı. 10 yıl önce Jacob Belsin yanına aşçı olarak girmişti. O zamandan beri de bağlılıkla hizmet ediyordu. Soğuk bir ocak sabahı kapının çalınması üzerine koştu. Gelen kadını görünce dona kaldı. Kadını baştan aşağı süzdü kadının yüz çizgilerini saklayan kalın tülün arasından zinci kadın ateşli bakan gözler gördü. Saçlarını saklayan kain parkasının içine büzülmüş olan kadının her yanı sıkıca örtülüydü. Bu yüzden kim olduğu anlaşılmıyordu. Hauha kadına üçüncü kez baktı. Bu tanımadığı kadının duruşunda hoşuna gitmeyen bir şeyler vardı. Belliğini yokladı bir an için geçmiş, gözlerinin önünde aralandı. Hauha, genç kadının öyküsünü biliyordu. Hemen çekip gitmek, çabuk, dedi ona. Bayan Vels'i görmek istiyorum. Yabancı kadın kararlı bir sesle konuşuyordu. Ama Hauha yumuşamadı. Hemen gitmek daha iyi, diye yineledi. Şunu Frona Vels'e verin ve... Dizini kapının aralığından içeri soktu. Kapıyı açık bırakın. Hauha kağıdı yüzünü buruşturarak aldı. Beyazların yanındaki on yıl onu söz dinleyen biri yapmıştı. Kağıtta sizi görebilir miyim, Lucille yazılıydı. Frona yerli kadına sorarmış gibi baktı. Ben ona çabuk gitmek değil mi? O iyi değil. Hayır, onu içeri al, dedi Frona. Ama sana git diyorum. Hauha homurdandı ama söz dinledi. Frona'nın odasına giden merdivenlerden inerken kafası karma karışıktı. Deriler arasındaki renk ayırımının insanlar arasında böyle ayrıcalık yaratmasına şaşırıyordu. Lucille, Frona'nın elini uzatarak kendisine doğru geldiğini gördü. Odada genç bir kadının varlığını belli eden çok güzel bir masa vardı. Burnuna gelen tatlı bir parfüm kokusu onu çocukluk yıllarına götürdü. Şu andan sonra Frona hakkında söylenenlere kulak ardı edemezdi. "Sizi gördüğüme çok sevindim," diyordu Velsin kızı. "Sizi tanımayı çok istiyordum. Şu ağır parkayı çıkarın. Ne güzel bir kürk, ne güzel işçiliği var." "Evet, Sibirya'dan geldi." Bu Winsat'ın armağanı demeyi çok isterdi ama sustu. "Sibirya'lılar henüz bozuk mal yapmayı öğrenmediler," diye ekledi. Lucille güzellikle karışık, doğal bir incelikle alçak bir koltuğa yerleşti. Başını gururla dikleştirerek Frona'nın gevezeliklerini dinledi. Genç kızın konuşmayı derinleştirmek için harcadığı çabaya sevinçle bakıyordu. Frona kürklerden, havadan ve başka konulardan söz ederken içinden de acaba neden geldi diyordu. Lucille, bir şey söylemiyorsunuz, dedi Frona sonunda bu nazik ziyaretinizi neye borçluyum? Lucille ayağa kalktı. Aynaya doğru gidip duvara asılı bir resmi gösterdi. Bu sizsiniz değil mi? Kaç yaşındaydınız? 16 yaşında. Buz ruhlu bir kuzey perisi. Bizde tutku geç uyanır, dedi Furon'a. Ama fazla yakıcı değildir. Yine de, dedi Lucille gülerek. Şimdi kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. 20 yaş, diye yineledi yavaşça Lucille. Ben 24 yaşındayım. Arada büyük fark yok. Frona merakını güçlükle saklıyordu. Lucille resme bir kez daha baktıktan sonra yerine oturdu. Ve Lucille acılarını Frona'ya anlattı. Kız onu kucakladı ve ağladı. Ama biraz sonra Lucille'ın öfkeli durumu geçti. Ve Frona'nın saçlarını sevecenlikle öptü. Daha sonra kaşlarını çattı. Dudaklarını sıktı ve Frona'yı eliyle uzaklaştırdı. ''Gregory, Saint Vincent'la evlenecek misiniz?'' Frona şaşkın şaşkın baktı. Vincent ona bu niyetini açalı daha on beş gün olmuştu. Ama bu konuda kimseyle konuşmamıştı. ''Bunu nereden biliyorsunuz?'' ''Biraz önce siz söylediniz.'' Lucille, Frona'nın savunmasız görünen yüzüne bakıyordu. Kahkahayla güldü birden. ''Nereden mi biliyorum?'' anlaması kolay. Biraz sonra konuşmasını sürdürdü. Dinleyin Bayan Wells, Saint Vincent size layık biri değildir. Sizi çekecek hiçbir yanı yok. Sevgisi sizinki kadar derin değil. Bir kadına verebileceği tüm şey biraz tutku ve saman alevi. Sizse ona tüm varlığınızı vereceksiniz. Ne haksız bir talan. Babanızın tüm altını Susun, daha fazla dinlemek istemiyorum. Frona koltuğuna iyice gömüldü ve konuğuna baktı. Öyle mi? diye sordu Lucille tuhaf bir sesle. Yok bir şey. Sözünüzün sonunu bekliyorum yalnızca. Size artık söyleyecek sözüm yok. Sizi artık anlamıyorum, dedi Frona buz gibi bir sesle. Davranışınızın nedenini anlayamıyorum. Bugün ters konuşuyorsunuz. Geçen gün yolda rastladığım gerçek Lucy ile hiç benzemiyorsunuz. Bu yeni Lucy'yı tanıyamıyorum. Bu adamla ilgili konularda bana yalan söylüyor gibi geliyorsunuz. Hep yalan, öyle değil mi? Frona, çok ince düşünceli bir kadınsınız siz. Bazı konularda pek anlayışlısınız ama bu konuda kör gibi davranıyorsunuz. Bazı yönlerinizi çok beğeniyorum ama bugün o iyi yanlarınızı gizli tutuyorsunuz nedense. Lucille konuşmaya çalışıyordu ama dudakları titriyordu. Parkasına sarındı ve çıktı yine de Frona onu kapıya kadar geçirdi. Matt McCarthy'yi tokmağa çevirdi. Kapıyı itti ve arkasından yavaşça kapadı. Bak hele, siz misiniz Vincent? Konuğuna dalgın dalgın baktı. Sonra elini uzattı. Merhaba dostum Met. İçeri girdiğinizde aklım başka yerdeydi. Bir sandalye alın ve rahatınıza bakın. Tütün buyurun. İyi misiniz? Aklın elbette başka yerde olacak, dedi içinden Met yolda gelirken alaca karanlıkta rastladığı kadının Lucille olduğunu sanmıştı. Uyanıkken düş görüyorsunuz. Ne var? dedi yüksek sesle. Nasıl? diye sordu gazetecine şeyle. Biraz önce Lucille'a rastladım. Bu kızın dili yılan gibi. Diye alay etti Matt. Canımı o sıkıyor ya. Diye bağırdı Saint Vincent atağa geçerek. Eski tutkulardan kolayca kurtulunur mu ha? Size inanırım. Saint Vincent ile gülerek konuğunun sırtına vurdu. Ben sizin tırnağınız bile olamam Vincent. Siz Don Juan gibi acımasızsınız. Pek anlayamadım. Peki öyleyse. Ben de size açıklarım. Bu küçük kız şimdi koskoca bir kadın oldu. Ben de onu babası kadar severim. Ömrümde bir tek kadın sevdim. Kötü şansım yüzünden kadın evli çıktı. Ben de ona duygularımı hiç açıklayamadım. Şu an ölmüş bulunuyor.'' Tanrı toprağını bol etsin. Çenesi göğsüne düştü. Gözlerinin önünde, daya ırmağının kıyısındaki mağazada sarışın bir genç kadının imgesi belirdi. Birden başını kaldırınca, Winston'ın gözlerini yere dikmiş, düşünmekte olduğunu gördü. Olaya geliyorum Saint Vincent. Gazeteci kendine geldi ve ona bakan İrlandalının küçük mavi gözlerini gördü. Vincent, bir şeyiniz mi var? İki adam bir saniye kadar birbirlerine baktılar. Med, ötekinin göz bebeğinin hafifçe titrediğini gördü. Masanın üstüne bir yumruk indirdi. Allah aşkına, hayır, kalbinizde hiçbir şey yok. Gazeteci tütün tabakısını kendisine doğru çekti ve bir sigara sardı. İnce kağıdı parmaklarının arasında yavaş yavaş çeviriyordu. Gömleğinin yakasının açık yerine kan hücum ediyordu biraz sonra da yanakları ve şakakları kızardı. İyi, beni pis bir işten kurtarıyorsunuz. Vincent, kendisine analık yapmış olduğum genç kız şimdi Dawson'da uyuyor. Ne siz ne de ben, onun kadar saf olamayız. Size küçük bir nasihatta bulunacağım Vincent. Onu bundan sonra rahat bırakın. Lucille'ın bıraktığı kötü etki öfke olarak kendini gösteriyordu. Bana sevimli görünmüyorsunuz Vincent. Size hak veremiyorum ama dikkatli olun. İşi bu genç kızla evlenmeye kadar vardırırsanız düğün gününüz yaşamınızın son günü olur. Gerekirse sizi kendi ellerimle öldürürüm ama buna meydan vermezsiniz sanırım. Pis İrlandalı. O anda Met birden gözlerinin önünde bir tabanca gördü. "Dolu mu?" diye sordu. "Pekala, çekin bakalım. Ne bekliyorsunuz? Çekin diyorum size." Bu korkak gözlerle sanki çekebilirmiş gibi. Vincent başını çevirdi. Yüzüme bakın diye bağırdı McCarthy. Hadi ateş etsenize, çekin tetiği. Gözleri karşılaştı. Vincent dişlerini gıcırdattı ve kabzayı sıktı. Düşünde genellikle yapmış olduğu gibi yine ateş edeceğini sandı. Ama içindeki alçaklık ateş etme isteğini yok etmişti. Titrek parmağınız felç mi oldu? diye alay etti Met. Silahınızın namlusunu çevirin ve onu yavaşça yere koyun. Vincent tabancayı bıraktı. Hafifçe içini çekerek sandalyesine yığıldı. Yeniden doğrulmayı denedi ama külçe gibi çöküp yüzünü elleriyle sakladı. Met paltosunu giydi. Bu insan kalıntısına acıyan bakışlarla baktı. Ve kapıyı ardından gürültüsüzce kapadı. 20. Bölüm Beklenmeyen Ziyaretler ben son tabağı kuruladı ve kulübesinin rafına yerleştirdi. Sonra piposunu yaktı. Yatağına uzandı ve tavandaki yosunla tıkanmış aralıklara baktı. Eldorado'dan pek uzakta olmayan Fransız dağının eteklerine kurulmuş olan bu kulübe ana yola çok yakındı. Tek penceresi gece yarısına dek neşeyle parlar ve karanlıkta yoldan geçen yolculara cesaret verirdi. Bill Bishop kapıyı tekmeyle açtı sırtında odun taşıyordu. Girerken takıldı. Ağzından çıkan soluğu yüzünün çevresinde buzdan bir maske oluşturuyor, bu da canını sıkıyordu. Yüzünü sobaya tuttu. Biraz sonra eriyen buzlar sobanın üstünde cızırdamaya başladı. İşte maddenin üç durumunu kanıtlayan olay değil, dedi Corliss. Katı hali, sıvı hali ve buhar hali. Isı kaç derece? Bilmiyorum. ''Termometredeki civa uzun zamandır donmuş. Soğukta durmadan artıyor. Uyumadan önce bir el kağıt oynayalım mı?'' ''Evet, seni yeneyim de gör.'' diye karşılık verdi Corliss. Sonra kalktı ve rafın üstündeki gaz lambasını aldı. ''Işık yetecek mi acaba?'' diye sordu lambanın içindeki gazı ölçerek. Bir şıp kağıtları masanın üzerine koydu ve ''Onu doldurmayı unuttum.'' dedi. ''Şimdi de geç oldu.'' Sanırım oyunun sonuna kadar yeter. Bishop kağıtları karıştırdı. Birden dışarıda gürültüler duyuldu. Ve birisi kapıyı sarstı. Vurmayı bırakın da girin, diye bağırdı dil. Corliss hemen kalktı. Bishop başını çevirdi. Kapının yanında gözleri ışıktan kamaşan iki kadınla bir erkek duruyordu. Boy canına, Cornel! Madenci kalktı ve adamın elini sıkarak onu odanın ortasına çekti. ''Corliss, Cornel'ı anımsamıyor musun? Jack Cornell, mühendis Cornel'ın elini sıktı. Seni nasıl unutabilirim? Geçen sonbaharda bize çok kötü günler geçirtmiştin. Buna karşın yemekteki kızarmış geyik pek nefisti, dedi ona. Yabanıl ve ölü görünüşlü yüzüyle Jack Cornell başını salladı. Çevresine kaygılı ve araştırıcı bakışlarla baktı. Soba dikkatini çekmişti. Ona doğru koştu. Kapağını kaldırdı ve içine tükürdü. Sonra geri çekildi. ''Şu ünlü geceyi anımsıyorum.'' ''Tabii.'' dedi sonunda. ''Seni burada bulduğum için çok sevindim.'' Birden yeniden başladı. ''Kulübenizi görünce her üçümüz de çok mutlu olduk, değil mi çocuklarım?'' Yanındaki iki arkadaşına göz attı. ''Sevgili Blanche, sana Bay Corliss'ı tanıtayım. Karubu Blanche, beyefendi.'' ''Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum.'' dedi Blanche. Elini genç adama uzatırken yüzüne baktı kadın. Açık renk tenli ve sarışın kadın eskiden çok güzel olmalıydı ama yüzünün çizgileri açık havada yaşayan insanlar gibi zayıflamış ve sertleşmişti. Toplumsal ilişkilerle ilerleme yaptığı için gururlanan Jack Cornell ağzını açtı ve ikinci kadını öne itti. "Bay Corliss, size Virgie tanıtayım, Virgie!" diye bağırdı. Yalnızca Virgie Kadın gülümseyerek eğildi ama elini uzatmadı. Corliss selamına karşılık verdi ve bu ince bedenli güzel esmer kadına ilgiyle baktı. Bambaşka bir güzelliği olmasına karşın karşı konamayan bir sevimliliği vardı kadının. Her yanından sağlık fışkırıyordu. Bilenç kendisini ateşin yanındaki taburuya götüren Corliss'a gülümsedi. Enerjik ağzından güçlü bir yaşam sürdüğü anlaşılıyordu. Verci, Blanche'in ıslak papuçlarını ve çoraplarını çıkarırken uzaklaştı. Bishop, kulübede çorap ve makosen arayıp duruyordu. ''Ayak bileklerinin üstü hiç ıslanmamış.'' dedi Cornell. ''Ama böyle buzlu gecelerde bu kadarı bile yeter. Pencerenizde ışık olduğunu görünce evinize girdik. Rahatsız etmiyoruz ya.'' ''Hayır, hayır. Gerçekten mi?'' Corliss adamın sırtına vurarak yatıştırdı. Oturmasını rica etti. Blanche rahatlayarak içini çekti. İpe serilen çoraplarından bahar çıkmaya başlamıştı. Ayakları da Bishop'ın kocaman ayakkabıları içinde ısınıyordu. Benz konuğuna tütün sundu. Ama Cornell cebinden bir avuç sigara çıkardı ve dağıttı. ''Buralarda yol çok berbat.'' dedi. Kaynakların üstü ince bir buz tabakasıyla örtülü olduğundan ancak ayak basınca ne olduğu anlaşılıyor. ''Nasılsın Blanche?'' diye sordu yanında oturan kadına. Daha iyiyim, dedi kadın. Ama ayaklarım henüz çözülmedi. Cornell, koltuğunun altındaki damacanayı eğdi ve Corliss'a bakarak maşrapasını ve dilin masaya bıraktığı reçel kavanozunu yarıya kadar doldurdu. Punça ne dersiniz? diye sordu Virci. Limon suyunuz var mı? dedi Corliss'a. Evet, çok güzel. Kara gözlerini bir şıba çevirdi. Çabuk ol çeşnici başı, Tencereni çıkar da su ısıt. Jack şölen çekecek. Şeker var mı Bay Corliss? Kaba şeker de olur. Çabuk ol çeşnici başı. Virgin'in sıcak içkiyi karıştırmasına bakan Jack Cornell, ooo çok güzel değil mi? diye fısıldadı Corliss'ın kulağına. Ama Virgi tüm dikkatini mühendise vermişti. Onu sakın dinlemeyin diye uyardı Vance. Şimdiden çakır keyif oldu. Her durduğumuz yerde şişeyi okşadı görürüz canım diye karşı çıktı Jack. Bana canım deme, rica ederim. Her şeyden önce seni sevmiyorum. Neden? Çünkü kadın bardaklara punç boşaltırken içinden çünkü numara yapıyorsun. İyi tıraş olmamışsın. Ben yumuşak tenli genç erkeklerden hoşlanırım diyordu. Onun saçmalığına kulak asmayın dedi Cornell. Beni kızdırmak istiyor. Herkese verildi. Ayağa kalkın diye buyurdu Virge kimin sağlığını içeceğiz diye sordu Blanche. Kaldırılmış bardaklar yarı yolda durdu. Kraliçenin sağlığına, Tanrı onu kutsasın. Ve de Bilin sağlığına diye bağırdı Dil Kim bu Bil? diye sordu Virgi. Bill McKinley. Kız ona gülümsedi. Sağ ol başı, sen iyi birisin. Hadi kraliçenin ve Bill McKinley'in sağlığına içelim. Alkışlayalım, bardaklarınızı ters çevirin. Dedecek Cornel. Herkes bardağını boşalttı, ters çevirdi ve masaya vurdu. Vance Corliss çok eğleniyordu. Şu anda Frona'nın deyimiyle yaşam ve insanlar konusunda bilgi edinmeyi öğrendiğini düşünüyordu alayla. Biraz sonra Frona'yla Vincent'ın nişan töreni geldi aklına. Birciğe şarkı söylemesini rica etti. Kız buna çok sevindi. Biraz cılız sesle duyarak altını geri şarkısını söyledi. Bu romans, Cornell'ın gözlerinden boncuk boncuk göz getirdi. Şarkıcıyı coşkuyla alkışladılar. Dil Bishop onuruna kadeh kaldırdı ve ona Saint Mary çanlarının büyüleyici sadını taktı. Hep birlikte içtiler. Jack Cornell, Virgin'in onuruna yeniden kadeh kaldırdı. Cornell'ın bensin kapısını çalmasından iki saat sonra furuna kulübenin kapısına ısrarla vuruyordu. Corliss hemen kapıyı açtı. Frona'yı görünce neşeyle çığlık attı. Bakın hele, Vance Corliss, sizin burada oturduğunuzu bilmiyordum. Kızın elini sıktı ve kapıyı araladı. Arkasında Virci gülüyor, Jack de şarkı söylüyordu. Başınıza ne geldi diye sordu Corliss. Beni içeri buyur edebilirsiniz, dedi Frona. Buzda yanlış bir adım attım ve ayaklarım dondu. Corliss'ın omzunun üstünde Bishop'ın, Virgin'in ve Blanche'in kahkahaları duyuluyordu. Vance Corliss kanının yüzüne çıktığını hissetti. ''Olamaz, Frona! Onları duymuyor musunuz?'' ''Burada kalamam. Ayaklarım donmak üzere diyorum size.'' Vance genç kızı içeri aldı ve kapıyı kapadı. Karanlıktan çıkınca Frona bir an duraksadı. Gözü ışığa alışınca sahneyi birden gördü punç tenceresinden bir buhar sütunu yükseliyordu. Alkolle ve tütün dumanıyla ağırlaşan hava dışarıdan gelen biri için iç bulandırıcıydı. Çaresiz kalan Mens kapıya dayandı. Bu durum ona öyle gülünç gelmişti ki sonu öksürükle biten bir kahkaha krizine tutuldu. Ayaklarının ağırlaşmasıyla kendine gelen Prona öne bir adım attı. ''İyi akşamlar değil.'' diye bağırdı bu içten sesle madencinin gülüşü yüzünde dondu. İstemeye istemeye geri döndü. Frona parkasının başlığını arkaya atmıştı. Koyu renk kürkün üstündeki kızarmış yüzü güneş ışığı gibi parlıyordu. Hepsi de Jacob kızını tanıyordu. Bishop sonunda merhaba diyebildi ama başka bir şey söylemedi. Bir an sonra Frona tümünü selamladı. Herkese iyi akşamlar. Buraya gelin Frona. Lens Frona'yı sobanın yanına götürüp Blanche'in karşısına oturttu. Ayakkabılarınızı hemen çıkarın ve ateşe fazla yaklaşmayın. Sizin için bir şeyler bulayım. Biraz soğuk su verir misiniz, Dil? Lütfen, dedi Frona. Önemli bir şey olmadığını umarım, Bayan Frona. Hayır, hayır, gülümseyerek başını eğdi. Buzla kaplı makosenlerini çıkarıyordu. En kötüsünden derisi soyulur o kadar. Uzun bir sessizlik oldu yalnızca Bishop'ın küvete boşalttığı suyun sesi duyuluyordu. Frona ayaklarını iyice ovuşturdu. Sonra başını kaldırdı. Eğlencenizi bozmak istemem. Siz devam edin. Rica ederim. Jack Cornell yutkundu. Virgie kendini toparladı. Blanche, Frona'nın elinden bezi aldı ve yanına diz çöktü. Ayın su birikintisinde benim ayaklarım da ıslandı, dedi Blanche. Hızla ovalayınca Frona'nın ayakları biraz ısınmıştı. Corliss en iyi terliklerini ve en kalın çoraplarını arıyordu. Bulduklarını iki kadına verirken ''Umarım ayaklarınızı olur'' dedi. Kadınlar gülmelerini tutarak, alçak sesle konuşarak çorapları giydi. ''Frona, bu saatte tek başınıza yolda ne işiniz vardı?'' diye sordu Corliss. ''Kuşkusuz beni kınayacaksınız.'' dedi genç kız Blanche'in ıslak giysileri asmasına yardım ederken Bayan Stone'daydım. Önce size şunu söyleyeyim. Bayan Mortimer ve ben haftayı Pentleyler'de geçirdik. Bayan Stone'dan erken ayrılmak istiyordum ama bebeği birden ateşlendi. Onu bırakamadım. Küçük ancak yarım saat önce kendine geldi. Kocası Dawson'da olduğundan kadın benim yalnız gitmemi istemedi ama yol tehlikeli değildi. Ben de böyle çabuk don olacağını ummadım. Geldiğimde şarkı söylüyordunuz. Devam edin, rica ederim. Ben, ben bitirdim, diye kekeledi Jack Cornell. Sıra sizde değil, uçan bulutu söyleyin. Of, onu daha önce dinledik, dedi Birci. Bize bir şey söyleyin bayan, sesinizin güzel olduğundan eminim, dedi Furona. Genç kadın içli sesiyle bir roman söyledi. Aradaki buzlar erimişti artık. Corona kendisine sunulan içkiyi içti ve karşılık olarak Eni Laura şarkısını söyledi. Konukları inceliyor ve Jake ile Virgie üzerinde içkinin etkilerini görüyordu. Bu küçük yaşam deneyimleri hoşuna bile gidiyordu. Corliss'ın konuklarını ağırlamasında biraz beceriksizlik bile seziyordu. Corliss da yerinde başka bir kadın olsaydı diye düşünüyordu eskiden annesinin salonunda rastladığı genç kızların kulübesinin kapısını çalıp bu kabare havasına daldıklarını gözünün önüne getirmeye çalışıyordu. Ama biraz önce Blanche'i Frona'nın ayaklarını ovalarken görünce ondan tiksinmişti. Ama şimdi Frona'nın bu durumu hiç de tuhaf karşılamadığını görmek onu sevindirmişti. Acaba içkinin etkisiyle mi olmuştu? Bilenç'e acıyor, onun sert yüzünde bambaşka bir güzellik buluyordu. Kuru makosenleri giyen Frona ayağa kalktı. Saçmalayan Jack Cornell'ı sabırla dinliyordu. ''Yaşasın Frona!'' diye bağırdı Dil. İçkiden yanakları kıpkırmızı olmuştu. Bilenç, Frona'nın kulağına eğildi. ''Elinizi bir kez sıkmama izin verin!'' diye mırıldandı. Ötekiler birazdan ''Yaşasın Jack Wells, yaşasın Frona!'' diye bağırırken iki kadın içtenlikle el sıkışıyordu. Genç kız eldivenlerini giydi. Kürk başlığını giymiş olan Corliss da onu götürmeye hazırdı. Hayır, benimle gelmenizi istemiyorum, dedi Frona. Bilenç bana Pentley'lerin buradan bir kilometre ötede oturduklarını söyledi. Yol düzgün. Ben tek başıma giderim. Hayır. Hayır sözcüğünü öyle kesin söylemişti ki Corliss başlığını yatağın üstüne attı. Hepinize iyi geceler, dedi Frona gülerek. Corliss onunla dışarı çıktı. Kıza doğru döndü. Başlığın altındaki yüzü yıldızların ışığında çok güzel görünüyordu. Frona, ben, ben, sakin olun, bundan kimseye söz etmem, dedi alaylı bir sesle. Size olayları açıklamak isterdim. Gereği yok ama yine de sizi kutlayacak değilim. Frona, bu haykırışta öyle bir üzüntü vardı ki genç kız heyecanlandı. Delisiniz siz. Blanche bana her şeyi anlattı. O da benim gibi bir su birikintisinde ıslanmış ve kapıyı çalmış. Onlar da benim gibi. Corliss başını eğdi. Frona, siz şimdiye dek rastladığım en anlayışlı kadınsınız. Gerçekten. Doğrulurken ekledi. Henüz tüm umudumu yitirmiş değilim. Haberiniz olsun.'' Kız onun sözünü kesmek istedi ama o sürdürdü. Birazdan olaylar bambaşka olacak. Frona yola doğru koştu. Frona, geri dönün. Frona, beni bağışlayın. Bağışlanacak bir şey yapmadınız. İyi geceler. Kızın karanlıkta uzaklaşmasına baktı. Sonra kulübesine girdi. İçeride olup bitenleri bir an için unutmuştu. Görüntü onu gerçeğe döndürdü. Karibu Bilenç alçak sesle ağlıyordu. Islak ve parlak gözlerini Corliss'a doğru çevirdi. Virci dökülmüş içkilerin ve bardakların arasında masanın üzerine eğilmiş elleriyle yüzünü kapamıştı. Kendini öfkelenen Corliss bağırmadan önce sakinleşmelerini bekledi. Şimdi giyinin ve gidin. Defolun. Çabuk. Corliss kapıyı kapadı. Bişi baktı karışık ve pis masanın üzerine bir göz attı. Arkadaşı dirseklerini masaya dayamış, piposunu çekiştiriyordu. Deal piposunu çekiştirerek ve ara sıra kibrit yakarak masada öylece oturuyordu hala. Deal, sen yatmıyor musun? diye sordu Corliss. Adam homurdanarak karşılık verdi. Onları kapı dışarı etmekle çok kaba davrandım. Evet, uzun bir sessizlik oldu. Dil piposunun küllerini yere silkti ve kalktı. Uyuyor musun? diye sordu. Karşılık alamayınca yatağa doğru gitti ve uyuyan mühendisin üzerine örttü. 21. Bölüm Albay Tridivey'in sürprizi Söyleyin Tridivey, ne demek istiyorsunuz? Corliss tembelce geriniyordu. Ayaklarını masaya dayadı. Gün boyu yollarda koşuşturup durmuştu şimdi de örtülerin arasında uzanmış olmanın tadını çıkarıyordu. Ama albay durmadan konuşuyordu. Corliss'ın onu dinlediği yoktu. İşte ben albay, uzun yıllarıma karşın hala toplumda iyi karşılanıyorum. Bankada da hatırı sayılır bir param var. Geriye yan gelip yatmaktan başka bir şey kalmıyor. Ama ben yine de bir delikanlı gibi durmadan çalışıyorum. Neden? Yemek, uyumak, içmek için mi?'' Ama Alaska denen bu dünyanın ucunda yemek içmek çok bol. Yiyeceğim ve 20 kişiyi barındıracak yerim var. Ben de günde 3 öğünden fazla yiyemem. Tüm bunları neden bir başkasıyla paylaşmayayım? Corliss ayaklarını indirdi ve sandalyesinde doğruldu. Daha açık konuşun, rica ederim. Evleneceğim. Haber sizi şaşırttı değil mi? Tek bir kadın söz konusu olabilir. Onunla, dedi albay. Corliss'ın uzattığı eli sıktı. Vance Corliss'ın yüzü birden allak bullak oldu. Albay'a sordu. Ya Vincent? Bu sizin işiniz, benim değil. Peki ya Lucille? Lucille onu hiç sevmez. Kendine göre bir oyun oynuyor. Ve ama oyunu iyi oynuyor ha. Ben anlamadım. Corliss eliyle alnını sıvazladı. Albay güldü. Bunun hiç önemi yok. Benim için önemli olan bana tanıklık edip etmeyeceğinizi öğrenmek. Tabii, yeter ki işler o düzeye gelsin. Resmi görevinin gereği, Kuzeybatı Atlı Polis Yüzbaşısı, ivedi durumlarda sivil devlet memuru görevini üstlenerek nikah kıyabilirdi. Albay Yüzbaşı Aleksandri görmeye gitti ve ertesi sabah için ondan randevu aldı. Daha sonra da Rusya'yla danışmadan Frona'nın evine gidip haber verdi. Lucille Dawson'da başka kadın tanımıyordu. Yüreklilik gösterebilmiş olsaydı gidip Frona'yı kendisi çağıracaktı. Söz konusu olan kendisiydi. Evlenme haberinin Frona'yı hem sevindireceğini ve hem de şaşırtacağını umuyordu. Ertesi gün dördü birden yüzbaşı Alexander'ın bürosunda buluştu. Aralarında sıkıntılı bir hava esiyordu. Çok heyecanlanan Lucille ağladı ağlayacak durumdaydı. Frona, topluluğun üzerindeki sıkıntıyı gideremedi. Vance bile Albay'a karşı soğuktu. Albay sanki 20 yaş daha gençleşmiş gibiydi. Çiftin arasındaki yaş farkı önceleri Frona'yı şaşırtmıştı ama artık o da bunu yadırgamıyordu. Belli belirsiz bir kaygıyla Frona Vance'ye döndü. Vance'den sağlık ve güç fışkırıyordu. Son görüşmelerinden sonra Kara bıyığını kestiği için tıraşlı yüzü ona çocuksu bir anlam vermişti. Üst dudağı enerjik bir şekilde kıvrılmış, bakışlarına sert ve kararlı bir anlam vermişti. Kısa tören bitince Frona yeni gelini öptü. Lucille bu geleneksel öpücükteki kayıtsızlığı sezdi ve gözlerine yaşlar doldu. Başından beri Frona'daki soğukluğu sezen albay, Lucille'ın Corliss'la konuşmasından yararlanarak onunla baş başa kaldı ne oluyor Frona? diye sordu birden. Buraya isteksiz gelmediğinizi umarım. Kendim için değil ama Lucy ile karşı yapılan bu davranışı bağışlayamam. O böyle bir sertliğe layık değil. Bu öyküde her şey içtenlikten uzak. Sesi titriyordu. Kendimde duygularımı sonuna dek saklama gücü bulurum sanıyordum. Ama şimdi bunu yapamayacağımı anlıyorum. Düş kırıklığına uğradım. Size artık hak veremiyorum. Frona, açık olalım birbirimize. Söz konusu olan Vincent mı? Kız başını olumlu bir şekilde salladı. Tahmin etmiştim. Yana bakınca Lucille'in kaygıyla baktığını gördü. Birincisi Lucille size geldi ve Vincent konusunda olay çıkardı. İkincisi ise Lucille'in beni sevmediğini, param için evlendiğini sanıyorsunuz değil mi? Bu oyunu alçakça bulmuyor musunuz? Ah ne büyük düş kırıklığı! budalalık etmeyin. Sizi çok severim Frona. Sağ duyunuza da inanırım. Bu iş öyle çabuk oldu ki iyice düşünmeye zamanımız kalmadı. Durumu daha sonra anlayacaksınız. Şimdiye dek kimseye bir şey söylemedik. Ama şunu iyi bilin ki Lucille, Fransız dağında en çok gelir getiren damarın sahibi. Tüm belgeler adına düzenlendi. İstediği an payını satabilir ve parasıyla da dünyanın neresinde isterse yeni bir yaşama başlayabilir.'' Ama siz yine de benim, onunla çıkarım için evlendiğimi sanabilirsiniz. Beni seviyor Furnan'a. Onu mutlu edeceğimi sanıyorum. Onun bana karşı olan duygularının çok ani olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Size şunu söylememe izin verin. Bu ülkeye geldiğimden beri karşılıklı sevgimiz büyüdü. Vincent mı? Hı. Gizli bir anlaşma yapmıştık Lucille'la ben. O bu adamın size layık olmadığını düşünüyordu.'' sizinle bozuşması için elinden geleni özellikle yaptı. Onun ne dolaplar çevirdiğini bilemezsiniz. Ona Velsler'in inadını henüz bilmediğini söyledim. Daha sonra o da anladı. İşte size söyleyeceklerim bunlar. Siz albay, Vincent konusunda ne düşünüyorsunuz? Tüm içtenliğimle Lucille'ın düşüncesini paylaşıyorum. Ama sorun bu değil. Şimdi olayları bildiğinize göre bundan sonra karıma karşı nasıl davranacaksınız?'' albaya karşılık vermeden Frona bekleyen gruba döndü. Lucille genç kızın yüzüne baktı. O size söyledi mi? Çok budalaymışım ben. O haklı. Düğün gecesi dolmalarını o anda anımsayan yüzbaşı Alexander hemen sobanın üzerindeki tencereye koştu. Vance onları izledi. Ah Frona, bu benim ilk gerçek aşkım. Evlenmenin benim gözümdeki önemi öteki kaçanlardan bambaşka kararımı onaylıyor musunuz Frona? Bu mutluluğu bana çok görmüyorsunuz ya. Adamlar kadınların yanına gelince heyecanı son noktaya varan Lucille hıçkırarak bağırdı. Frona, sevgili Frona. Kürküne bürünmüş olan Jacob Wells kapıyı çalmadan içeri girdi. Bundan daha iyi bir zamanlama olamazdı. Tam zamanında gelmişti. Davetsiz misafir geldi. Tören bitti mi? dedi. Lucy'yi kucaklayıp havaya kaldırdı. Albay, elimi sıkın ve beni bağışlayın. Aynı zamanda bana duyurmadığınız için de özür dileyin bakalım. Hadi durmayın. Selam Alexander. Merhaba Corliss. Albay, bugün için ne tasarladığınızı bilmiyorum. Zaten pek önemi yok. Evde küçük bir şölen hazırladım. Ve çok eski bir kasa şampanya açtım. Davetli misiniz? Corliss'tı ve tabii... Yüzbaşı Alexander'a göz attı tabii, diye karşılık verdi yüzbaşı çabucak. Kuzeybatı'nın başsavcısı, resmi kurallara pek uygun olmayan böyle bir gezintinin doğurabileceği sonuçları düşünüyordu. Ya arabalar? diye sordu. Jacob Wells gülmeye başladı ve ayaklarını kaldırdı. Yürüyerek, şaka ediyorsunuz, dedi yüzbaşı kapıya giderek. Arabalar birazdan burada olacak. Üç kızak ve bir yığın çıngırak. Böylece tüm Davsın halkı ana caddeye inen kamçılı üç polis memurunun kullandığı üç kıza gördü. Taşıtların içindekileri gören meraklıların gözleri pal taşı gibi açıldı. Klondike'da oturduğumuz sürece insanlardan uzak bir yaşam süreceğiz, diyordu Lucille Frona'ya. Ama Jacob Wells aynı kanıda değildi. Her şeyi düzenlemek sizin işiniz, dedi yüzbaşı Alexandra Adam arkadaşlarını bırakmak amacında olmadığını söyledi. Aforoz eden ilk önce Bayan Shovel oldu. Öteki kadınları da kandırmıştı ve çileden çıkmış gibiydi. Lucille Furon dışında kimseyle görüşmüyordu. Ama genellikle pek çıkmayan Jacob Wells geceleri sık sık Albaya gidiyordu. Oraya yalnız da gitmiyordu yolda rastladıklarına çalı gibi kaşlarının altında bir ışık parlayarak laf olsun diye bu akşam için bir tasarınız var mı yoksa benimle gelin diyordu safça konuğunu götürüyordu bu adamlar da akşamı nasıl geçirdiklerini karılarına anlatıyordu böylece komplo kuranlar arasında bir gevşeme başladı albayın evinde çay niyetine bitki suyu içilmezdi konuşmalar da çok canlı olurdu mühendisler, gazeteciler, serüvenciler ve Klonday kralları bile evine gitmek için yola çıkarlardı. Albay'daki bu gecelerin tek hoş olmayan sonucu, Bayan Şoval'ın ve Dawson'daki öteki kadınların yaşamını daha tek düze yapması oldu. Ama onlar da söylentilerin düzmece olduğunu anlamakta gecikmedi. Bundan başka Yüzbaşı Alexander, kentin en büyük resmi memuru olarak ülkede resmi bir otoriteydi. Ve Jacob Bells de şirketi temsil ediyordu. Bu güçlü kişilere karşı çıkmak iyi bir davranış olmazdı. 22. Bölüm John Burke Henderson üzerinde bir altın damarının bulunduğu haberi üzerine Vincent, Nisan ortalarına doğru Stewart Irmağı'na doğru yola çıktı. Bir süre sonra da Jacob Wells, Blanche Irmağı kıyısındaki bakır madeninin çekiciliğine kapılarak aynı bölgeye gitti. Bu yolculuğu bir değişiklik olarak gören Frona da babasıyla birlikteydi. Aynı zamanlarda Corliss ve Bishop da Mayo ve McQuestion yörelerindeki yollarda koşuşturuyor, Henderson'ın öteki ucundaki mülklerini geziyorlardı. Mayıs ayı başında ilkbahar çok erken başlamıştı akarsuların üzerindeki buzlar maden kuyuları için çok tehlikeli oluyordu. Buzun çözülmesini bekleyen madenciler, Yukon'daki adacıklarda zamanlarını geçiriyor ve kulübelerde kalıyorlardı. Corliss ve Bishop, Spiration adasında Tommy McPherson'ın rahat evinde kalıyordu. İki gün sonra rastlantı sonucu Frona ve Jacob Wells de aynı adanın en yüksek kesimine çadırlarını kurdu. Yukon'daki buzların çözülmesini bekleyen birkaç yerli de oraya kamp kurmaya gelmişti. Ötekiler de gemi yaptırmak ve yerli kayığı satın almak için kıyıya koşuyordu. Aralarında Baron Coburton da bulunuyordu. Ah, inanılmaz bir şey, çok güzel. Adam Frona'ya odada rastladığı gün büyüleyici sözlerle selamladı. Neymiş? diye sordu kız elini uzatırken. Sizin burada olmanız benim için büyük bir mutluluk bundan kuşkum yok hayır hayır başını salladı söz konusu olan siz değilsiniz bakın parmağıyla MacPherson'ın kendisine üç kat fazla fiyata satmış olduğu peterbrook kayığını gösterdi bu yerli kayığı bayan shovel'ın evinde vermiş olduğunuz sözü anımsıyor musunuz size yerli kayıkları konusundaki bilgisizliğinden söz etmiştim siz de bana ille dersinizi vermeyi kabul etmiştim. Evet. Çok güzel olacak bu. Dinleyin. Suyun gürültüsünü, ırmağın çaltısını duyuyor musunuz? Çok geçmeden su rahatça akacak. İsterseniz ilk dersimiz için burada yeniden buluşalım. Tanrım, ne güzel olacak. Separation adasının biraz aşağısında dar bir kanalla ayrılmış olan Ruby Adası bulunuyordu. Kış yolunun son yolcusu olan Vincent, yüzerek artık ilerleyemeyecek duruma gelince adaya çıktı. Yalnız yaşayan ve karanlık biri olan Jamborg'un kulübesinin kapısını çaldı. Bu Vincent için çok kötü bir rastlantıydı. Adadaki tüm kulübeler arasında buzların çözülmesini beklemek üzere Jamborg'un kulübesini seçmişti. "İyi dedi adam. Vincent sorularına karşılık vererek Örtülerinizi şu köşeye atın. Bella, boş yatağa getir. Akşam olmadan da ağzını bir daha açmadı. Yemeğinizi pişirecek kadar büyüksünüz, dedi konuğuna. Kadının ateşe gereksinimi kalmadığı zaman yiyeceklerinizi pişirmek için sobayı kullanabilirsiniz. Bella denen kadın yerliydi, genç ve güzeldi. Yüzü de öteki yerli kadınlar gibi çok esmer ve yağlı değil, hafifçe yanık tenliydi. Akşam yemeğinden sonra iki dirseğini masaya dayamış ve elleriyle yanaklarını ve çenesini tutan Burke, yerli tütününün dumanıyla havayı kirletiyor, büyülenmiş gibi önüne bakıyordu. ''Bu ülkeye geleli çok oldu mu?'' diye sordu Vincent, konuşma konusu yaratmak için. Burke kara gözlerini Vincent'a çevirdi ve dik dik yüzüne baktı boğa boynunu andıran boynunun üzerindeki kocaman başı büyük bir çamur hamurundan yoğrulmuş gibiydi. Bakımsız kara saçlarının örgüsü arasından birkaç tutam gri saç göze çarpıyordu. Kirpi dikeni gibi olan sakalı da kırlaşmıştı. Sakalı göğsüne dek iniyor ve yüzüne korkunç bir anlam veriyordu. İlkel yüzünün üstündeki alnı çok güzeldi çıkıntılı oluşu onun çok akıllı olduğunu gösteriyordu. Bella bulaşık yıkıyor ve tabakları Bergün arkasındaki rafa diziyordu. Elindeki ağır tabağı sakarca yere düşürdü. Kulübe bu madeni sesle yankılandı. Aynı anda Berg vahşi bir hayvan gibi çığlık atarak sandalyesini devirdi ve gözleri kıvılcım saçarak Bella'ya doğru döndü kadın korkudan anlaşılmayan çığlıklar atıp ayaklarına kapandı. Vincent saçlarının diken gibi olduğunu hissetti ve sırtı ürperdi. Burke sandalyesini kaldırdı, ilk durumuna getirdi ve yine düşüncelere daldı. Tek söz bile etmemişti. Bella hiçbir şey olmamış gibi işine döndü. Vincent elleri titreyerek yeni bir sigara sardı ve adamın yeniden düşlere dalıp dalmadığına baktı. Gazeteci bu olayı Jack Hefelse anlatınca adam kahkahayla güldü. Bu onun huyudur. Göründüğü kadar da vahşi biridir. Toplum içinde yaşamayan bu kaba adam yıllardır bu ülkededir. Tek dostu bile yoktur. Yerliler arasında bile kaba ve çok öfkelidir. Article City'deki mağazanın yöneticisiyle bozuştuktan sonra şirkete sırt çevirdi ve bir yıl boyunca yalnızca etle yaşadı. Burke davranışında haklıydı. Bir gün ona tanıda rastladım. Bizden alışveriş yapmaya razı oldu. Bu kızı bilen çırmağının kaynağındaki bir yerden aldı diye söze karıştı Bill Brown. Vincent'a Wells bu toprakları kendisinin keşfettiğini sanıyor ama Burke ülkeyi ondan daha iyi tanır. Ama yine de çok acayip biridir. Onunla birlikte yaşamayı ve kulübesinde yatmayı hiç istemem doğrusu. Vincent, Berg'ün tuhaflıklarına aldırış etmiyordu. Zamanın büyük bir bölümünü Spiration adasında Frona ve Baron Coburton'la birlikte geçiriyordu. Ama başına bir kez acayip bir olay geldi. Sincap avına çıkan iki İsveçli ondan kibrit istemek için durup biraz konuşmuştu. Burke ve Vincent onlara tek heceli sözcüklerle karşılık verdi. Biraz ötede Kulübenin kapısı önünde Bella, çok geniş, orta boylu bir kadına göre fazla ağır olan bir teknede çamaşır yıkıyordu. Kadının ağır yükü kaldırmak üzere olduğunu gören gazeteci ona yardım etmek için koştu. Tekneyi aralarında taşıyarak suyu kulübeden uzağa boşaltmak için yokuşa doğru yürüdüler. Vincent yanlış bir adım atınca sabunlu su devrildi. Bella da karda kaydı ve ikisi de kahkahayla gülmeye başladı. Dengesini bulmaya çalışırken Bella bir daha kaydı ve yere oturdu. Gazeteci gülerek kadının iki eliyle yakalayıp doğrultmak istedi. Öfkeden morarmış yüzüyle Burke onlara doğru geldi, ellerini ayırdı. Vincent boşta kalınca arkaya yıkıldı. O zaman kulübedeki olay yinelendi. Bella karın içinde efendisinin ayaklarına dek süründü. Adam ona korkunç bakışlarla baktı. Yaşam hiçbir şey olmamış gibi yeniden başladı. Vincent varlığını sanki unutmuş gibi Bella ile hiç ilgilenmiyordu. Ama adanın öteki ucuna giden iki İsveçli bu olayı anlatıp anlatıp kahkahayla gülüyordu. 23. bölüm. Irmağın çözülmesinden önce birden ılık ve güzel bir bahar gelmişti şimdi de yerini yaza bırakmadan önce uzayıp gidiyordu. Vadilerdeki kar kalkmıştı. Yalnızca dağların kuzey yamaçları karlıydı. Erimiş kar sularıyla iyice bollaşan ırmaklar cavlan gibi akıyordu. Güneş her gün daha erken doğuyor, daha geç batıyordu. Soğuk şafak saat üçte söküyor, akşam dokuzda da gün batımının tatlı ışığı yeryüzünü örtüyordu. Biraz sonra gökyüzünde altın renkli bir çember beliriyor, gece yarısı hava öyle gibi aydınlık oluyordu. Uzun süredir tomurcukta olan kavaklar ve söğütler şimdi yemyeşil olmuştu. Artık iyice uyanan doğa harekete geçmişti. Geceleri sessiz kulübelerde cırcır böcekleri ötüyordu. Sinekler ağaç kovuklarından ve saklanmış oldukları çatlaklardan gündüzleri çıkıyordu her türlü tırmanıcı, bağırıcı, uçucu yaratıklar yeryüzünü doldurmuştu. Her şey bir soluk gibi geçi verecek, sonra yine uzun kış gelecekti. Tüm canlılar bunu biliyor ve bu güzel günlerden yararlanmaya bakıyordu. Yamaçların yumuşak çamurunda köstebekler tünel kazıyor, saksağanlar çamla kaplı adalarda cıvıldıyordu. Ağaç kakanlar ağaçların kabuklarını gagalıyor, keklikler ormanın içlerinde ötüşüyordu. Bu canlılığı bir tek Yukon ırmağı paylaşmıyordu. Buzlu ve cansız Yukon binlerce kilometre boyunca uzanmıştı. Güneyden gelmiş büyük kuş sürüleri boş yere ırmağın yüzüne bakıyor, aramalarını daha kuzeyde sürdürüyordu. Acımasız buz bir uçtan öteki uca dek suyu tutsak etmişti. İhtiyar Yukon buzdan örtüsünden kurtulmak için yaz başını bekledi. Her yer çatır diyordu. Şurada burada beliren çatlaklar büyüyor, suyun düzeyi yükseliyordu. Ama ırmak buzdan örtüsünü pek yavaş salıveriyordu. Akıllı cüce olan ve doğaya suyu yerden çıkartarak yardım eden insan, Bering denizine inmek istemeyen milyonlarca tonluk buz tabakasına güçsüz güçsüz bakıyordu ırmaklar her zaman yeni ülkelerin ilk ana yolları olmuştur. Yukon da Alaska yöresinin tek büyük yoluydu. Herkes yoluna devam etmek için Separation adasında buzların çözülmesini bekliyordu. Irmağın yukarısına giden adamlar kayıklarını zipliyor, kancalarının ucunu demirle kaplıyordu. Bazıları da kayıklarını balta ve bıçaklarla onarıyordu. Jacob Wells de bu zorunlu tatilden alabildiğine yararlanıyor, boş zamanlarını fronayla geçiriyordu. Ama uzun kıştan sonra kanı kaynayan baron bu gecikmeye sövüp duruyordu. Alaycı güneş düş gücünü kamçılıyordu bir yandan da. Oh ne ala, bu hiç kırılmayacak. Irmağa bakıyor, duygularını seçmiş olduğu sözcüklerle dile getiriyordu. Ama bu bir gizli düzendir, zavallı biju gerçek bir komplo. Kayığına Biju adını takmıştı. Onu bir atı okşar gibi okşayıp seviyordu. Frona ve Vincent gülüyor ve ona sabır diliyorlardı. Yine böyle yanıp yakınırken Jacob Wells sözünü kesti. Söyleyin Kuburton, şu ileride bir şeyler görmüyor musunuz? Evet, bir köpek. Belki de köpek değildir. Çok ağır hareket ediyor. Frona, bana dürbünümü getir. Vincent ve Coubertin dürbünü getirmek için koştu. Vincent, dürbünün saklı olduğu yeri bildiğinden getirirken gururla bakıyordu. Jacob Bass, ırmağın öte yakasına uzun uzun baktı. Ada Yukon kıyısından bir kilometre açıktaydı ve güneşin buz üzerindeki yansıması görüşü engelliyordu. Jacob Bass bir süre sonra, ''Bu bir adam.'' dedi. Dürbünü barona uzattı. Adam bağırdı. ''Evet, dört ayağı üstünde sürünüyor. Bakın. Titrek bir elle dürbünü Frona'ya uzattı. Genç kız adamı oldukça belirgin görmüştü. Biraz sonra gözleri uçsuz bucaksız beyazlığa alışınca da yere yıkılmış bir çam ağacının gövdesini tırmanan adamın hareketlerini iyice gördü. Adam iki kez tutunmayı denedi. Üçüncüsünde başaramadı ve öne düştü. Bu bir adam, dedi dürbünü Vincent'a uzatarak güçlükle tırmanırken ağacın öte yanına düştü. Hala kımıldıyor mu? diye sordu Wells. Winston'ın başını sallaması üzerine çadıra tüfeğini almaya koştu. Havaya altı el ateş etti. Adam kımıldıyor, dedi gazeteci. Kıyıya dönüyor. Aa, bir saniye, yere uzanıyor ve sopanın üstünde bir şey sallıyor. Jacob Wells altı kez daha ateş etti. İşaret ediyor hala. Şimdi sopayı bıraktı kımıldamıyor. Her üçü de Jekyll Fels'e soru sorarcasına baktı. Adam omuzlarını silkti. Tam olarak bir şey söyleyemem. Yerli mi, beyaz mı acaba? Aç mı yoksa yaralı mı? Belki de ölmek üzere, dedi Frona. Gözleriyle babasına yalvarırcasına bakıyordu kız. Bir şey yapamayız kızım. Ah ne korkunç, diye bağırdı baron. Ellerini ovuşturarak. Gözlerimizin önünde biri ölüyor ve biz bir şey yapamıyoruz. Olamaz. Buzun üzerinden ırmağa geçeceğim. Sözünü eyleme geçireceği anda Jack Bells onu kolundan yakaladı. Acele etmeyin baron. İyi ama. Durun. Adamın belki ilaca ve yiyeceğe gereksinimi vardır. Onu birlikte kurtarmaya çalışalım. Ben de, dedi Vincent. Frona'nın gözleri parladı. Çadıra doğru gitti, bir paket yiyecek hazırladı adamlar yanlarına 20 metrelik bir ip aldılar. Jacob Wells ve Vincent iki uca kendilerini bağladı. Vincent geniş omuzları üzerinde yiyecek paketini taşımak istedi. Frona kıyıdan olayı izliyordu. İlk yüz metreyi kolayca geçtiler. Buzun sağlam bölümünü geçtikten sonra da olay olmadı. Jacob Wells önden gidiyor, bastonuyla önünü sağa solu yokluyordu. Sıranın sonunda olan Vincent, buz tabakasının arasına battı. Ama çatlağın arasına bastonunu güzelce sokunca akıntıya karşı başını suyun üzerinde tutabildi. İki adam, ipe tüm güçleriyle asılıp onu oradan çıkardılar. Frona onları bir dakika daha gördü. Sonra Vincent ipten ayrıldı ve koşar adımlarla kıyıya vardı. Frona'ya doğru gelirken titriyordu. Ötekiler neden dönmedi? diye sordu kız. Bir kez daha deneyeceklerini söylediler. Bu Kubert'ın katır gibi inatçı. Babanın da ondan kalır yeri yoktur, dedi kız gülerek. Belki üstünüzü değiştirmek istersiniz. Kulübede üstünüze giyecek bir şeyler bulursunuz. Ah, gerek yok, zahmet etmeyin. Ben güneşte kururum. Yere kızın yanına oturdu. Bir saat boyunca şimdi iki nokta olarak görünen iki adamın çabalarına baktılar ırmağın ortasında yukarıya doğru bir kilometre kadar gitmişlerdi. Frona onları dürbünle izliyordu. Ama adamlar sık sık buz kütlelerinin arkasında gözden yitiyordu. Genç kız Vincent'ın mırıldandığını duydu. Bu onlar için iyi olmayacak. Bana bir kez daha deneyeceklerini söylemişlerdi. Onların devam edeceklerini bilseydim bırakmazdım. Ama başaramayacaklar. Hayır, başaracaklar. İşte geliyorlar, dedi kız. İşitiyor musunuz? Ne oluyor? Buz kütlesinden gök gürültüsünü andıran bir ses yükseldi. Gregory, belki de buz çözülüyordur ha? Hayır, hayır. Sakin olun. Bitti artık. Gerçekten gürültü uzaklaştı. Yine başlıyor. Birincisinden daha korkunç ve acı bir gürültü yükseldi. Saksanlar ve sincaplar sustu. Öncekilerden daha uzun bir gürültü koptu. Ah, neden hala dönmüyorlar? İki adam durmuştu. Bir karara varmak üzere oldukları belliydi. Frona dürbünüyle ırmağa durmadan tarıyordu. Yeni bir inilti daha duyuldu. Ama buz yerinde duruyordu hala. Suyun üstünde de hiçbir kımıltı yoktu. Vincent koruyucu bir tavırla kolunu kızın omzuna atarak ''Korkacak bir şey yok Frona'' diyordu. ''Babanız ne yapacağını iyi bilir.'' bir ırmakta buzun çözülüşünü hiç görmemiştim, dedi kız. Sonra olayların akışına bıraktı kendini. İniltiler hızlandı ve kesildi. Ama buzun üstünde hiç kırık görünmüyordu. Bir süre sonra iki adam bata çıka kıyıya vardı. Üstlerinden sular akıyordu ve titriyorlardı. Sonunda gelebildin diye bağırdı Furona babasının ellerini sıkarken. Bir daha hiç dönmeyeceğini sanıyordum. Sakin ol canım. Gidip yemek yiyelim, dedi Jacob Wells gülerek. Hiç tehlike yoktu. Ne oldu peki? Stewart ırmağının buzu çözülüyor. Buz parçaları da Yukon'a gidiyor. Gürültüleri oradan işitebiliyorduk. Ah evet ama çok korkunçtu, dedi baron. Oradaki zavallı adam onu kurtaramadık. Her şey henüz bitmiş değil. Yemekten sonra köpekleri göndereceğiz. Çabuk olalım Frona. Köpekler de başarılı olamadı. Jacob Wells en iyi ve akıllı köpekleri seçmişti. Onları yiyecek paketleriyle yüklemiş ve kıyıdan uzağa götürmüştü. Köpekler geri dönünce sopalarla ve söverek uzaklaştırıyorlardı. Hayvanlar yeniden gidiyorlar, başlarını kıyıya doğru çevirip acıklı acıklı uluyorlardı. İçlerinden biri oraya varsa ötekiler de onu izler. Hadi çok, Mirim, önemli olan birinciyi ırmağa geçmesi için kandırmak. Sonunda Jacob Bells, Miriam'ı bu işe razı etti. Hayvan kırılmış buzların üstünde, batı çıka yüreklice ilerliyordu. Ama son uca varınca duraksadı. Diz çöktü ve yerinden kımıldamadı. Biraz sonra döndü ve yakınlardaki ıssız bir adaya çıktı. Bir saat sonra da kampa döndü. Yanında yiyecek paketleri yoktu. Jacob Bez öteki iki köpeği gönderdi. Ama onlar gitmek istemedi. Birbirlerinin yükünü parçaladılar. Adam da yeni bir denemeye girişmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Gürültü öğleden sonra da yineleyip durdu. Akşam olunca sürekli hale geldi. Suyun düzeyi iki metre artmıştı ve bazı yerlerde buz tabakası kırılmaya başlıyordu. Adalar arasında ve ırmağın ağzında toplanan buzlar su baskınına neden olacak, diye açıkladı Jacob Wells. Buzlar çözülünce tüm bu buz parçaları sürüklenecek ve su alçalacak. Ve o zaman, dedi Baron neşeyle. O zaman kayığınız Bijou yeniden yüzecek. Gün ışığında adamı görebilmek amacıyla karşı kıyıyı gözlediler. Adam önceki yerinde duruyordu. Tüfek atışına karşılık eliyle onlara işaret etti. Buzlar erimeden yapacak bir şey yok. O zaman Baronla Bijou'ya binip o zavallıyı kurtarmaya gideceğiz. ''Vincent, siz battaniyelerinizi gidip alın ve burada uyuyun bu gece. Üç kürekçi fazla gelmeyiz. Macpherson da bize yardım eder.'' ''Burada yapmam gereksiz.'' diye aceleyle karşılık verdi gazeteci. ''Kanal buz tutmuş. Yarın şapakla kalkacağım.'' ''Ya ben?'' diye sordu baron. ''Siz henüz ilk kayık kullanma dersinizi almadınız.'' dedi furona gülerek. ''Yarın hava bozacak.'' diye ekledi Jacob Wells. Irmak buzdan kurtulunca çağlayan gibi hızla akar. Vincent ve Macpherson'la ben hep birlikte gideriz. Sizi götüremediğim için üzgünüm baron. Bizimle daha bir yıl kalırsanız bizi izleyecek duruma gelirsiniz. Baron yarım saat suratını astı. 24. Bölüm Bijou'nun Tayfaları Uykucular, kalkın! Deal Bishop'ın ilk seslenişinde furona kürklerinden dışarı fırladı. Ama o henüz etekliğini makosenlerini giymeden önce babası dışarı çıkmıştı bile. Şafağın gri ayazında kız kıyılarından taşan ırmağı gördü. Bazı yerlerde ırmak yamacı aşmıştı. Üzerinde yığınla buz parçaları vardı. Kulübeden 100 metre ötede ırmağın beyaz ve buzlu yüzeyi kül rengi gökyüzüne karışmıştı dev bir değirmenin gıcırtılarına benzer sesler, çatırtılar karanlıkta yükseliyordu. ''Irmak ne zaman kabaracak?'' diye sordu Furona Bişiba. ''Bu iş ne olursa o denli iyi olur.'' Ayağıyla buzu kaldırarak kendilerine doğru ilerleyen suyu gösterdi. Çeyrek saatte 50 santim yükseliyor. ''Tehlike var mı?'' ''Tehlike mi?'' ''Asla.'' diye alayla güldü değil. Bu uzun süre böyle sürmez ırmağın üzerindeki alçak adalara bakın. Onlar belirli bir basınca dayanabilir. Buz uzun zaman toplu olarak kalırsa ağırlığıyla bu adaları yuk ona dek sürükler ve ırmak serbestçe akmaya başlar. Ama benim kurtulmam gerek. Kulübemiz alçak yerde bulunuyor. Bu yüzden su altında kaldı. Yiyecekleri güvenceye almalı. Corliss'a ve MacPherson'a yardım etmeye gitmeliyim. MacPherson'a söyleyin. ''İlk çağrışımda hazır olsun.'' diye bağırdı Jacob Wells. ''Vincent da birazdan gelir.'' dedi kızına. Çeneleri birbirine çarpan Baron saatini çıkardı. ''Üçe on var.'' dedi. ''Gidip makosenlerinizi giyin. Daha vaktiniz var.'' dedi Furon'a. ''Bu görüntüyü görmeme tehlikesini göze mi alayım? Yaşamım boyunca pişman olurum sonra.'' Ansızın büyük bir çatırtı koptu. Buz harekete geçmişti. Ağır ağır yer değiştiriyordu. Buz parçaları birbirlerine öyle yakındı ki bir damla su bile görünmüyordu aralarında. Karışık bir uğultu, sağır edici bir çatırtı duyuldu. Daha kocaman bir şey bekliyordum. Bu gerçek bir üç kağıtçılık ama. Baron yumruğunu öfkeyle ırmağa doğru sallıyordu. Jekyll Bells alaylı gülümsemesini saklamak için başını çevirdi. ''Bana gösterecekleriniz bu mu?'' Eh. Yukonunuz beni hiç de korkutmadı. Cuberton ayağına dokunan bir buz kütlesinin üstüne atladı. Jacob Wells onu durdurmaya kalktığında hayli uzaklaşmıştı. Buz ilerliyordu. Hızı gitgide artıyor, daha tehlikeli oluyordu. Fransız sirkteki at cambazları gibi zarif hareketlerle kayan buzun üstünde durmaya çalışıyordu. Böylece 3-4 metre gittikten sonra kıyıya atladı. Hepsi gülümsüyordu adam Jacob yanına geldi. İyi ama ben ne yaptım ki? diye sordu Kubert'ın, gücenmiş bir şekilde. Ne yaptım ki? diye yineledi Wells, baronun sesini taklit ederek. Bakın, şimdi anlarsınız. Eliyle kendilerinden on metre kadar ötede suyun içinde sallanan bir buzu gösterdi. Buz kendi çevresinde döndü ve çatlayıp kağıt gibi buruştu. Sonra buz parçasının bir ucu göründü. Öteki kütleler ona öyle hızla çarptı ki havaya sıçradı ve binlerce parçaya bölünerek geri düştü. Parçacıklar izleyicilerin ayakları dibine dek yayılmıştı. "Vay canına!" diye bağırdı Baron, korku ve saygıyla karışık bir sesle. Frona bir eliyle onun elini, öteki eliyle de babasınınkini tuttu. O anda buz dili gibi bir hızla sıçrayıp duruyordu. Koca bir buz tabakası kıyıya doğru döndü ve ayaklarının altındaki toprağı sarstı. Arkadan ikincisi gelince geri çekildiler. Buz kütlesi ardında bir ton toprak sürükleyerek içeri yöneldi. Üçüncü kütle de kıyıya çarptı ve üç ağacı kökleyip sürükledi. Güneş doğmuştu. Yukon bir uçtan öteki uca dek pırıl pırıl yanıyordu. Akıntının gücüyle buzlar kıyıları yıkarak büyük bir hızla ırmaktan aşağı iniyordu. Ah ne güzel bir görüntü. Çok görkemli, diye bağırdı baron. Pekala baron, Yukon konusunda şimdi ne düşünüyorsunuz? Cobertin başını salladı. Bana korkak deyin isterseniz. Hepsi de çok güzel. Şu yana bakın. Irmağın dirsek yaptığı yerde suya batan küçük adacıkları gösteriyordu orada bir kilometreden geniş olan su akıntısı birçok kola ayrılıyordu. Adalar en uçlarına dek suya gömülmüştü. Buz parçaları bu engellere çarpınca büyük gürültü çıkararak havaya sıçrıyordu. Birbiri üzerine yığılan küçük buz parçacıkları kocaman buz dağları oluşturdu. Sonra da ağaçların arasından korkunç bir gürültüyle sallanarak geçti. Bu küçük adacıkların yukarısında bir baraj oluşacak, dedi Jacob Wells. ''Frona, bana dürbünü ver.'' Uzun uzun ırmağın o kıyısına baktı. Kütleler iyiden iyiye parçalanıyor. ''Ama ırmak alçalıyor.'' diye bağırdı Frona. Gerçekten de buz kıyının iki metre üzerine inmişti. Baron sopayla su düzeyini ölçtü. ''Adamımız hala orada ama artık kımıldamıyor.'' dedi Jacob Wells. Hava açıktı. Güneş kuzeydoğudan yükseliyordu herkes sırayla dürbünle baktı. Coburton sopanın üzerinde çizili işareti göstererek, çok şaşırtıcı, su durmadan alçalıyor, barajı göremeyeceğiz, çok yazık, dedi. Jacob Wells onu ciddi ciddi süzdü. Söyleyin Bay Wells, buzun suyu engelleyeceğini mi sanıyorsunuz, diye sordu. Frona babasına tasalı bakışlarla bakıyordu. Bir barajda her zaman ilginç şeyler görünmez, ona güvenmemek gerek, her şey onu izlemek için seçilen yere bağlıdır. Bay Vance, hiçbir tehlike yok. Irmak gözle görülür biçimde alçalıyor. Şimdiden bir şey söylenemez. Jacob Vels, parmağıyla buz parçalarının adacıklar arasına yönelip, ırmağın akıntısını kapadığı dirseği gösterdi. Coburton, çadıra gidip sobanın yanındaki bir çift makoseni alın. Manzarayı kaçırmazsınız. Frona, sen de ateş yak ve kahveyi hazırla yarım saat sonra ırmak düzeyi 3 metre inmişti. Ama buz yine de sağır edici bir gürültüyle aşağıya doğru yığılıyordu yavaşça. Şenlik başladı başlayacak. Gözünüzü iyi açın sevgili Kubert'ın. Irmağın sol koluna iyi bakın. Kubert'ın ırmağın sol kolunun tıkandığını gördü. Sonra büyük, beyaz bir engel koptu ve adadan adaya yuvarlanıp gitti. Önlerine gelince hızı azaldı daha sonra ırmak, şişti ve öyle hızla yükselmeye başladı ki artık hiçbir şey onu durduramazdı. Düşteymişçesine buz parçalarının engeli yıkıp kıyıya yayıldığını gördüler. Tanrım, hiç de acayip değil. Ama çok görkemli değil mi baron? diyordu Frona ona takılarak. Bu arada ayaklarınız ıslanacak. Adam tam zamanında geri çekildi. Ayrıldığı yere küçük bir buz parçası kopup düştü su adanın çevresinde insan göğsüne varan yükseklikteki buzu kaldırıyordu. Bu duvar birazdan kırılacak. Bakın yavaşlıyor. Baraj çökmüş olmalı. Dürbünle bakan Frona, yanılıyorsunuz, hala dayanıyor, dedi. Su artık hızla yükselmez, ne de olsa. Ama yükselmesi durmadı hala. Bu söz onu şaşırttı. Yüzü aydınlandı birden. Ah, anladım. Oralarda bir set daha var bu açıklamanın gerçek olduğunu söyleyin bana Frona. Frona baronun elini tuttu. Evet ama şunu dinleyin. Yukarıdaki ve aşağıdaki barajın dayandığını düşünün. Kıza uzun uzun baktı ve sonunda söylediklerinin önemini kavradı. Yüzü kızardı. Derin derin soluk aldı ve başını geriye attı. Kollarını açarak bütün adayı gösterdi. Bu durumda siz, ben, çadır, tekneler, kulübeler, ağaçlar ve kayığım. Hepsini de götürecek. Fırına başını salladı. Çok yazık. Neden olsun? Tam tersine çok güzel. Hayır, hayır baron. Size şunu demek istiyorum. anglo saksın olmamanız çok yazık. O zaman sizinle çok gurur duyardık. Siz de Frona, Fransız soyuna onur verirdiniz. Birbirinize iltifat etmek için tam zamanını seçmişsiniz, dedi Dilbişip alay ederek. Geldiği hızla çabucak uzaklaştı siz daha yerinizde durun bakalım, diye bağırdı onlara. Malları çıkarmak için kulübeye gelsenize, size gereksinimimiz var, gelin de çadırdaki hastaları çıkaralım, diye ekledi ağaçların arasına dalarak. Irmak durmadan yükseliyordu. Yüksekten iner inmez ayak bileklerine dek suyun içine daldılar. Ağaçların arasında dolandıktan sonra ırmağa çok yakın olan açıktaki bir kulübeye vardılar kulübenin düz tavanının üstünde battaniyelere sarılmış iki hasta vardı. Dil Bishop, Corliss ve Jekyll Bass içeride giyecekleri ve yiyecek çuvallarını arıyordu. Adada suyun düzeyi 60 santimi geçiyordu. Ama kulübenin tabanı ısıyı saklaması için kazılmış olduğundan su bir insanın beline geliyordu. ''Tütünü kuru yere koyun.'' dedi hastalardan biri zayıf sesiyle. ''Tütünü şeytan götürsün.'' diye karşılık verdi arkadaşı. Önce unu ve şekeri kurtarın. Bill sigara içmez. Bu yüzden alay ediyor. Bayan, rica ederim. Tütünüme göz kulak olun. Al işte tütününü. Zırlamayı kes artık. Dil ona değerli kutusunu attı. Adam sanki altın doluymuş gibi kutuyu göğsünde sıktı. Onları yatıştırmak için bir şeyler yapabilir miyim? diye sordu Frona. İskarbut hastalığının hiçbir ilacı yoktur, dedi Dil. Çiğ birkaç patates onlara yeter. Söyleyin bayan Frona, burada ne yapıyorsunuz? Şu küçük tepeye çıkın da ayaklarınızı kurutun. Baraj kulakları sağır edici bir gürültüyle patladı. Her yer köpüklü suyla kaplanmıştı. 50 ton ağırlığındaki koca bir buz kütlesi kapının önüne çarptı. Daha küçük bir parça kulübenin kıyısına vurdu ve sarstı. Kubertin ve Jacob Bells açıklığa doğru gitti. Frona, Baron'un babasına ''Peşinizdeyim Bay Bels, dediğini duydu. Fransız, kütükten duvarla engel arasına girebildiğince sokuldu. Elinde tutun kutusunu tutan adam arkadaşına ''Baksana Bil, aşağıdaki baraj bir süre daha dayanırsa hapı yutarız'' dedi. ''Dayanacağı benziyor, bana inanabilirsin. Nulato'da aynı durumdaki Bixi adasının süpürüldüğünü gördüm.'' Erkekler Frona'nın sığınmış olduğu yere koştu. Bu iki adamı ölmeye bırakamayız. Onları sizin kulübeye taşıyalım Corliss, dedi Jacob Bass. Jacob Bass hastaların uzanmış olduğu çatıya tırmandı ve aşağıdaki barajı inceledi. Sonra kolunu uzatarak gösterdi. Buz kırılıyor. İşte yürüyen bir ırmak. Bil, dostum, demek ki süpürülmeyeceğiz, dedi tütünlü adam. Irmak sanki sıçramaya hazırlanmak üzere toparlanıyor gibiydi. Hareket halindeki suyun basıncıyla buzdan duvar yüzden fazla yerde çöküp kaldı. Kıyı boyunca kökünden kopan ağaçların çatırtısı duyuldu. Corliss ve Dill, Billy, McPherson'ın kulübesine taşıdı. Jacob, Vess ve Baron öteki hastayı sürüklerken koca bir buz kütlesi kulübeye çarparak iskambil kağıdı gibi devirdi olaya tanık olan Frona, Hubert'ın ve hastanın yıkıntılar arasından sağ salim çıktıklarını gördü. Babası çamurlu sulara kapılmıştı. Olay yerine koştu ve kazaya uğrayanın ağzını suyun dışında tutmaya çalıştı. Ama başaramayınca bıraktı. Babası çamurlu sulara gömülmüştü. Adamın sağ kolunun kütüklerin arasına sıkışmış olduğunu gördü. Onu kendi elleriyle çıkaramayınca yıkılan çatıdan bir kazık aldı onu ağaçların gövdesine dayadı ve bu kaldıracın üzerine tüm gücüyle abandı. Biraz sonra kütüklerden biri gevşedi ve Jacob Bass su yüzüne çıktı. Başı çamur içinde kalmıştı. Uzun uzun soludu ve ''Oh, hava ne güzel!'' diye bağırdı. Sonra çevresine bakındı. Frona, şabın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. ''Hangi konuda?'' diye sordu Frona senin günün birinde yüksek düzeyde bir kadın olacağını söylerken anımsıyor musun? Kızını kucakladı. Her ikisi de gülerek çamura tükürdü. Öte yandan Cobert'ın hastanın yanında çırpınıp duruyordu. Böyle birini ömrümde görmedim diye açıkladı. Vallahi zincire vurulacak deli bu adam. Düşerken kafasını çarptı ve tabakasını yitirdi. Durmadan onu istiyor. Adamın yarası ağır değildi. Ötekilerin dönmesini bekleyin sizi yalnız başıma taşıyamam, dedi Jacob Ves, hareketsiz duran sağ kolunu göstererek. Küçük bir burkulma, diye açıkladı. Kırık yok. Baron Frona'nın ayağını göstererek hayranlığını belirtti. Ah, dalga çekilirken bize çok değerli bir mücevher bıraktı. Değeri ölçülemeyen bir inci. Eski ve suyun aşındırmış olduğu makasönleri arasından orta parmağının ucu görünüyordu. Parmak bu çamurlu dünyaya arsızca bakar gibiydi. "Benim gerçek bir hazinem var, Baron." diye şaka yaptı Furon. Çünkü bir tane daha var. Tersini kim söyleyebilir? "Siz hayran olunacak bir çılgınsınız. Elinizi öpmeme izin verin." Baron saygıyla çamura diz çöktü. Kız elini çekti ve Baron'un kıvırcık saçları arasına soktu, sonra başı öne arkaya salladı. "Bu adamı ne yapayım baba?" Jacob Wells omuzlarını sirtti ve kahkahayla güldü. Kubert'ın başını kendine doğru kaldırarak onu iki yanaklarından öptü Frona. Jacob Wells, kızının bu davranışının onun için çok anlamlı olduğunu anladı. Irmak, kıyısına 20 metre yüksekliğinde kırık buzları yağarak kış aylarındaki düzeyine yeniden ulaşıyordu. Bu duvardan kopan kütleler sökülmüş ağaçların arasında yuvarlanıyordu balçıkla kaplı otlar dev kuzey adamının kusmuklarını andırıyordu. Bu arada güneş de boş durmuyordu. Eriyen buzdan yükselen buhar, buz dağlarını temizliyor, ona parlaklık veriyordu. Buzlarda kırılan gün ışığı, yok kuşağının yedi rengini oluşturuyordu. Boşluklardan birinde, Separation adasında oturanlar, hastalara, yerliler dışındakiler, Kubertan'ın kayığının çevresine toplanmışlardı. Hayır hayır dostum iki adam yeterli diyordu Tommy Pearson. Kendisine onaylayacak bakışlar bulma umuduyla çevresine bakıyordu bir yandan da. Ama Tommy üç kişi olursak daha kolay olurdu. Bir daha söylüyorum iki kişi yeter. Az kişiyle yetinmemiz gerek sanıyorum. İskoç sevincini açıkça belirtti. Daha fazla insan almak sakıncalı olur. Senin geçeceğinden kuşkum yok oğlum. Tabii bu iki kişiden biri de sen olacaksın Tommy, dedi Corliss. Hayır, benden önce başkaları var. Yanılıyorsun. Coburton, Bijou'nun yönetiminden hiçbir şey anlamaz. Vincent da bataklığı geçemez. Jacob Wells'in de kolu sakat. Geriye sen ve ben kalıyoruz Tom. Saygısızlık etmek istemem ama şu adam işinize yarar, dedi İskoç, dil bir göstererek. Tommy, üç kağıtçı madenciye karşı dostluk duyguları beslemiyordu hiç ama onun yürekli olduğunu bilirdi. Ötekini boşluğa yollayarak kendisi işin içinden sıyrılmış oluyordu. Dil Bishop gruba doğru ilerledi. Konuşmadan önce herkesin gözünün içine tek tek baktı. İçinizden biri bana alçak diyebilir mi? diye sordu damdan düşercesine. Sonra yeniden herkesi gözden geçirdi. Pekala, dinleyin. Sudan nefret ederim ama korkmam. Yüzmeyi bilmem ama birçok kez suya gömüldüm kayığın içine sırt üstü düşmeden kürek çekemem. Dümen kullanmaya gelince bu işin ustaları pusulanın kadranında 30 derece olduğunu söylerler. Ben dümen yekesini elime alınca ibreyi 30 derece daha ileri götürürüm. Ama ne olursa olsun, baylar, ben bir judo olacağım ve gerekirse onu cehenneme dek götürürüm. Yeter ki yolda bozulmasın. Baron Coburton bağırarak onu kucakladı. Tanrı'nın varlığına inancım olduğu kadar bu adamın da erkek olduğuna inanıyorum. Öfkeden sararan Tommy susanlara bağırdı. Hiç kimse benim iyi kayık kullandığımdan kuşku duyamaz. Rüzgar da bugün çok iyi ama yine de gidemeyiz. Irmağın biraz daha düzelmesini beklemeliyiz. Hadi Tommy bahane arama diye söylendi Jacob Bass. Ama tamam dedi Corliss. Geliyorsun. Hiç de değil ben. Sus diye bağırdı dilbişip var gücüyle. Bu sesten ürken İskoç yelkenleri suya indirdi. Bakın diye bağırdı Frona. Su serbest kaldı, ırmak düzeldi. Bir dakika bekleyin, ben de sizinle geliyorum. Beş kilometre yukarıda, Yukon'un batıya vardığı ve geniş bir kavis çizerek yönünü değiştirdiği yerde başıboş su görünüyordu. Bu olay gerçek olamayacak kadar güzel bir şeydi. Ama yine de Macpherson düş gücünden yoksun olan bu adam sudan bir bahaneyle geri çekilmeyi düşündü. Bir dakika, pipomu unuttum. Burada kal diye alay etti dil giysilerinden tutarak. Seninki cebinden çıkmazsa benimkinden ara sıra bir nefes çekersin. Tütünü mü demek istemiştim. Al, bunun içine koyarsın. Dil tütün kesesini Tommy'nin titreyen ellerine verdi. Paltonu çıkarırsan daha iyi olur. Sana elimi veririm. Dinle Tommy. Adam gibi davranamazsan benden çekeceğin var. Kendine gel. Corliss hareketlerinde daha rahat olmak için kalın flannel gömleğini çıkarmıştı. Frona yanlarına gelince onun da ceketini ve etekliğini çıkarıp dizlerinin hemen altına inen koyu renk bir eteklik giymiş olduğunu gördü. Jacob Wells kızına kaygıyla baktı. Yanına yaklaştı. Frona kürekleri deniyordu yapamayacak dedi. Kız başıyla olumlu bir işaret yaptı. İşte yürekli bir kız dedi MacPherson. Evde bir karımın ve üç çocuğumun olması çok yazık doğrusu. Demiral Corliss Bijou'nun önünü kaldırdı ve arkaya bir göz attı. Cubert inerken pupayı yakaladı. Dil pek hızlı koşmayan MacPherson'ı azarladı. Hafifçe eğik, yassı bir buz parçası iskele olarak kullanıldı. Öne, Tommy! İskoç homurdanmaya başladı. Ama arkasında Dil Bishop'ın öfkeli soluğunu duyunca söz dinledi. Ağırlığı dengelemek için furona arkaya kaydı. Dümeni kullanmayı bilirim, dedi Corliss'a. Corliss razı olup olmadığını anlamak için Jack'ı felse baktı. Baba başıyla razı olduğunu belirtti. Çabuk olun, diye bağırıyordu Dil. Gün ışığını boşa harcamayın. 25. Bölüm Kurtarma Zarif, ince, hafif ve bir ceviz kabuğu gibi nazik bir kayık olan Biju, buz parçalarıyla dolu ırmakta pek güvenli değildi. Bereket versin, Frona'nın dümen kullanımındaki becerisi Korlas'ı rahatlattı. Irmak kara sularını buz duvarlar arasından akıtıyordu. Uzakta yeşil ormanlar birkaç bulut bulunan gökyüzüne doğru uzanıyordu kızgın güneşte bu görüntüye ışınlarını yağdırıyordu. Corliss'ın aklı annesine ve onun bitmek tükenmek bilmeyen çay partilerine, tüylü halılarına, hizmetçilerine gitti. Kendi kendine annesinin arkada dümen kullanmakta olan kadını anlayıp anlayamayacağını kendi kendine sordu. Annesinin dostlarını teker teker gözünün önüne getirdi bu solgun yaratıklar toprağı işgal eden ve gerçek insanlar yetiştiren kadınların karikatürüydü. Bijou dar bir kanaldan çıktı ve başıboş akan suya girdi. Aferin diye yüreklendiriyordu Corliss. Arkalarındaki buz duvarları birbirlerine çarpıyordu. Tommy homurdandı. Ne çılgınlık, biraz daha bekleyemez miydi? Bu sözleri duyan Frona güldü. Vance Adamın omzunun üzerinden fronaya baktı. Kız gülümseyerek ona karşılık verdi. Başlığı geriye kaymış, güzel yüzünü altın renkli saçlar çevrelemişti. Soluğuma harcamaktan çekinmesem şarkı söylerdim, dedi kız. Kılıç şarkısını ya da demir şarkısını söyleyin. Ya da ilk şarkıyı, diye ekledi Corliss. Ve bu duygulu şarkıyı mırıldanmaya başladı kız bir buz kütlesinden sakınmak için küreğini aşırttı. Korlas'ı duymazdan geldi. Tüm yaşamımı böyle geçirmek isterdim, diye bağırdı furanı. Ben de, dedi Korlas. Ama kız bu sözleri anlamazlıktan gelerek ekledi. Biliyor musunuz Vens, yine arkadaş olarak kaldığımıza öyle seviniyorum ki. Bundan daha ileri olamadıysak bu benim suçum değil. Kürek çekmeyi unutuyorsunuz bayım, diye azarladı kız. Vance küreklerin üstüne iyice eğildi. Akıntıya karşı 45 derecelik bir açıyla gidiyorlardı. Karşı kıyıya varınca oradan ırmağın en sakin sularına geçeceklerdi. Kurtarmak istedikleri adamla aralarında bir kilometrelik bir yer kalıyordu. "Biraz yavaşlayalım." diye önerdi Vance. "Mayıs ayında olduğumuza inanasım gelmiyor." dedi Frona. "Vance, tüm bunların gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" Vance başını olumsuzca salladı. Bana da gelmiyor. Tüm bildiğim benim Frona Vance olduğum ve yanımda iki erkekle Alaska'daki Yukon Irmağı'nda bulunan birini kurtarmak üzere bu kayıkta kürek çekiyor oluşum. İşte su ve buz. Kollarım yorgun, yüreğim hızlı atıyor ve soluk alıyorum yine de. Düş gördüğümü sanıyorum. Düşünsenize, geçen yıl bu zamanlarda ben Paris'teydim. İçini çekti ve gözlerini arkaya Jacob Bels'in çadırının ormanın yeşilliği arasında beyaz bir mendil gibi göründüğü adaya doğru çevirdi. Bu kentin var olduğunu bile düşünemem diye ekledi. Paris diye bir yer hiç yok. Ben geçen yıl Londra'daydım dedi Corliss düşünceli düşünceli. O zamandan bu yana yeniden doğdum. Londra mı? Orası bir düş. Böyle dar bir alan. O kadar insanı barındırabilir mi? İşte gerçek dünya. Orada pek az kişi yaşıyor. Yoksa çevremizde bu kadar yer, su ve gökyüzü olmazdı. Tommy, Toronto'yu özlemle anıyor. Bu kent ancak düşlerinde var. Daha düşük bir yaşamın imgesi ancak. Tabii o böyle düşünmez. Çünkü Tommy filozof değildir. Hiçbir şeyden kaygı duymaz. Bitirdiniz mi? diye homurdandı Tommy vahşi bir sesle saçmalıklarınız bize uğursuzluk getirecek. Kuzey toprağında yaşam kısadır. Felaket habercileri kehanetlerinin çabucak gerçekleştiğini görürler. Havada bir titreme oldu ve duvar üzerlerine yıkıldı. Üçü de aynı anda küreklerini suya dağıdırdı ve Bijou sıçrayarak yükseldi. Duvar yıkıldı ve binlerce tonluk buz kütlesi büyük bir gürültüyle arkalarına yığıldı. Yer değiştiren su köpük köpük akıyordu. Bijou köpüklü dalgaların çukuruna düştü. Size söylememiş miydim şom ağızlılar? Sus ve suyu boşaltmaya başla, dedi Corliss. Furonaya başıyla işaret etti. O da onu onayladı. Sonra her ikisi de gülmekten yerlere yattı. Bijou yavaş yavaş kendisine buz buzdağının arasından bir yol açıyordu. Yalı yarın kıyısına döndü. Yüzyılların aşındırdığı tabanı kemiren ırmaktan nefret ediyormuş gibi duran bu dev kayalık pek görkemliydi. Yağmurlar derin çatlaklar açmıştı. Üzerindeki bitkiler de çirkinliğini biraz olsun örtüyordu. Yukon oyulan mağara ve inlerden tüm gücüyle homurdanarak akıyordu. Görünmeyen sinsi bir savaş açmış gibiydi. Küreklere dikkat edin. Corliss'ın sesi, cırcır cır böceğinin bağırtısının Yer sarsıntısında yok olması gibi bu büyük gürültüde eriyip gitti. Bijou öne atıldı ve kürekler alçalıp yükseldi. Her yönden savrulan ince kayık titriyor, ansızın sağa sola dönüyordu. Ama Frona dümene sımsıkı yapışmıştı. Bir metre ötedeki bir kaya çatlağı onlarla alay eder gibiydi. Bijou öne sıçradı. Üzerlerine boşalan su onları yendi tekne çatlağın içine girdi. Çok uzun süren beş dakika sonunda kayalığı aştılar. Akıntının sürüklediği bir buz kütlesi Tommy'nin küreğinin basıncıyla kalktı ve köpük püskürttü. Derken Tommy döndü ve suyun dibine yuvarlandı. Tommy mahvolduğunu sandı. Akıntı içinde ellerini ve ayaklarını vurup duruyordu. Akıntı kayığı sürükledi. Başını arkaya atan Furona acı bir çığlık attı. Corliss soluk soluğa teknenin dibine uzandı. Gücünün son sınırına varan İskoç da başını dizlerine dayadı. Bijou, buzlu kıyıya birkaç kez vurduktan sonra hareketsiz kaldı. Buz duvarından yansıyan güneş ışınları ortalığı aydınlatmıştı. Burada kımıldamadan kalmak çok güzeldi. Ama birazdan havadaki büyü bozuldu ve Corliss gerçeğe geri döndü. ''Buradan çıkmalıyız!'' diye bağırdı kuru sesi kendisini de korkuttu. Doğruldu ve kürekleri suya daldırdı. Evet, yeniden yola koyulalım, dedi Furona ölgün bir sesle. Tommy başını kaldırdı ve çevresine korku dolu gözlerle baktı. Başaramayacağız, korkarım. Küreklere, bu işe yarar mı? Haydi, küreklere dedim, diye yineledi Corliss. Yüreğiniz duruncaya dek kürek çekin Tommy, diye ekledi Furona. Yeniden savaşa giriştiler. Kaya çatla ve köpükten başka bir şey görmüyorlardı. Santim santim ilerliyorlardı ve bu tehlikeli geçidin çıkışında tek bir dağ kolu vardı. Bijou bir kez daha sallandı ve durdu. Düzenli aralıklarla durmadan kürek çekiyorlardı. Büyük sarkaçlar gibi öne ve arkaya sallanıp duruyorlardı. Çıktıkları noktaya götüren akıntının yönüne baktıkları yoktu dalgaların çarpmasına ve yüzlerini donduran suya aldırmıyorlardı. Yeni bir dünyanın kıyısıymış gibi önlerine çıkan Separation adasını görünce akılları başlarına geldi. Acele etmeden kürek çekmeye başladılar. "Üçüncü kez denememiz boşuna," diye mırıldandı Corliss. "Buna da gücümüz yetmez," dedi Froona. "Aynı fikirdeyim," diye bağırdı Tommy kendisini kulübede keyif çatarken düşlüyordu. Başını kaldırınca kıyıda Jack Hufves ve iki adamı gördü. Frona kayığı kıyıya koşut olarak yanaştırdı. Tommy küreği bıraktı. Kürek kayığın dibine yuvarlandı. Git onu al, diye buyurdu Corliss. Hiçbir şey yapamam. İskoç öfkeyle döndü, dişlerini gıcırdattı. Frona akıntıyla sürüklenen kayığı tutarken çok zorlanıyordu. Corliss diz çöküp öne doğru gitti. ''Sana kötülük etmek istemem Tommy.'' dedi alçak ve kararlı bir sesle. ''Çabuk küreği al ve adam gibi davran.'' ''Hayır, almayacağım.'' ''Pekala, bunun hesabını senden sorarım.'' dedi Corliss aynı yavaş sesle. Al bıçağını kılıfından çıkardı. ''İnsan ne zamandan beri istediğini yapamıyor?'' diye bağırdı İskoç yavaşça gerileyerek. Corliss bıçağı Tommy'nin sırtını, Tam yüreğinin arkasına dayadı. Çelik uç gömleği deldi, ete değdi. Ama orada durmadı. Aynı yavaş hareketle ete giriyordu. Tommy titremeye başladı. ''Ne oluyor? Çıkar şunu!'' diye hırladı. ''Kürek çekeceğim.'' Frona sarardı ama gözleri kararlı kararlı parlıyordu. Corliss'a onaylarmış gibi baktı. Irmağın bu kıyısından deneyeceğiz ve oraya geçeceğiz.'' diye bağırdı babasını. Tommy biraz aklını yitirdi ama önemli değil. Küreğiyle kıyıdaki adamları selamladı. Birazdan döneriz. Hoşça kal sevgili babacığım. Önlerinde Stewart ırmağı açılıyordu. Ağzına varmadan önce 300 metre kadar çıktılar. Ama insan boyu yüksekliğe erişince önlerine yeni bir engel çıktı. Irmağın yatağında bir ada kalıntısı dolanıp duruyordu ucundaki kumsalda binlerce tonluk buz kütleleri bir dağ zinciri oluşturmuştu. Kayığı üzerinden aşırmamız gerekecek dedi Corliss. Bijou kum tarlasını izledi ve suyun üstünden 10 metre kadar yükselen bir buz kütlesine yanaştı. Kayığı çekerek tepeye tırmandılar. Göz kamaştıran görünüme baktılar. Koca kütleler karma karışık dizilmişti. Üzerlerinde de dev gibi kütleler vardı. Ne güzel bir gezinti yeri, diye alay etti Tommy. Bu kütleler bizi ezecek. Kararlı bir şekilde oturdu. Hayır, bu bana göre değil, sağ olun. Frona ve Corliss kayığı taşıyarak aşağı indiler. Pereler tutsaklara savaşa kamçıyla götürürlermiş, dedi Frona. Şimdiye dek nedenini anlamamıştım. Bu korkağa gelmesi için zor kullanmanız daha iyi olmaz mı?'' Corliss, Tommy'yi tekmeyle kaldırdı ve yürümeye zorladı. Kayık hafifti ama kaygan yokuşta taşınması güçtü. Güneş kızgın ışıklarını taşıyıcılara yolluyor, beyaz ışığın yansıması gözleri acıtıyordu. Ter içinde kalmışlardı. Ah Vance, bilseniz. Neyiniz var Frona? Yemekte keşke daha çok yeseydim. Corliss gülümsedi ve Frona'nın alnındaki terleri elinin tersiyle sildi tepenin zirvesine varmışlardı. Irmağın öteki yakasını görüyorlardı. Orada sular daha sakindi ve adam acıklı işaretler yapıyordu. Arkalarında Separation adası uzanıyordu. Ayaklarının dibinde yumuşak eğimli bir iniş vardı. İnişin sonu dar bir boğaza açılıyordu. Gayret Tommy, dedi Furona. Şimdi yarı yoldayız. Aşağıda da su var. Suyu arıyorsunuz ha? Demek beni ölüme yollamak istiyorsunuz. Tommy, ölümden böyle korktuğunuza göre büyük günahlar işlemiş olmalısınız. Kız kayığın ucunu kaldırdı ve içini çekti. Ne de olsa doğaldır. Nasıl ölünür bilmiyorsunuz. Bunu öğrenmeye de niyetim yok. Hepimizin belli bir saati var, elimizden bir şey gelmez. Belki de şu anda öleceğiz, kim bilir? Tommy dikkatle kaydı ve düz bir kütle üstüne düştü. ''Moreliniz yerinde. Ama bana iyi gelecek şeyi benden iyi mi bileceksiniz? Neden seçimi bana bırakmıyorsunuz? Çünkü bunu yapamazsınız. Sizin gibi alçaklara ölüme nasıl gidileceğini güçlüklerin öğretmesi gerekir. Çok iyi konuşuyorsunuz. Davranışlarınız daha da iyi. Ne iğrenç adam, diye bağırdı Corliss. Tommy'nin boğaza indiğini görünce. Kürek çekmeyi nerede öğrendiniz Vance? diye sordu Frona. Kolejde. Ama şuna bakın, çok güzel değil mi? Eriyen buz boğazın dibinde küçük bir gölcük oluşturmuştu. Frona kıyısına uzandı ve yanan dudaklarını bu serinliğe batırdı. Makosenleri ve çorapları paramparça olduğundan ayaklarının altı görünüyordu. Buza değen yerlerinden kan sızıyordu. Çok ince ama çok güzel diye kekeledi Tommy. Bu ayakların bir adamı cehenneme kadar götüreceğine inanır mısın? homurdanmana bakılırsa seni çabucak götüreceğe benziyor, diye karşılık verdi Corliss öfkeyle. Tommy uzaklaşırken, saatte 60 kilometre hızla, diye söylendi. Bir dakika, senin iki gömleğin var, birini bana ver. İskoç'un şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Corliss'ın niyetini öğrenince başını salladı ve yoluna devam etti. Frona ayağa kalktı. Ne var? Hiçbir şey. Oturun. Ama... Corliss elleriyle Frona'nın omuzlarına bastırdı ve onu oturttu. "Ayaklarınız bu durumda yürüyemezsiniz. Çok kötü olmuş. Bakın." Elini genç kızın ayaklarından birinin altına soktu ve kana bulanmış topuğunu gösterdi. "Bunu bana neden daha önce söylemediniz?" "Canımı acıtmıyor ki. Etekliklerinden birini bana verin." Corliss çevresine bakındı. Tomi buz kütleleri arasında gözden yitiyordu. Yola devam edelim dedi Frona kalkmaya çalışarak. Corliss kızı oturttu. Ayaklarımıza bakmadan olmaz. Bekleyin. Gözlerinizi yumun. Kız sözünü dinledi. Gözlerini açtığında Corliss beline dek çıplaktı. Uzun uzun ayırdığı parçalarla kızın ayaklarını sardı. Arkamda yürüyordunuz ve benim de özür dilemeyin hiç. Size bu durumu söylemeliydim. Özür dilemiyorum tam tersine ses çıkarmadığınız için size kızıyorum. Şimdi de öteki ayağınızı kaldırın. Sargının son düğümünü attı ve genç kızın ayağını yere koydu. Şu Winston'ın tanrı belasını versin. Hadi yola düşelim. Sizin yerinizde olsaydım dilimi tutardım ben dedi Frona kayığın ucunu tutarken. Daya yolundan sonra ne kadar değiştiniz? O zamanlar küfretmeyi bilmiyordunuz. Gerçekten de Frona, sizin ve Tanrı'nın sayesinde artık aynı adam değilim. Ama kendimi sizden daha dürüst sayıyorum. Çünkü ben her zaman ilkelerime göre davranırım. Haksız olduğunuzu ve çok ileri gittiğinizi itiraf edin. Hiç bile değil. Bana olan duygularınız ağabeyce olabilir ancak bu durumda gerçekten istiyorsanız susun diye bağırdı Vance. Yoksa tam bir budala gibi davranacağım. Zorlu yürüyüş soluklarını kesmişti. Mektarsını beklemekte olduğu yere varıncaya dek sessizce indiler. Bishop Vincent'tan nefret ediyor. Neden acaba? Bilmiyorum. Bishop gittiği her yere okumasını bile bilmediği Rusça bir kitap götürüyor. Ama bunu da Vincent'ın mahkumiyeti olarak görüyor. Sonunda bu kitaba olan inancını bana da aşıladı. Bana doğru gelip gelmeyeceğinizi bilmiyorum. Ya da yüreğim. Kız kayığı bıraktı ve kahkahayla güldü. Lens buna alındı. Yüzü kızardı. Böyle surat asmayın. Şu anda size hiç yakışmıyor. Darma dağınık saçlarıyla kıyıya çıkmaya hazırlanan bir korsana benziyorsunuz. Sövün, lanet edin, öfkelenin, istediğiniz her şeyi yapın. Ama suratınızı asmayın. Yanımda fotoğraf makinem olsaydı... Ah, daha sonra arkadaşlarıma şöyle diyeceğim. İşte ünlü madenci Corliss. Ünlü yolculuğunda aynen böyleydi kıza doğru parmağını salladı ve sordu. Etekliğiniz nerede? Genç kız elinde olmadan aşağı baktı. Paçavralara sarılmış olduğunu görünce kızdı ve kızarmış yüzünü arkadaşına kaldırdı. Utanmalısınız dedi Corliss. Bakın, kızmayın öyle. Ah keşke fotoğraf makinam yanımda olsaydı. Susun, yola koyulalım. Tommy bizi bekliyor. Dilerim güneş sırtınızı yakıp kavurur kayığı ırmağın suyuna bıraktılar. On dakika sonra da zavallı adamın umutsuzca işaretler yapmakta olduğu kıyıya varmak için buz duvarını aşıyorlardı. Geç kalmış olduklarını sanarak adımlarını sıklaştırdılar. Adam başını güçsüzce kımıldattı ve inledi. Kaba giysileri paramparçaydı. Makosenlerinin delikleri arasından yaralı ayaklarının kara derisi görünüyordu bitkin gövdesindeki kemikleri derisinden fırlayacakmış gibiydi. Corliss nabzını yokladı. Adam gözlerini açtı ve ona cam gibi gözlerle baktı. Frona bu görüntü karşısında titredi. Çok korkunç diye mırıldandı McPherson, kolunu yoklayarak. Siz kayığa dönün Frona, dedi Corliss. Biz Tom ile onu taşırız. Genç kız dudaklarını sıktı. Onun yardımıyla hasta daha rahat inerdi. Ama adam yine de sarsıldı ve kayığa uzatılmadan önce gözlerini açtı. Ve kuru bir sesle, Jacob Wells, telgraflar, dışarıdan diye mırıldandı. Açık gömleğini araştırdı. Telgrafların bulunduğu çantayı çıkardı. Kayıkta yer vardı ama Corliss adamı dizlerinin arasında tutarak kürek çekti. Biju kıyıdan uzaklaşıyor ve kürekçiler fazla zorlanmadan akıntı yönünde aşağı iniyordu. Bensin sırtındaki ve göğsündeki kırmızılıklar Frona'nın dikkatini çekti. ''Dileğim gerçekleşiyor.'' dedi neşeyle. Parmağıyla yanık koluna dokundu. Kulübeye varınca güneş kremi sürmek gerekecek. ''Devam edin, rica ederim, çok iyi geliyor.'' Bir avuç buzlu suyu Korlas'ın yanan sırtına döktü kız. Vance çığlık attı. Tommy ona bakmak için geri döndü. Bugün çok iyi bir iş başardık, dedi sevinçle. Ölmekte olan birini kurtarmak, Tanrı katında çok kutsal bir görevdir. Artık korkmuyor musunuz? diye alaylı alaylı sordu Frona. Ah, sizi kızdırmak için korkuyormuş gibi yapıyordum ama... Birden durdu. Taş kesilmişti sanki. Bakışları Frona'nın omzu üzerine takılmış kalmıştı. Sonra yavaşça mırıldandı. Tanrı çok güçlüdür. Fronayla Vance başlarını çevirdi. Irmağın kıvrımından bir buz dağı ilerliyordu. Tam ona baktıkları sırada bu hareketli dağın sağ yanı kıyıya çarptı ve yalı yarıda parçalandı. Ulu tanrım, ulu tanrım, işte fare gibi kapana kısıldık diye kekeledi Tommy, küreyi bırakarak. "Çabuk küreye sarıl." dedi Corliss ve bijou öne atıldı. Frona Separation adasına dönmek için akıntı arasında kayığı yönetiyordu. Üzerinde bulundukları kumluk bir milyon ton basınç altında kaydığı zaman Corliss Frona'ya soru sorarcasına baktı. Kız gülümsedi ve hızı azaltırken başını salladı. Denemek yararsız diye mırıldandı. Tek kurtuluş yolumuz bu buz duvarının önünden koşmak ve kıyıya doğru yanlamasına gitmek adaya yaklaşırken bir yandan da kayığı sağlam tutmaya çalışıyordu. ''Bu hızla devam edemeyeceğim artık.'' dedi Tommy ağlamaklı bir sesle. Corliss'ın ve Frona'nın ses çıkarmaması üzerine kürek çekmeye yeniden başladı. Buz duvarının önünde koca bir kütle suyu deprem dalgası gibi çalkalıyordu. Eğer Corliss sırtına kürekle birkaç kez vurmamış olsaydı Tommy'nin korkudan ödü kopacaktı hep önde kalmalıyız, dedi Frona. Ama yanaşmak için ne yapalım? Adaya iyice yaklaşınca sancak yanına kıyıya getirin, diye önerdi Korlis. Tekne karaya değince atlayın ve koşmaya başlayın. Irmağın sol kıyısındaki yalıyar tarafından itilince yüzer kütle sağ yana doğru akıntıya kapılıyor ve öteki buz kütlesi doğruca Separation adasına doğru geliyordu. Bir daha arkaya bakarsan kafanı kırarım, diye gözdağı verdi Corliss. Hmm diye homurdandı Tommy. Ama Corliss Frona gibi arkaya baktı. Buzdağı kıyıya gidip çarptı ve on metre kadar yeri yıktı. On kadar çam ağacı sallandı ve yere yıkıldı. Onların yerinde ormanla yarışa girip yükselen ve alçalan buz dağı yükseldi. Dil Bishop kıyıya koştu ve gürültü arasından bağırdığını duydular. Kayıktan inin, çabuk! buz duvarı orada kırıldı. Bishop sığınmak için geri çekildi. Daha aşağıdan, dedi Corliss. Frona ağzını açtı ama bir şey söyleyemedi. Başıyla anladığını belirtti. Düzenli hareketlerle sığınacak bir yer bulmak için duvarın altından kaçıyorlardı. Ada boyunca dolanıp durdular ama boşuna. Geçer geçmez kıyı arkalarından suya iniyordu. Ruby Adası'yla Separation Adası'nın arasındaki dar boğazı geçerken sürüklendiler. Bijou araya girdi. Kayığın yarısı bir buz kütlesinin üstünde durdu. Üçü birlikte atladı. Frona ve Corliss ırmaktan çıkarmak için kayığı tutarken önde duran Tommy de canını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Sağ ayağı inişte kaymamış olsaydı başaracaktı. Tommy doğruldu ve kayığın küpeştesine tutundu. Bu ağırlık güçlerinin sonuna ulaşan Corliss ve Frona'yı durdurdu. Ama Tommy daha sıkı tutundu. Buz duvarı kükreyip duruyordu. İki genç umutsuzca kayığı sürüklemeye başladı. Ama Tommy'nin ağırlığı güçlerini kesti. Dizüstü çöktüler. Hasta birden kayığın içinde oturdu ve vahşi vahşi güldü. Hay Allah diye bağırdı. Ve gülmeyi sürdürdü. Buzdağının Ruby adasına çarpmasıyla ayaklarının altındaki buz sallandı. Frona bir kürek alıp İskoç'un eklemlerine vurdu. Adam ellerini bıraktı. Corliss kayığın üstüne çekildi. Ve Frona arkadan itti. kuşağı renkli duvar büyük bir kubbe gibi Tommy'i içine alarak çöktü. Duvardan kopan koca bir kütle üzerlerine yıkılınca soluk solağa toprağa serildiler. Frona kalkmak istedi ama dizleri üstüne çöktü. Corliss onu kolundan tutup çıkardı. Ardından kayığı da çıkardı. Yine düştüler ama bu kez ağaçların altına. Güneş ışıkları çamların arasından süzülüyordu. Başlarının üzerinde saksanlar ötüşüyordu. 26. Bölüm Klondike'da bir yargılama Frona yavaş yavaş kendine geldi. Corliss'ın bacakları arasında düşmüş olduğu yerde uzanmış dururken uzun bir düşten uyanıyormuş gibiydi. Sırt üstü uzanmış olan genç adamın yüzü güneşe dönüktü. Kız ona doğru süründü ve adamın düzgünce soluk aldığını gördü. Kapalı gözleri ona bakmak için açıldı ve gülümsedi. Frona Vance'in yanına uzandı. Vance, ne var? Kız elini uzattı. Corliss'ın eli üzerine kapandı göz kapakları bir an kırpıştı. Sonra yere eğildi. Irmağın gürültüsü şimdi karışık bir mırıltı gibi geliyordu. Tatlı bir ağırlık kaplamıştı her yanlarını. Yeşillikten geçen güneş ışınları arasında biraz uyukladılar. Sonra uyandılar. Frona oturdu. Korktum, dedi. Siz mi? Nasıl olur? Evet, korkmaktan korkuyordum, dedi elleriyle saçlarını karıştırarak. Saçlarınızı böyle bıraksanıza. Bu ışıkta öyle güzel görünüyor ki. Corliss'ın isteği üzerine kız başını eğdi. Altın bukleleri yanaklarını gölgelendirdi. Tommy kayboldu, diye mırıldandı Corliss. Aklına buz duvarının önündeki sahne gelmişti. Onun eklemlerine vurdum. Ne korkunç. Ama ne yapabilirdim? Kayıya asılmıştı. Bizi devirebilirdi. Haydi, çabuk. Onunla ilgilenelim. Ah, bakın Vance. Yaklaşık 10 metre önlerinde ağaçların arasında yüksek bir kulübenin duvarı görünüyordu. Kimse görünmüyor ama birisi oturuyordur sanırım. İçeridekiler belki de evde değillerdir şu anda, Vance. Hastamıza göz kulak olun. Ben de gidip bir bakayım. Kulübenin çevresini dolandı. Yukon'a göre çok büyük olduğunu anladı. Kapı açıktı. İçeri girerken Fron'a şöyle bir göz attı. İçeride bir grup adam toplanmış, ateşli bir tartışmaya dalmışlardı. Kız kapıya vurdu. Adamlar birbirlerinden ayrıldı. Arada bir boşluk kalmıştı. Odanın dibindeki bir masanın çevresinde ciddi adamlar duruyordu. Dışarının güneşinden gözleri kamaşan Frona önce gözlerini ovuşturdu. Daha sonra sakallı bir Amerikalı gördü. Adam elinde bir tokmakla masaya vuruyordu. Karşısında da soluk yüzüyle ve şaşkın bakışıyla Saint Vincent duruyordu. İskandinavyalı bir adam masaya doğru eğildi. Tokmaklı Amerikalı sağ elini kaldırdı ve hızlı bir sesle ''Tanrı adına, mahkeme önünde söyleyeceklerin için yemin et.'' Birden durdu ve önünde duran adama baktı. ''Kasketini çıkar.'' diye kükredi. Kalabalıktan bir kahkaha yükseldi. İskandinav itaat etti. O zaman tokmaklı adam, gerçeği söyleyeceğine ant iç, tüm gerçeği, yalnızca gerçeği, dedi. İskandinav başıyla olumlu işaret yaptı ve elini kaldırdı. Bir dakika beyler, diye bağırdı Furon'a ilerlerken. Vincent ayağa kalktı ve kollarını ona uzattı. Furon'a, ah Furon'a, ben suçsuzum. Durumun ani oluşu yüzünden sarsılmıştı. Genç kız odanın loşluğu içinde gözleri parlayan karanlık yüzlerden başka bir şey görmüyordu. Ne suçu? diye sordu kendi kendine. Winston'ın yüzüne bakarak. Kendini savunmadan önce suçlamayı beklemesi gerekmez mi? İşte tutuklunun bir arkadaşı, dedi tokmaklı adam. Bir tabure getirin. Bir dakika beyler. Sallanan Furon'a bir eliyle masaya dayandı. Burada ne olduğunu anlayamıyorum, kirli paçavralara sarılı ayakları gözüne çarptı. Paramparça olmuş etekliği, giysisinin yırtığından çıkan kolunu ve dağınık saçlarını anımsadı birden. Eli yüzü kir pas içindeydi. ''Tabii'' dedi adam. ''Oturun. Hepimiz aynı durumdayız. Bu konuda bir şey bilmiyoruz. Oturun.'' Kız elini kaldırdı. ''Bir dakika.'' ''Oturun.'' diye azarladı adam. ''Duruşmayı engellemeyin halktan bir mırıltı yükseldi. Adam sessizliği sağlamak için tokmağa vurdu. Frona ayaktaydı hala. Gürültü kesilince tokmaklı adama döndü. Sayın Başkan, burada bir madenciler toplantısında bulunduğumu sanıyorum. Adam başıyla evet dedi. Halk işleri yönetiminde bir oy hakkına sahip olan ben söz almak için izin istiyorum. Söyleyeceklerimin gecikmemesi gerek. Sıranızı bekleyin bayan. Vels, diye bağırdı on kadar ses. Adam sesinde yeni bir saygı tonuyla, ''Bayan Vels, sıranızın henüz gelmediğini size üzülerek bildiririm. Oturun, rica ederim.'' dedi. ''Özür dilerim, hemen konuşmak istiyorum. Bu izni bana vermezseniz toplantıda bulunanlara başvurmak zorunda kalacağım.'' Gözleri kalabalığın üzerinde dolaştı. Kalabalık bağıra çağıra Frona'ya söz verilmesini istedi. Bu toplantının konusunu hiç bilmiyorum ama size çok daha önemli bir olaydan söz edeceğim. Bu kulübenin kapısının önünde can çekişen biri yatıyor. Onu ırmağın öte yakasından getirdik. Bu adamın hemen tedavi edilmesi gerek. Kapıya yakın olan arkadaşlar, onunla ilgilensin." diye buyurdu başkan. "Siz de Doktor Holiday'i birlikte gidin ve gerekeni yapın. Toplantıya ara verilmesini isteyin." diye mırıldandı Vincent. Furona yeniden söz aldı. Sayın başkan, adama ilk yardım yapılıncaya dek toplantıya ara verilmesini istiyorum. Ara istemez. Oturma devam edin. Çığlıkları üstün geldi. Furona sanığın yanındaki bir tabureye oturdu. Gregory, ne oluyor? Adam kızın ellerini sıktı. Onlara inanmayın. Onlar beni asmak istiyor. Sizi asmak mı? Neden? Sakin olun ve bana her şeyi açıklayın. İşte geçen gece ölçülü bir yavaşlıkla konuşan İskandinavı dinlemek için durdu. Sıçrayarak uyanıp kapıya doğru gittim. Orada bir silah sesi duydum. Kırmızı tenli bir adam sözünü kesti. O zaman ne düşündün? Ne? diye sordu tanık. Yüzü kararmıştı, şaşkındı. Kapıya vardığında ilk gördüğün ne oldu? Vallahi dedi adam. Havanın çok soğuk olduğunu düşündüm. Herkes gülmeye başlayınca adamın yüzünde saf bir şaşkınlık belirdi. Sersem sersem devam etti. Bir el silah sesi daha duydum. O zaman koşarak yola indim. O anda salona Corliss girdi ve Frona'nın yanına gitmek için halkın arasından geçti. Ne oluyor? diye sordu mühendis. Umarım önemli bir durum yoktur. Size yardımcı olabilir miyim? Tam zamanında geldiniz. Elini tuttu. Boğaz'ı geçin ve babamı aramaya koşun. Ona Gregory'nin yargılanmakta olduğunu bildirin. Gregory sizi neyle suçluyorlar? Cinayetle. Cinayetle mi? diye yineledi Corliss. Babama gecikmeden gelmesini ve bana birkaç giysi getirmesini söyleyin. Mensin elini sıktı ve yüzüne bakarak ekledi. Sizden çok rica ederim Benz. Bunu benim için yapmayı deneyin yalnızca. Merak etmeyin, geçmeyi başaracağım genç adam güvenle başını kaldırdı. Dirsekleriyle kendisine yol açarak kapıya ulaştı. ''Avukat olarak kimi tuttunuz?'' diye sordu Frona Vincent'a. Vincent başını salladı. ''Hiç kimseyi. Bana Bill Brown adında kendi seçtikleri Birleşik Devletler'den kovulmuş birini tutmak istediler. Ama ben kabul etmedim. Karşı tarafı şimdi o savunuyor. Kararlarını şimdiden almış durumdalar. Linç yasası uygulanacak bundan kurtulamam. Savunmanız için size zaman verirler umarım. Frona, ben suçsuzum. Ben susun. Susturmak için elini kolunun üzerine koydu ve tanığın söylediklerini dinledi. O zaman gazeteci kendisini öfkeyle savundu. Ama Pierre ve ben onu kulübeden ittik. Orada kaldı ve ağlamaya başladı. Kim diye sordu savunma avukatı. O şu adam İskandinav parmağıyla Vincent'ı gösteriyordu. O zaman ben ışığı yaktım. Yağ lambası devrilmişti. Ama cebimde her zaman bir mum taşırım. Önlem olarak. Diye ekledi. Geçerken ne göreyim? Borg ölmüş yatıyor. Hizmetçisi bana onu öldürenin bu adam olduğunu söyledi. Borg'un katili mi? Evet, bu adam. Parmağıyla yeniden Vincent'ı gösterdi. Gerçek mi? Kadın mı sizi suçladı? Evet, diye karşılık verdi Vincent yavaşça. Neden yalan söylediğini bilmiyorum. Aklını kaçırmış olacak. Kırmızı cübbeli adam tanığı sıkı bir şekilde sorguya çekti. Furon'a büyük bir dikkatle izledi ama yeni bir şeyler öğrenemedi. Tanığa istediğiniz soruyu sormaya hakkınız var, diye bildirdi başkan Vincent'a. Gazeteci başını salladı. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz? diye atıldı Furon'a sanık içini çekti. Neye yarar? dedi. Kaderim önceden belirlendi. Yargılama başlamadan karar alındı bile. Bir dakika lütfen. Frona otoriter sesiyle tanığı durdurdu. Cinayeti gözlerinizde görmediniz mi? Tanık ona safça baktı. Sanki bu soruyu anlamamış gibiydi. Şöyle sorayım. Cinayeti kimin işlediğini gördünüz mü? O, evet, bu adam. Yerli hizmetçi onun olduğunu söylemişti. Bu karşılık halk arasında gürültüye neden oldu. Ama siz orada değildiniz. Silah seslerini işittim. Ama bu silahı kimin kullandığını görmediniz. Hayır. Ama kadın dedi ki yeter. Teşekkür ederim. Avukat notlarına baktı ve seslendi. Pierre Lelac-Litch genç, ince yapılı, yanık tenli, zarif yürüyüşlü bir adam masanın önündeki boşluğa doğru yürüdü. Çevresine baktı. Gözleri bir an da durdu. Kız ona gülümsedi. Çünkü ilk anda hoşuna gitmişti genç adam. Başka bir yerde rastlamış gibiydi. Genç adam kızın gülüşüne bembeyaz dişlerini göstererek hoş bir karşılık verdi. Ön sorgulamada orman ulaklarından olan babasının adını taşıdığını söyledi. Annesinin melez olduğunu belirtti. Buzlu toprakların bir yerinde bir ay sırasında dünyaya gelmişti yerini tam olarak bilmiyordu. Tutsaklar ülkesini terk etmiş, kayalık dağları aşmış ve Jack zamanında bu yöreye yerleşmişti. Ona olay hakkında bildiklerini anlatması rica edildiği zaman, nereden başlayayım der gibi bir süre düşündü. İlkbaharda kapı açık uyumak daha iyi oluyor diye başladı uyumlu bir sesle. Dün akşam kapımı açık bıraktım. Ama kedi gibi uyurum ben. Bir yaprağın düşüşü, rüzgarın sesi benim uykumu böler. İlk silah sesinde uyandım ve kapıya koştum. Vincent Frona'ya eğildi. İlk silah sesi değildi, dedi. Kız başının bir hareketiyle anlamış olduğunu belirtti. Biraz duraksayan Filiç'e bakıyordu. İki ses daha geldi ardarda. Kendi kendime bu Borgun kulübesinden geliyor dedim. Ve Borgun Bella'yı öldürmesinden korkarak yola koştum. Yolda aceleyle koşan John'a rastladım. Ne var diye sordu John bana. Bilmiyorum diye karşılık verdim. O anda bir gölge bizden yana geldi ve John'la beni devirdi. Onu durdurduk. Yarı giyinik biriydi. İlk önce karşı geldi. Sonra hıçkırmaya başladı. Onu bırakmadık. Bu adam kimdi? LaFelic gözlerini Vincent'a çevirdi. Kulübeye gelmek istemiyordu. Ama John'la onu zorladık. Kişiliğinde bir özellik fark ettiniz mi? Filiç'in kaşları soru sorarcasına kalktı. Size acayip gelen bir şey. Aa, evet, ellerinin üstünde kan vardı. Kalabalığın mırıltılarına aldırmadan yüz ve el hareketleriyle olaya dramatik bir görünüş vererek anlattı. John ışığı yaktı ve Bella homurdandı. Bir köşeye uzanmış olan Borg'u inceledim. Artık kımıldamıyordu. Bella gözlerini açınca ona baktım. Beni tanıdı. Bella, Borgu kimi öldürdü diye sordum. Başını yere düşürdü ve yavaşça mırıldandı. O öldü mü? Borg'dan söz ettiğini anladım ve evet dedim. Dirsekleri üzerine doğruldu ve kulübeye göz attı. Vincent'ı görünce uzun uzun baktı ve titreyen parmağıyla gösterip o, o dedi. Ona yeniden sordum. Bella, Borgu kim öldürdü? o diye yeniledi. Borgu Binsat öldürdü. Filiç'in başı göğsüne düştü. Sonra kaldırdı ve sözünü tamamladı. Bella da son soluğunu verdi hemen. Kırmızı kafalı Bill Brown'un tanığa sorduğu sorulardan cinayetten önce kavga olduğu anlaşılıyordu. Ağır masa kırılmış, soba devrilmişti. Ömrümde böyle felaket görmedim, diye bitirdi Filiç sözlerini. Brown daha sonra onu Frona'ya yolladı. Kız onu başıyla kibarca selamladı ve gülümseyerek teşekkür etti. Babasının gelerek Gregory ile tek başına konuşup olayı onun ağzından öğrenmesi için zaman kazanmak istiyordu kız. Bu amaçla Filiç'e bir yığın soru sordu. İki kez tanığın söylediklerinden ilginç bir şeyler yakalamıştı. Bay Filiç, biraz önce ilk silah sesinden söz etmiştiniz bir kulübenin kütükten yapılmış duvarları yeterince kalın değil midir? Kapınız kapalıyken bu ilk sesi duymuş olduğunuzu sanıyor musunuz? Adam başını olumsuzca salladı. Ama kara gözlerinden kızın sözü nereye getirmek istediğini anlamışa benziyordu. Borgun kapısı kapalı olmuş olsaydı tabanca sesini duyar mıydınız? Başını yeniden salladı. Öyleyse Bay Filiç, sizin ilk silah sesi dediğiniz ''İlk atılan silah sesi değildi. Sizin işitmiş olduğunuz ilk sesti.'' Adam başıyla onayladı. Bu nokta açığa çıkınca furonada bir gelişme olmadı. Tanığı başka konuda acemice sorgulamaya başladı. ''Havanın çok karanlık olduğunu söylüyordunuz Bay Filiç.'' ''Evet, çok karanlıktı.'' ''Peki, öyleyse John'u nasıl tanıdınız?'' ''Koşarken John çok gürültü yapar. Bu yüzden ayak seslerini tanıdım.'' onun yüzünü seçebilmek için yeterince aydınlık mıydı? Hayır. Bu durumda Bay Filiç diye sordu. Nasıl oluyor da Bay Vincent'ın elinin üzerinde kan görebiliyorsunuz? Tanık üst dudağını kaldırdı ve dişlerini göstererek gülümsedi. Nasıl mı? Kekremsi bir koku duymadın mı? Koku alma duyum, kamp dumanını, tavşanın yuvasını ve geyiğin kaçışını ayırt edemez mi? Başını arkaya attı ve çizgileri gergin, burun delikleri titreyerek, gözleri kapalı olarak tüm duyularını tek bir duyusu üstüne toplamış gibiydi. Sonra göz kapaklarını araladı ve Frona'ya dalgın dalgın baktı. Yineliyorum, ellerindeki taze kanın kokusunu duydum. Evet, o bunu becerebilir, dedi dinleyenlerden biri. Frona öylesine inanmıştı ki farkında olmadan Vincent'a baktı esmer lekeli ellerinin üzerindeki koyu lekeleri gördü. Filiç yerine oturunca Bill Brown gelip Frona'nın elini sıktı. Savunma avukatını kutlamaktan mutluluk duyarım, dedi neşeli bir sesle. Sonra yeni bir tanık çağırmadan önce notlarına bir göz attı. Apaçık bir haksızlığın söz konusu olduğunu sanmayın Bay Brown, dedi Frona. Olayı inceleme olanağı bulamadığım için tanıkların anlattıklarından başka bir şey bilmiyorum.'' duruşmayı yarın ertelemeniz daha iyi olmaz mı? Vallahi dedi adam saatine bakarak. Çok iyi bir düşünce. Saat beş oldu ve adamlarım da şu anda akşam yemeği hazırlamaları gerek. Bazı kadınların yaptığı gibi tek söz etmeden adama teşekkür etti. Adam sanki kız kendisiyle konuşmuş gibi büyük bir mutluluk duymuştu. Bill Brown daha sonra kalabalığa döndü savunma ve yargı tarafındaki anlaşma gereğince zamanında ilerlemesi göz önüne alınarak ben duruşmanın yarın sabah saat 8'e ertelenmesini istiyorum. Bunu uygun bulanlar ellerini kaldırsın diye bağırdı başkan. Mahkeme dağıldı. Başkan yerinden ayrıldı ve hemen ateşi yakmaya başladı. Çünkü kulübede oturanlardan biriydi ve arkadaşlarının yemeğini hazırlamakla görevliydi. 27. Bölüm Vin'stin savunması için. Kalabalık dağılırken Frona Vin'sta doğru döndü. Adam boğulmak üzere olan biri gibi elini kırarcasına sıktı. Size yalvarıyorum Frona. Bana inanın. Sözlerime inanacağınıza bana söz verin. Frona'nın yüzü kızardı. Benimle böyle konuşabilmeniz için çok üzgün olmalısınız. Gregory, size kızmıyorum. Böyle bir durumun yaratacağı sıkıntıyı anlıyorum. Ne yazık ki en kötüsü de budala gibi davranmam. Hiçbir şey yapamıyorum. Her şey aleyhime çalışıyor. Zavallı Borg'un ölümüne tanık olmam yetmez miydi? Halk beni cinayetle suçluyor. Özür dilerim Frona. Kendimde değilim. Ama bana inanmanızı istiyorum. Olayları bana olduğu gibi anlatın Gregory. Her şeyden önce Borg'un yerli hizmetçisi Bella yalan söyledi. Ölürken aklını kaçırmış olmalı. İşte tek açıklama bu. Olayı başından ele alın. Hiçbir şey bilmediğimi unutmayın. Adam tabureye iyice yerleşti. Bir sigara sardı ve bir gün önceki olayları anlatmaya başladı. Lambanın ışığıyla uykudan uyandığımda saat sabahın biri olmalıydı. İlk önce lambayı borgun yaktığını düşünüp ne aramış olduğunu kendi kendime sordum. Gözlerimi açtım. Kulübede maskeli iki yabancı gördüm. Başlıklarının kulaklarını indirmişti. Yüzlerini göremedim. Tehlikede olduğumu anlayınca bir saniye kadar kımıldamadan durdum ve düşünmeye başladım. Borg tabancamı benden ödünç almıştı. Silahsızdım. Tüfeğim kapıya dayalıydı. Ona almaya karar verdim. Ama ayağımı yere basar basmaz gelenlerden biri bana doğru döndü ve ateş etti. Bu ilk silah atışıydı. Filiç bunu duymamıştı. Üç el silah atıldıktan sonra kapı açılabildi ancak adam beni bıraktı. Üzerine atıldım. Her ikimiz de yere düştük. Borg uyandı. İkinci adam Borg'un ve Bella'nın üzerine atıldı. Borgu ve hizmetçiyi o öldürdü. Öteki o anda benimle boğuşuyordu. Benim söylediklerimi işittiniz Frona. Kavga zorlu oldu. İnanmanızı rica ederim. Masayı ve tabureleri kırarak yerlerde yuvarlandık. Ah Frona, ne korkunç geceydi. Borg yaşamını kurtarmak için çırpınıp duruyor, yaralı olan Bella ona yardım etmeye çalışıyordu. Onlara yardım edemiyordum. Biraz sonra hasmımı altıma aldım, dizlerimle kollarını bastırdım, yavaş yavaş onu boğuyordum. O anda Borgo haklayan öteki adam bana saldırdı. İki kişiye karşı ne yapabilirdim? Beni kulübenin bir köşesine fırlattılar ve gece vakti kaçtılar. Deli olmalıyım. Çünkü kendime gelir gelmez silahsız olarak arkalarından koştum. Tam o anda John ve Filiç'le çarpıştım. Kalanını biliyorsunuz. Yalnız kaşlarını çattı. Bella'nın beni suçlamasını anlayamıyorum. Frona'ya yalvaran bir bakışla baktı. Kız elini sevgiyle sıkmasına karşın sesini çıkarmıyordu. Sonra başını yavaşça salladı. Çok karışık bir işe bulaşmışsınız. Önemli olan bu adamları inandırabilmek. Yine de suçsuzum ben, Frona. Şimdiye dek ben aziz değildim. Ama yemin ederim cinayet işlemedim. Sizi yargılayacak olan ben değilim, Gregory, dedi kız tatlı bir sesle. Kaderiniz ne yazık ki madencilerin elinde. Ama onları suçsuz olduğunuza nasıl inandırabilirsiniz? İki tanık size karşı. Bella'nın ölürken söylediği sözler ve kolluklarınızdaki kan lekeleri kulübe kanla doluydu, diye bağırdı Vincent. Bu ölüm kalım savaşında kandan nasıl sakınabilirdim? Benden kuşkulanıyor musunuz Frona? Sakin olun Gregory, oturun, kendinizi toplayın. Bana kalsa sizi hemen serbest bırakırım ama halk tarafından yargılanacaksınız. Suçsuzluğunuzu nasıl kanıtlarsınız? Hiç tanıdığınız yok. Üstelik de ölmek üzere olan birinin sözleri, yaşayan birinin yeminlerinden daha gerçek gibi gelir insanlara. Bu kadın ölürken neden yalan söyledi acaba? Bana açıklayın bunu. Sizden nefret etmesi için nedenleri var mıydı? Ona ya da kocasına bir kötülüğünüz dokundu mu? Başını olumsuzca salladı Vincent. Bu yalanın nedenini açıklayamıyoruz, diye sürdürdü Frona. Madenciler bu ince noktalarla hiç ilgilenmez onlara göre suçlu olduğunuz kesin. Onları inandırmak için ne yapabiliriz? Gazeteci yığılıp kaldı. Ben mahvoldum diye inliyordu. Yapmayın, sizi hala kurtarabiliriz. Kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın böyle, asılmayacaksınız. Birini yargılayıp ölüme mahkum etmek isteyen bu adamlara karşı ne yapabiliriz? Irmaktaki buzun kırıldığını aklınızdan çıkarmayın. Bu sizin için çok şey demektir vali ve yargıçlar polislerle birlikte neredeyse çıka gelirler. Burada da duracaklardır sanırım. Bu arada sizi mahkum ettiklerini varsaysak bile kaçmanız için zamanınız olacaktır. Öneriniz mantıksız. Böyle bir kalabalıktan nasıl kaçabilirim? Babamı ve Baran Kubert'ını unutuyorsunuz. Dört kararlı insan. Çok şey yapabilir. Sevgili Gregory, inanın bana. Biraz akıllıca düşünürsek her şey yoluna girer kız genç adamı öptü ve saçlarını okşadı. Ama o hala kaygılıydı. Gece olmadan önce yanında Baron, Corliss ve Dill'le birlikte Jacob Wells boğazı açtı. Frona bir kulübede giysilerini değiştirirken baba Wells hasta adamın getirdiği telgrafları aldı. Haberleri okuyunca Jacob Wells kaşlarını çattı. En kısa sürede Birleşik Devletler'e gitmesi isteniyordu kızını görünce sakin olmaya çalıştı ve Corliss'la birlikte Millsat'ın kapatıldığı kulübeye gitti. Tutukluyla konuşma iznini çabucak aldılar. ''Nedenleriniz hiç de iyi görünmüyor.'' dedi Jacob Bass çıkarken. ''Bana güvenin Millsat. Bu konuda konuştuğum sürece ipin ucunda sallanmazsınız. Borgo öldürmemiş olduğunuza inanıyorum.'' ''Ne berbat bir gün.'' dedi Corliss Frona ile eve dönerken yarın daha da beter olacak diye karşılık verdi kız. Öyle uykum var ki. Çok yürekli bir kadınsınız. Sizinle gurur duyuyorum. Saat ondu. Gün batımının kızıllığında ırmakta yüzen dev buz kütleleri görünüyordu. Frona, benden ne isterseniz isteyin. Tüm ruhum ve bedenimle yerine getirmeye hazırım. Sağ olun sevgili Corliss. Tiyatro kahramanı olsaydım ölünceye dek diye eklerdim. Ama şu an yeri değil. Size yalnızca şunu söylemeliyim. Ne olursa olsun bana güvenin. O kadar iyisiniz ki. Bunun karşılığını... Yo, hizmetlerimi açık artırmaya çıkarmadım. Sevmek özveri ister. Kız ona uzun uzun baktı. Yüzünde şaşkın bir anlam olmasına karşın içi içine sığmıyordu. Günün olayları ve ilk karşılaştıkları andan beri anılar birbiri ardına aklına geliyordu. Furona planını ve nasıl davranmaları gerektiğini sırayla herkese açıkladığı zaman Jacob Wells bağırdı. Düşüncen çok güzel. Bu davranışımız öylesine beklenmedik bir şey ki başaracağımızdan eminim. Gerçek bir tiyatro oyunu diye belirtti baron. Bu düşünceyle kendimi gençleşmiş hissediyorum. Tiyatrovari bir ses tonuyla eller yukarı diye bağıracağım. Ama ellerini yukarı kaldırmazlarsa diye sordu Jacob Wells'a dönerek. O zaman düşünmeden ateş edin, kubert'ın Elde dolu silahla. Şaka yapılmaz hiçbir zaman. Bunu bilenler sizin tehlikeli olduğunuzu öğreneceklerdir. Siz de Bijou ile ilgilenirsiniz, Vans, dedi Furon'a. Babam yarın ırmakta az buz olacağını sanıyor. Tekneyi kıyıda hazır tutarsınız. Kapının karşısında. Tabii Vincent size doğru koşarak gelirken ne olup bittiğinden haberiniz yokmuş gibi davranacaksınız. Onunla yelkenliğe binecek ve Dawson'a gideceksiniz. İyi geceler. Hoşça kalın. Yatın. Sabah sizi görüp göremeyeceğimi bilmiyorum. İyi geceler, dedi Jacob Wells. Gidip yatın hadi. Buradan Dawson'a kadar 100 kilometre yolunuz olduğunu da unutmayın. 28. Bölüm Tuzak Madenciler toplantısında herkes Jacob saygıyla dinledi. Bu tür toplantılar," dedi. Geçmişte daha yasaların olmadığı zamanlar da vardı. Ama şimdi yasalar ülkenin her yerinde uygulanmakta olduğundan hükümet de bunlara uyulmasını titizlikle istemekte. Onun yetkisini elinden almak uygarlığını bir yana itip karanlığa geri dönmektir. Bu ayaklanmayı devlete karşı işlenmiş bir cinayet olarak ele alacaktır. Bu durumda da buradaki herkes suçlu duruma düşecektir. Söylemini bitirirken mahkeme üyeleri gelinceye dek oturumu ertelemelerini önerdi. Ama öneri oy birliğiyle reddedildi. Görüyorsunuz ya diyordu Vincent Fronay'a. Hiç umudum kalmadı. Var, beni iyi dinleyin. Birkaç sözcükle ona dünkü tasarılarından söz etti. Vincent, genç kızın coşkusunu paylaşamadan üzgün üzgün dinlemekle yetindi. Kız sözünü bitirince de, ''Bu düpedüz çılgınlık.'' dedi. ''Asılmak mı istiyorsunuz? Yaşamınızın hiç mi önemi yok?'' ''Elbette var.'' Tanık olarak ilk önce iki İsveçli geldi. Borgu kızdıran çamışır teknesinin devrilmesini anlattılar. Bu olay ilk anda önemsiz göründü. Daha sonra adamlar aralarında tartışmaya başladı. Kulübedeki adamlar nedenli kaba olurlarsa olsunlar, Vincent'ın bu davranışını o anda yapılabilecek en iyi davranış olarak yorumladılar. Başlarını birbirine yaklaştırıp fısıldaştılar. Salona yarım düzine kadar tanık girdi. Hepsi de cinayet alanını iyice incelemişlerdi. Adayı araştırmışlar ama kaçak iki adamı bulamamışlardı. Frona'nın şaşkınlığı karşısında Dil Bishop tanık olarak geldi. Genç kız onun Vincent'tan nefret ettiğini biliyordu. Bu yüzden de ne diyeceğini merakla bekliyordu. Yemin edip adını, yaşını ve mesleğini söyledikten sonra Dil gülmeye başladı. Bay Bishop, dedi ona Bilbran, Tutukluyu çok iyi tanıdığınız anlaşılıyor. Onun karakteri hakkında bildiklerinizi mahkeme önünde anlatır mısınız?'' Her şeyden önce bu adam çok kavgacıdır. Özür dilerim. Bu adamın tanıklığını kabul etmiyorum. Diye bağırdı sanık öfkeden titreyerek. Pöh! Beni bir kez görmüş olan bu deli. Madence ona doğru döndü. Bak hele, beni tanımıyor musunuz Gregory Saint Vincent? Hayır, dedi öteki hoşgörüyle. Sizinle bir kez karşılaştım. O da çok kısa olarak Davsında bitirmeden önce izin verin de size anımsatayım diye alayla söylendi değil. Bu ülkede 1884 yılından beri yaşadığımı belirteyim. Vincent birden ona ilgiyle baktı. Evet Bay Gregory, anılarınızı anımsamaya başlamanız beni çok sevindirdi. O zamanlar bıyığım vardı ve adım da Cubram'dı. Gülerek alay etti. Gazeteci onu tanımıyormuş gibiydi. Dilbişip doğru mu söylüyor Vincent? diye mırıldandı Frona. Vallahi onu tanıyorum sanırım. Daha fazla bilmiyorum. Bu olamaz. Joe Brown uzun yıllar önce öldü. 1884'te diyordunuz Bay Bishop diye sordu Bill Brown. Evet, doğru. 1884'te bir gazete tarafından gönderilen bu adam Alaska ve Sibirya'dan geçerek dünya gezisi yapıyordu. Ben de bir balina teknesinden kaçmıştım ve bu nedenle 40 dolar aylıkla bu adamın hizmetine Brown adıyla girdim. Benimle kavga etti. Bu sözler üzerine dinleyiciler kıkır kıkır güldü. Frona bile kendini tutamadı. Yalnızca sanık gülmüyordu. Daya'daki ihtiyar Andy ile sonra başkan Georges'la ve pay postacısıyla kavga çıkarmak için bahane aradı. Bizi çok zor durumda bıraktı. Bay başkan, şiddetle itiraz ediyorum dedi Frona ayağa kalkarak. Bu olayları anlatmanın yararı yok. Davayı aydınlatmaz. Tanının yalnızca cinayetle ilgili olanları anlatmasını istiyorum. Bill Brown gülerek ayağa kalktı. Sayın Başkan, savunma avukatının isteklerini kabul ediyoruz. Ama şu olay üstünde duruyoruz. Şimdiye dek anlatmış olduğu şeyler davayla doğrudan ilgilidir. John Borg'un ölümünü gören tanık getiremiyoruz bize ancak sanığı böyle bir eyleme iten nedenler ve yerler konusunda bilgi edinmek kalıyor. Bence bu adamın karakteri konusunu daha fazla uzatmak anlamsız olur. Jüri'nin etkilenmemesi için onun yalancı ve alçak olduğunun bilinmesi yeterlidir sanıyorum. Onu akşam olmadan asabilmek için sağlam ve uzun bir ip örmek istiyoruz. Sayın başkan, sizden tanığın sözlerini yeterli bulup konuşmasını bitirtmenizi rica ediyorum. Frona'nın isteğine başkan karşı çıktı. Bill Brown, bir şıba devam etmesi için işaret etti. Biraz önce de söylediğim gibi, Vincent canımızı çok sıktı. Şimdi size bu kişisel ayrıntıyı söylemeliyim. Suyla ben hiç anlaşamayız. Ona bir türlü alışamadım gitti. Vincent da bunu biliyordu. Ve kendisi yaya yürürken beni Box Kanyonu'nu geçmeye zorladı. Sonuçta tekne devrildi. Yiyeceklerin ve tütünün yarısı kayboldu. Vincent da bana kızdı. Bir süre sonra Berç Gölü üzerindeki yerlilerle kapıştı ve açlıktan neredeyse ölecektik. Niçin? diye sordu Bilbran. Kendisine tatlı tatlı bakan bir yerli kadın yüzünden. Bu işten kurtulunca ona kadınlar, özellikle yerli kadınlar konusunda öğütler verdim. İyileşeceğine söz verdi ama sözünde durmadı. Petit soğumanlarla başımız derde girdi yine. Bu kez kurnazlık etti ama onun ne yapacağını öğrendim. Kendisine babaca öğütler verdim. Bey öfkelendi. Onu dövmek için kıyıya çıkardım. Daha sonra bana surat astı ve Reni ırmağının ağzına girince yüzü gülmeye başladı. Orada balık avlamakta olan bir sıvaşı kabilesi gördük. İçlerinde şimdiye dek görmüş olduğum en güzel yerli kızı da vardı. Kampta uzun süre kaldı, gerektiğinden fazla. Başkan Frona'ya uzun uzun baktıktan sonra ''Yeter artık bir işip diye sözünü kesti. ''Yeterince dinledik.'' ''Rica ederim, tanığa anlatması için zaman verin.'' diye üsteledi Frona. ''Anlattıkları çok ilginç.'' ''Size şimdi ne söyleyeceğimi biliyor musunuz?'' diye sordu değil başkanı. ''Susun ve konuşmama izin verin.'' Bilbran Brown bir kavgayı önlemek için ayağa kalktı ama başkan kendini tuttu beni engellemeseydiniz şu an bitirmiş olacaktım, dedi Dil. Benden kurtulmak için Vincent günün birinde başıma vurarak beni bayılttı. Genç kadını kayığımızın arkasına bağladı ve beni en yakın köye bir kilometre uzakta bırakıp gitti. O çağda Yukon'daki ülkelerin ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Ama yine de kendimi kurtardım. Onun Sibirya öykülerini siz de biliyorsunuz. Dil etkili bir şekilde ara verdi. Ben de bazı şeyleri biliyorum. Elini ceketinin kocaman ceplerinden birine daldırdı ve eski görünüşlü küçük, ciltli bir kitap çıkardı. Bu kitabı bana Peter Whipple'ın karısı verdi. Ona da amcalarından birinden kalmış. Hangisinden olduğunu anımsamıyorum şimdi. Kısacası, burada Rusça bilen biri varsa bu Sibirya yolculuğunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Ne yazık ki kimse. Cooberton. Cobert'ın çok iyi Rusça bilir," dedi kalabalıktan biri. Karşı çıkılmasına rağmen Fransız'ın önünde bir yol açıldı. Onu ön sıraya ittiler. "Bu dili biliyor musunuz?" diye sordu Dil. Biraz uzun zamandır konuştuğum yoktu. "Haydi, kimse sizi eleştiremez burada." "Hayır, ama başlayın," dedi başkan. Dil ilk sayfası açık olan kitabı eline tutuşturdu. Aylardan beri sizin gibi bir bilgin arıyordum bende diye sevinçle bağırdı değil. Haydi, hepimiz merak ediyoruz. Goberton titrek bir sesle çevirdi. Yuks babanın Hamas Deims'lar arasında Sibirya'da yaşamış olduğu serüvenlerin günlüğüdür. Baron gözlerini kitaptan kaldırdı. Bu kitap hangi tarihte basılmış diye sordu Dil. 1807 yılında Varşova'da. Madenci dinleyenlere mutlulukla baktı. Duydunuz değil mi? Bu tarihi aklınızda iyi tutun. 1807. Baron ilk paragrafı okudu. Bu Tamarla'nın suçudur diye sürdürdü çeviriyi iyi bildiği bir cümleyi anımsatarak. Daha ilk sözcüklerde Frona sarardı. Okuma boyunca da yüzü solgun olarak kaldı. Ara sıra babasına baktı. Onun da başının eğik olduğunu gördü. İçin için öfkeleniyordu. Öte yandan Vincent'ın gözlerini kendisinden ayırmadığını hissetmesine karşın onu görmemiş gibi yapıyordu. Tamerlan Doğu Asya'yı kana ve ateşe buladığı zaman diye sürdürdü Kubert'ın. Devletler devrildi, kentler yıkıldı, kabileler yıldız tozları gibi dağıldı. Bunun üzerine tüm halk kıtaya yayıldı. Fatihlerin durmak bilmeyen tarlalarından kaçan bir bölüm halk, Sibirya'nın sonuna ve Kuzey Kutbu'nun çevresine yerleşti. ''Birkaç sayfa atlayın.'' dedi Bilbran. ''Kalanını da biraz kısaltın. Gece boyu burada kalmaya niyetimiz yok.'' Kubert’ın kahramanın, ihtiyar şefin kızı İsfunga ile evlenmeye zorlandığı yere dek okumasını sürdürdü. ''Burada durabilir miyim?'' diye sordu Cooberton. ''Evet, bu kadar yeter.'' diye karşılık verdi Bilbran bana bu kitabın yayın tarihini bir daha söyler misiniz? 1807 yılında, Varşova'da. Bir dakika baron, size bir iki soru sormak istiyorum. Dil Bishop jüriye döndü. Baylar, hepiniz tutuklunun Sibirya anılarını ve Yokusbaha'nın öyküsünü dinlediniz. Bu anıların yüz yıl önce yayınlanmış olması dikkatinizden kaçmamışsa, sanığın kandırmak istemesi daha nereye kadar varacak acaba?'' Bu kişi beni Ren Irmağında 1888 sonbaharında bıraktı. O zaman Sibirya'ya gidiyordu. Anlattıklarına göre orada 1889-1890 yılları arasında yaşadı ve 1891'de Amerika'ya döndü. San Francisco'da büyük işletmecilik yaptı. Bakalım Fransız bilgilerimi tamamlayabilecek mi? Siz, Japonya'daydınız değil mi Bay Kubertin? Evet, dedi dila dinleyen Baron aklından bir hesap yapınca şaşkınlığını gizleyemedi tutukluyu orada mı tanıdınız tabii hangi yılda boyunlar öne uzandı 1889 yılında bu olanaksız baron vincent o tarihlerde sibirya'daydı dedi dil alayla alaylı, alaylı. goberton omuzlarını silkti aldırmazlıkla ve kalabalığın arasına karıştı birkaç dakika adamlar birbirleriyle başlarını sallayarak fısıldadılar Tüm bunlar uydurma, diye bağırdı Vincent Frona'nın kulağına. Kız onu duymamış gibi davrandı. Olaylar bana karşı gibi ama açıklayabilirim. Frona kımıldamıyordu. Başkan Vincent'ı çağırdı. O zaman genç kız babasına döndü. Babası elini tutunca gözlerine yaş doldu. Çıkmak ister misin? diye sordu babası. Başını salladı ve Vincent söz aldı. Frona'ya anlatmış olduğu aynı öyküyü yineledi ama daha ayrıntılı olarak ve önceki tanıkların söylediklerine değinmeden anlattı. Çamaşır teknesi olayını anımsattı. Basit bir kibarlık gösterisi John Borg'u öfkelendirmeme yetmişti. Bella onun tabancasıyla öldürmüştü. Bunu yatsımıyordu. Ama bu silahı Borg ondan günlerce önce ödünç almış ve geri vermemişti. Bella'nın kendisini suçlamasına bir anlam veremiyordu. Son soluğunu verirken neden yalan söylemişti acaba? sırdı. Dil söylediklerine gelince, bu yalanların gerçekle hiçbir bağlantısı yoktu. Adam gerçekten 1888'de Alaska'yı gezmişti ama o çağdaki olayları çarpıtıyordu. Baron'un anlattığı da bir tarih yanılgısı vardı. Hepsi bu kadar. Sorgulama sırasında Bill Brown şaşırdı. Tutuklunun öyküsüne göre kendisiyle iki gizemli kişi arasındaki dövüş çok sıkı geçmişti. Söyleyin bakalım böyle bir dövüşten nasıl yara beri almadan kurtuldunuz? Oysa Borgun sağlam yeri kalmamıştı. Vincent bunu kendisine bile açıklayamamıştı. Kendisini çok halsiz ve pestili çıkmış gibi hissetmişti yine de. Bu ayrıntıların önemi yoktu. Borgu ve karısını o öldürmemişti. Tüm söyleyeceği bu kadardı. Frona Vincent'ı savunmak için söz aldığında insan yaşamının kutsal olduğunu söyledi önce. Sonra da yeterli kanıt olmadan bir adamı ölüm cezasına çarptırmanın sakıncalarından, sanığın haklarından söz etti. Gereksiz tartışmalardan kaçınarak suçunun sabit olmadığını belirtti. Çamaşır teknesi olayına gelince bu yalnızca kıskanç bir kocanın kabalık gösterisiydi yargılama ve olayları değerlendirme hakkını onlara bırakıyordu. Tutuklu, saldırgan ve ahlaksız biri olarak gösterilmek istenmişti. Borgun karakterini anlatmak gerekli değildi. Herkes onun çok öfkeli olduğunu, bu huyu yüzünden kimseyle dost olmadığını biliyordu. Birçok düşmanı olduğu kesindi. Onu neden öldürmüşlerdi? Bu konuda bir şey bilmiyordu. Borgun o iki adama kendini öldürtecek nedenleri bulmakta yargıya düşüyordu. Tanıkların anlattıklarına göre o iki adamın hiç izine rastlanmamıştı. Winston, John'un ve Lafici'nin anlattıklarından başka da ipucu yoktu. O gece yolların çok sert olduğunu ve hiçbir ayak izinin kalmayacağını herkes biliyordu. Katiller ırmak çözülmeden önce gelip gitmiş olabilirlerdi. Filiç başıyla onayladı. Winston'ın ellerinin kanlı olmasına çok önem veriyorsunuz. Şu anda Bay Phile için giydiği ayakkabılara yakından bakarsak onların da aynı şekilde kırmızı lekeli olduğunu görürüz. Bu da bize Bay Phile için katil olduğunu kanıtlamaz. Üstelik Bay Brown mahkemeye tutuklunun vücudunda hiç yara izi olmadığını söylemişti. Borg, Winston'dan daha güçlü ve sağlam olmasına karşın çok yara almıştı. İddia edildiği gibi Vincent katil olsaydı Borg'la girişmiş oldukları zorlu dövüş sonunda onun da yaralanması gerekirdi. Yoksa Vincent'a bir şey olmamıştı. Bu noktanın açıklığa kavuşması gerekirdi. Başka bir şey daha. Vincent neden yola koşmuştu? İnanın bana bir katil giyinmeden kulübelere gidip sığınacağı yerde yola koşar mı hiç? Hayır. Vincent gerçek suçluları yakalayabilme umuduyla yola koşmuştu. Frona konuşmasını bitirince kulübe alkıştan inledi. Başarı elde etmek için Bill Brown, Frona'nın kanıtlarını çürütmekte gecikmedi. Savunmayı iyi biliyordu. Biraz sonra iki gizemli ziyaretçi cinlere benzetildi. ''Evet baylar'' diye sürdürdüğü konuşmasını Bella'nın son sözleri tartışılmaz. Gerçeği yalnızca Bella biliyordu. Ve ölmek üzere olan biri nasıl yalan söyleyebilir?'' son uykusuna dalmadan önce güçlükle doğruldu ve parmağıyla bu adamı gösterip o dedi. Suçlu Vincent'tır. Bill Brown'ın suçlayıcı parmağı kendine doğru dönük olduğu halde Vincent ayağa kalkmaya çalıştı. Yüzü birden ihtiyarlamış gibiydi. Tek söz etmeden çevresine bakındı. Zavallı diye söylendi halk. Dilini birçok kez dudaklarında gezdirdikten sonra sonunda birkaç sözcük söyleyebildi. Size tekrar ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Tanrı'nın huzurunda yemin ederim ki ben suçsuzum. Korkulu gözlerini İskoçcon'a çevirdi. Ve ben değilim, ben değilim diye bağırdı. Düşünceye dalmış görünüyordu Furon'a. Onu elinden tuttu ve yavaşça oturttu. Kalabalıktan birisi bağırdı. Gizli oylama. Bill Brown hemen sıçradı. Hayır, hayır. Açık oylama istiyorum. Biz erkeğiz düşüncemizi açıkça göstermekten korkuyor muyuz? Bir kargaşalık oldu ve oylamaya başladı. Adı okunan herkes, Kubert'ın, Frona ve Jacob Wells dışında suçlu diye bildirdi. Başkan ayağa kalktığı zaman, Baron Kubert'ın kapının yanına geldi ve küçük bir konserve varilinin üstüne çıktı. Jacob Wells masanın öteki ucuna yerleşti. Sırtını sobaya verdi. Başkan boğazını temizledi ve sessizliği sağladı. Baylar, tutuklu, diye başladı. Eller yukarı, diye buyurdu Jacob O otoriter bir sesle. Bir saniye sonra Kubert'ın tiz sesi duyuldu. Eller yukarı baylar, tabancalarıyla kalabalığa öne arkaya gitmeleri için emir veriyorlardı. Tüm eller havadaydı. Tokmağı tutan başkan dışında. Hiçbir düzensizlik olmadı herkes olduğu yerde kaldı. Sonunda tüm bakışlar Jacob Wells'e çevrildi. Kımıldamadan duran Linson şaşırmış gibiydi. Frona eline bir tabanca tutuşturdu. Ama adamın parmakları kapanmak istemiyordu. Haydi Gregory diye yüreklendiriyordu kız. Çabuk ol. Corliss sizi kayıkta bekliyor. Zaman yitirmeyelim. Gelin. Onu sarstı ve tabancayı verdi. Kız üzerine nişan alınca ayağa kalktı. Vincent uykudan uyanıyormuş gibiydi. O zaman Frona onu arkasından sürükleyerek kapıya doğru gitti. Adamın dizleri titriyor, uyur gezerler gibi yürüyordu. Parmakları gevşeyince tabanca yere düştü. Almaya bile kalkışmadı. Frona hemen eğildi ama Filiç ayağını tabancanın üzerine bastı. Kız gözlerini kaldırınca adamı gördü. Filiç'in ayağını çekmeye çalıştı. Vincent şaşkın şaşkın yere bakıyordu durum Jacob Wells'in ilgisini çekti. Başkan tokmağını Jacob Wells'in kulağının arkasına indirmek için bu andan yararlandı. Wells düştü. Düşerken de tabancasını bıraktı. Onu da İsveçli John yakaladı. Aynı anda baron yere uzandı. Dil Bishop ellerini havaya kaldırmış, masum masum dururken varile bir tekme atmış ve Fransız'ı devirmişti. Fransız'ın silahı ateş aldı ve kurşun kulübenin tavanını deldi. Filiç Frona'yı kollarından tuttu. Birden uyanan Vincent kapıya doğru koştu. Ama Filiç'in çelmesiyle hızı kesildi. Başkan yumruğuyla masaya vurup sonucu bildirdi. Baylar, tutuklunun iki olayında suçlu olduğunu duyuyorum. Asılmayı hak etmiştir. 29. bölüm. Yerli Gav. Frona kendine gelen babasının yanına koştu bileği ezilmesine karşın şaşırtıcı bir gevezelikle hala konuşan kubırtını kaldırdılar. Tartışarak zaman geçirmemek için Bill Brown şöyle dedi. Sayın Başkan, adaletle alay ederek tutukluyu kaçırma girişiminde bulunan Jacob Wells'i, Frona Wells'i ve Kubert'ını kınamakla birlikte onların bu iyi davranışlarına anlayış gösteriyoruz. Böylece işi daha çabuk bitirebilmek için üstlerinin aranmasını ve salı verilmelerini istiyorum.'' Bu istek kabul edilerek iki adam çabucak arandı. Frona üzerinde hiç silah bulunmadığını söyleyerek bu işlemden kurtuldu. Salon yavaş yavaş boşaldı ve mahkemenin kararının uygulanması düşünüldü. Ne yapayım, başka çarem yoktu, dedi Başkan Jacob Bels'e. Uygun zamandan yararlandınız, size kızmıyorum, diye karşılık verdi Jacob Bels gülerek. Kulübenin öteki ucundan sesler yükseldi. Al sana alçak, Tim, onun parmaklarını ez. Bıraksana. Ah, beni ısırıyor. Ağzını açsana. Minsat'ın çevresinde bir grup adam gören Frona yaklaştı. Tutuklu yere yıkılmıştı. Deli gibi çırpınıyordu. İri yarı Tim, Dugan onu tutmaya çalışıyordu ama Minsat'ın dişleri koluna geçmişti. Ez onu Tim, ez onu. Nasıl yaparım budala? Ağzına bir levye sok. Bırakın, ona bir şey söyleyeceğim. Furana'nın tutuklunun yanına geçmesi için adamlar yana çekildiler. Kız yanına diz çöktü. Gregory, bu adamın kolunu bırak. İnsana benzemeyen bir bakışla kıza baktı. Soluk soluğaydı Vincent. Benim Gregory, dedi alnını yavaşça okşayarak. Duymuyor musun? Ben Furona'yım. Bu adamın kolunu bıraksana. Vincent'ın vücudu gevşedi. Çenesini yavaş yavaş koyverdi. Adamın kolu serbest kaldı. Şimdi beni iyi dinle Grogori, dedi kız. Öleceksin. Ölmek mi? Ama ben ölmek istemiyorum. Size güvenmemi söylemiştiniz bana. Hani her şey düzelecekti. Kız ona kaçma olanağı vermeyi düşündü ama bundan söz etmedi. Ah Furona, Furona! Adam hıçkırıyordu. Yüzünü genç kızın dizleri arasına sakladı. Grigori, yalvarırım insan gibi davran. Bütün isteğim bu. Gelin, diye emretti Tim Dugan. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm Bayan Wells. Ama onu dışarı götürmemiz gerek. Hadi çocuklar, Lucky, Johnson, şu adamı ayaklarından sürüyelim. Bu sözler üzerine Winston'ın bedeni kasıldı. Gözlerindeki kararlı ışık söndü ve parmaklarıyla Frona'nın elini sıkıca kavradı. Kız adamlara yakaran bir bakışla bakınca adamlar geri çekildi. ''Bana bir dakika zaman verin, fazla değil.'' diye yalvardı kız. Zahmete değmez," diye alay etti Dugan. "Bu herife acıyorum," dedi Blake. Frona, Vincent'ın saçlarını okşuyor ve kulağına bir şeyler mırıldanıyordu. Adamlar ne dediğini duymuyordu. Biraz sonra Vincent ayağa kalktı ve kendini genç kıza bıraktı. Irmağın kıyısına dek uyur gezer gibi yürüdü. Oraya varınca Yukon'un çamurlu sularına baktı. Madenciler kıyıdaki bir çamın çevresine toplanmıştı. Corliss kıyıda göründü ve Frona'ya doğru geldi. ''Ne oluyor?'' diye sordu yavaşça. ''Planımız yürümedi mi?'' ''Buradan Gregory.'' Adamın kolundan tutarak ipin altındaki sandığa doğru götürdü. Corliss yanlarında yürüyordu. Kalabalığa baktı, cebini karıştırdı. ''Frona, yardımım dokunabilir mi? İsterseniz şu adamları dağıtırım.'' Genç kız şükran dolu bakışlarını ona çevirdi. Bu adamlara karşı koyabileceğini biliyordu ama bu tehlikeli olurdu. "Hayır, Vance, artık çok geç. Bir şey yapamayız." "Bırakın. Hiç olmazsa denemiş oluruz." diye diretti Vance. "Olmaz. Planımızın yürümemesi bizim hatamız değil." Gözleri yaşla doldu. "Rica ederim. Fazla üstelemeyin. Öyleyse sizi buradan götürmeme izin verin. Böyle bir görüntüye dayanamazsınız." "Sonuna dek kalacağım." dedi Frona. Vincent'a baktı. Blake yağlı ipi hazırlıyordu. ''Sarıl bana Gregory'' dedi Frona, elini kolunun üstüne koyarak. Adam bu dokunuşla sarsıldı. Üzerine dikilmiş olan gözleri gördü. Elinde iple duran celladı fark etti. Adamı uzaklaştırmak istercesine kollarını kaldırdı ve bağırdı. ''Hayır, hayır, her şeyi açıklayacağım. Bırakın da size gerçeği anlatayım. Bana inanacaksınız.'' ''Konuşun, Dedi Başkan. Ama bizi akşama dek bekletmeyin. Sesinin duyulması için sandığın üstüne çıksın, sandığın üstüne diye bağırdı kalabalık. Sandığın üstüne çıkarıldı ve hemen konuşmaya başladı. Bu cinayeti ben işlemedim, ama tanık oldum. İki kişi yoktu, biri vardı yalnızca. Borgo öldürdü ve Bella da ona yardım etti. Açıklama alaylarla karşılandı. Yavaş ol, dedi Bilbran. Bella'nın kendisini öldürmesi için bu adama nasıl yardım ettiğini anlatın. O gece yatağına yatmadan Borg alarm aracını hazırlamıştı. Alarm aracını mı? Evet, Borg'un kapısının üzerine bir kayışla asmış olduğu bir tencereye ben bu adı verdim. Kapı açıldığı zaman tencere yere düşüyordu. Sanki hırsızlardan korkuyormuş gibi her gece tencereyi oraya koyardı. Cinayet gecesi kulübenin içinde birinin dolaşmakta olduğunu hissederek uyandım lamba kısıktı. Kapının yanında Bella'yı gördüm. Bor korluyordu. Bella dikkatle tencereyi kaldırdı ve kapıyı açtı. İçeri ayaklarının ucuna basarak bir yerli girdi. Maskesi yoktu. Onu bin kişinin arasında bile tanırım. Çünkü alnında gözünün üstüne kadar inen bir yara izi vardı. Tabii siz de yardım çağırmak için hemen ayağa kalktınız değil mi? Vincent başına eğerek hayır dedi. Soluk bile almadan ne olacağını bekledim ne düşünüyordunuz? Bella'nın yerliyle işbirliği yaptığını ve Borgo öldüreceklerini düşünüyordum. Kimseye haber vermediniz mi? Hayır. Başını eğdi. Düşmemesi için sandığın yanında duran Frona'ya baktı. Kız ilgisiz gibi görünüyordu. Bella bana doğru geldi. O zaman gözlerimi kapadım ve düzenli bir şekilde soluk aldım. Lambaya yaklaştı ve benim uyuduğumu sandı. Daha sonra bir homurtu ve çığlık duydum. Gözlerimi açtım. Yerli bıçağını Borga saplamaya çalışıyordu ama öteki de onu itiyordu. İkisi birden kapışınca Bella arkadan dolandı ve kolunu kocasının boynuna dolayarak sıktı. Diziyle de sırtına bastırıyordu. El birliğiyle Borgu yere yıktılar. Bu arada siz ne yapıyordunuz? Bakıyordum. Silahınız var mıydı? Evet. Borga verdiğinizi söylediğiniz bıçak mı? Evet ama baktım sadece. Borg yardım istedi mi? Evet ne dediğini söyleyebilir misiniz? Şöyle seslendi. Vincent, ah Vincent, tanrım yardım edin Vincent. Tutuklu bu anıyla titredi ve ekledi. Çok korkunçtu. Öyledir sanırım diye homurdandı Brown. Daha sonra ne yaptınız? Bakıyordum diye karşılık verdi inatla. Halktan küçümseyici bir homurtu yükseldi. Bok kurtuldu ve doğruldu. Elinin tersiyle Bella'yı kulübenin bir köşesine itti yeniden yerlinin üzerine atıldı. Bıçağını düşürmüştü. Borgun yumrukları altında öleceğini sandım. Vahşi hayvanlar gibi dövüşüyorlardı. Yere yuvarlanıyor, eşyaları kırıyorlardı. O anda Bella bıçağı kaptı ve kocasına sapladı durdu. Borg yerliyle kucak kucağa geldi. Kolları boşta olmasına karşın Bella'yı tekmeyle itti. Kadının bacakları kırılmıştı. Çünkü düştüğü yerden kalkamadı. İki adam sobanın yanına düştü. Yeniden yardım istemedi mi? Benden yardıma koşmamı istedi. Sonra ne oldu? Olayı izliyordum. Borg yerlinin elinden kurtulmayı başardı. Ve sallanarak bana doğru geldi. Yüzünden ter damlıyordu. Ve hiç gücü kalmamıştı. Bana tabancanı ver, çabuk ol dedi. Kör gibi eliyle yokluyordu. Sonra birden anımsadı. Duvarda asılı kılıfından silahı aldı yerli yeniden üzerine çullandı, bıçağını çekti. Kendini savunmaya çalışmadan Bella'ya doğru yürüdü. Borg yerliyi yeniden itti. Yerli kadının önüne diz çöktü ve yüzünü ışığa çevirdi. Ama gözlerinden akan kan görmesini engelliyordu. Yüzünü sildi ve kadına uzun uzun baktı. Daha sonra tabancayı kadının göğsüne dayadı ve tetiği çekti. Kızgın yerli üzerine atıldı. Elinden tabancayı aldı. Tam o anda lambanın bulunduğu küçük masa devrildi. İki adam karanlıkta dövüşmeye başladı. Silah sesleri duydum. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Yatağımdan çıktım. Beni ittiler. Bella'nın üstüne düştüm. İşte ellerim o anda kanlandı. Dışarı çıkarken yeni ateş sesleri geliyordu. Dışarıda Filiç ve John'a rastladım. Gerisini biliyorsunuz. Söylediklerim gerçektir. Yemin ederim. Gözlerini Frona'ya çevirdi. Kız ilgisizce sandığa dayanmış duruyordu hala. Sonra kalabalığa baktı. Alayla alaylı kendisine bakıyorlardı. "Bunları neden daha önce anlatmadın?" diye sordu Bilbran. "Çünkü, çünkü neden?" "Çünkü Borga yardım edebilirdim." Gülüşmeler çoğaldı. Bilbran kurul'a döndü. "Baylar, dedi. ''İlkinden daha vahşi yeni bir haydutluk öyküsü daha dinlediniz." oturumun başında size bu adamın yalancı olduğunu kanıtlamaya çalıştım. Bunda başarılı olduğumu görüyorum. Bu yalana da inanacak mısınız? Düşüncenizi söylemenizi istiyorum. Hala kuşkuda olan varsa ikinci olarak anlatılanların gerçek olduğunu söyleyeyim. Eğer Vincent ekmeğini ve tuzunu Borg'la paylaşır ve ev sahibi öldürülürken karşıdan bakarsa bu sahneden de hiç insanca duygu duymayarak onun yardımına koşmazsa önünüzdeki adam asılmaya bile değmez bence. Kararınız nedir? Ölüm, asılsın. O sırada madencilerin dikkatini Separation adasını dönüp kıyıya yaklaşan büyük bir salın gelişi çekti yakına gelince içindeki iki adamdan biri bir halat atarak minst'ın altında durduğu ağaca doladı. Parçalanmış ve güneşten korumak için çam dallarına sarılmış olan geyik eti paketi kanlanmıştı. Saldaki adamlar kıyıda duranlara gururla bakıyordu. "Bu yükü dalsına götürmek istiyorduk." diye açıkladı adamlardan biri. "Ama hava çok sıcak. Olur mu öyle şey?" diye karşılık verdi öteki. Bu malı burada satabileceğimizi sanmıyorum. Dawson'da kilosuna bir buçuk dolar kazanırız. Oraya varmak için elimizi çabuk tutalım. Bu arada size yarı ölü birinin iskeletini bırakacağız. Arasında bir insan şeklinin göründüğü battaniye yığınını parmağıyla gösterdi. Onu bu sabah Stewart'ın ağzında 30 kilometre kadar ötede bulduk, diye ekledi. Bakılması gerek. Zavallı şeytan nasıl bu duruma geldiğini bize anlatamadı. Çabuk olalım. Çünkü et bozulacak. Yaralıyı nereye bırakalım? Vincent'ın yanında duran Frona adamı gördü. Battaniyelerin arasından yanık bir yüz çıkmıştı. Taşıyanlar yüklerini koyacakları yeri söylemesi için karşısında duruyordu. O anda Vincent genç kızın kolunu sıktı. "Bakın!" diye bağırdı, yaralının üstüne eğilerek. "Şu yara izine bakın." Yerli gözlerini açtı ve ağzını buruşturdu. "Bu o. Bu o adam." Heyecandan titreyen Vincent halka döndü. ''Hepiniz tanık olun işte. John Borg'u bu adam öldürdü.'' Bu açıklama öyle içtendi ki kimse gülmeye kalkışmadı. Bill Brown ve başkan boş yere yaralıyı konuşturmaya çalıştılar. Bir madenci yerli diliyle anlaşmaya uğraştı. O da başaramadı. O zaman Filiç'i çağırdılar. Yakışıklı melez adamın üzerine eğildi ve onunla çeşitli dillerde konuşmaya çalıştı. Ve umudu kırılınca vazgeçti. Sonra aklına yeni bir şey gelmiş gibi yeniden denemeye başladı. Aynı anda yaralının yüzü canlandı ve ağzından sesler çıktı. Bileç ırmağının yukarısında oturan Stixler'in dilini konuşuyor, diye açıkladı melez kaşlarını çatarak ve sözcükler arayarak Filiç adamı soru yağmuruna tuttu. Halka göre bu sorgulama pandomime benzemişti. İki adam kollarını sallıyor, homurdanıyordu. Yerlinin yüzü kararınca Filiç'in yüzü parlıyordu. Yerli susunca Filiç, size sözlerini yineleyeceğim, dedi. Bu adam gerçeği söylüyor. Blanç ırmağının kaynağından geliyor. Yaşamında hiç bu kadar beyaz adam görmemiş. Adı Gav ve son nefesini vermek üzere. Borg üç yıl önce Gavin ülkesine gelmiş. İyi avcı olduğundan kampa çok et getirirmiş. Bu yüzden de Stix yerlileri onu çok severlermiş. Gavin, Pico adında bir karısı varmış. John Borg ayrılmadan önce ona, Gav bana karını ver, karşılığında sana çok mal vereyim demiş. Gav kabul etmemiş. Pico'yu seviyormuş makosen dikmekte ve geyik derisi tabaklamada kadının üstüne yokmuş. John Borg üstelemiş, iki adam dövüşmüş ve Borg kadını kaçırmış. Ona Bella adını takmış, armağanlara boğmuş ama kadın gavu seviyormuş. Filiç yerlinin alnındaki yara izini gösterdi. Bu yarayı Borg yapmış. Gav az kalsın ölecekmiş. Uzun süre hasta yatmış. Ne babasını, ne annesini, ne de kimseyi tanımıyormuş küçük bir bebek gibiymiş. Sonunda bir gün beyninde bir aydınlanma olmuş ve eski kişiliğine dönmüş. Belliği yerine gelince karısını anımsamış. Babası ona John Borg'un ırmağa indiğini söylemiş. Bahar gelince Gav buz üstünde iz sürmeye başlamış. Bu kadar çok beyaz adamı görünce çok korkmuş. Bu ülkeye gelince geceleri yolculuk yapabiliyormuş ancak. Kedi gibi karanlıkta dolaşıyormuş.'' bir rastlantı sonucu Borg'un kulübesini görmüş. Vincent, Frona'nın elini sıktı. Ama genç kız parmaklarını çekti ve bir adım geriledi. Go, Pico'nun köpeklere yiyecek verdiğini görünce onunla konuşmuş. O gece gelmiş. Kadın ona kapıyı açmış. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Vincent suçlu değildir. Borg, Bella'yı öldürdü. Yerli Gav da Borg'u öldürdü. Gavborg'un attığı yumruklarla birazdan ölecek. Ama Pico ölmüş olduğu için o da yaşamak istemiyormuş. Olaydan sonra buz üzerinde ırmağın öteki kıyısına geçmiş. Ona böyle bir yürekliliğin görülmediğini söyleyince gülümsedi. Stewart ırmağına kadar sürüklenmiş. İki beyaz adam onu bulup buraya getirmiş. Ona göre hiçbir şeyin önemi yokmuş artık. Çünkü son saatinin çalınmış olduğunu hissediyormuş. Filiç birden konuşmayı kesti. Kimseden çıt çıkmıyordu. O zaman ekledi. İnanın bana, Gov çok yürekli biri. Frona, Jacob Vels'e yaklaştı. Baba, beni kulübeye götür. Yorgunluktan bayılacağım. 30. Bölüm Kızgın Nişanlı Ertesi sabah milyoner olmasına karşın Jacob Vels odununu kendi kesti. Bu iş bitince bir sigara yaktı. Ve Baron Kubert'ını aramaya çıktı. Furona öğlen bulaşığını yıkadı, battaniyeleri havalandırdı ve köpeklere yal verdi. Daha sonra çantasından Wordsworth'un bir kitabını çıkardı ve çam ağacından yapılmış bir sandalyeye oturdu. Şiir kitabı açıktı. Gözleri ırmağın yukarısında, yalı yarlara kadar uzanan tüm kıyıyı araştırıyordu. Telgrafçının kurtarılışını, ırmağın üzerindeki koşuyu anımsıyordu ama bazı ayrıntıları unutmuştu. Corliss'la geçirdiği son üç gün geldi gözünün önüne. Adını bile anmak istemediği öteki adamı düşüncelerinden kovdu. Er ya da geç, gerçekle yüz yüze gelecekti. Bugün için acı çekiyordu. Tommy'yi düşündü. Toronto'da yaşayan dul karısını ve çocuklarını unutmamaya söz verdi. Kuru bir dalın kırılmasıyla gözlerini kaldırdı ve Vincent'la göz göze geldi. Asılmaktan kurtulduğum için henüz beni kutlamadınız, dedi adam. Dün akşam çok yoruldunuz gerçekten. Ben de öyle. Bir de ırmaktaki yolculuğunuzun yorgunluğu var tabii. Yüzündeki anlamı keşfetmeye çalışarak kıza gizlice bakıyordu. Siz bir kahramansınız Frona, dedi heyecanlı. Telgrafçıyı kurtardığınız için değil yalnızca. Yargılamayı ertesi güne aldırmayı başararak beni de asılmaktan kurtardınız. Tanık bir gün sonra bulunmuş olsaydı çoktan daracığını boylamış olacaktım. Şu gav çok yürekli biri. Ne yazık ki ölmek üzere. İşe yaradığım için mutluyum, dedi Frona. Ama yine de beni kutlamalısınız. Davranışlarınızın kutlanacak bir yanı yok, dedi adamın yüzüne bakarak. Olayın böyle sonuçlanmasına sevindim. Benden daha fazlasını beklemeyin. Ah, neye kızdığınızı biliyorum. Dudaklarında tatlı bir gülümsemeyle kızın yanına oturmak için bir adım attı. Kız ona yer vermeyince ayakta durmak zorunda kaldı. Beni bu şekilde savunmanızdan sonra sanmıştım ki, ah beni anlamıyorsunuz dedi kız. Bana iyi bakın. Varlığınızın beni nedenle rahatsız ettiğini görmüyor musunuz? Bunun gerçek nedenini bilmek ister misiniz? Kürek gürültüleri ve erkek sesleri onlara kadar ulaşıyordu. Frona ırmağa baktı ve akıntıya kapılan bir kayıkta Dil bir gördü kıyıda duran Corliss öne eğilmiş halatı çekiyordu. Gregory, dedi Frona, bir adamla tuzunu ve ekmeğini paylaştıktan sonra ona ihanet ettiniz. Onun dövüştüğünü gördünüz ama yardım elini uzatmadınız. Onu savunurken ölmüş olsaydınız çok daha iyi olurdu. Sizin ölmüş olmanızı isterdim. Bu alçağa acır gibi acıyorum size. Bunu yürekten mi söylüyorsunuz? Sevgiye rakip olmaz, ''Tanrım, siz de öteki kadınlar gibi düşlerinizi ellerinizde yıkıyorsunuz. Bu konudaki eğitiminizin bitmiş olduğunu sanıyordum. Ne yapmak istiyorsunuz şimdi?'' diye sordu adam. ''Benim gibi birinin kolay kolay terk edilmeyeceğini bilin. Buna izin vermeyeceğim. Sizi uyarıyorum. Eski davranışlarınız kuşku uyandırdı. Benim de gözlerim ve kulağım var.'' Genç kız ona acıyarak baktı. Bu da adamı çileden çıkardı. ''Ah!'' Demek beni alay edilecek biri olarak görüyorsunuz öyle mi? Eğer ben düşersem sizi de peşimden sürüklerim. Bunu bilmiş olun. O sırada halatın altında iki büklüm olmuş olan Corliss yanlarına geldi. Frona onu selamladı ve Corliss, babam öyle önemli telgraflar aldı ki hemen Birleşik Devletler'e gitmek zorunda. Baron Coubertin'la birlikte Bijou ile gidiyorlar. Benimle Dalsın'a gelir misiniz? Hemen, bugün gitmek istiyorum.'' mahkemenin kararı sonunda gözlerimi açtı ve bana bu adamın ne kadar alçak ve yalancı olduğunu gösterdi, diye ekledi Vincent'ı parmağıyla işaret ederek. Onda sevdiğim sizsiniz. Evet, asıl sevdiğim sizsiniz Corliss. Corliss genç kızı kollarına alıp sıktı ve kayığa götürdü. Bill Bishop'ın yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı.